16 yaşından bu tarafadır ki devamlı geziyoruz. Gezmediğimiz, gitmediğimiz hiçbir ülke kalmadı. Hı hı. Galatasaray'a geldiğimde de kendimde saçlarımın döküldüğünü hissettim. Mustafa Denizli'yle beraber bu konuda arayış içerisine girdik. Hı hı. Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan her türlü ürünü getirttik. Denemediğimiz ürün kalmadı, hı hı. Aramadığımız ülke kalmadı. Buna bir çare bulamadık. Tanju Çolak yıllarca saç dökülme problemi yaşadı. Eski resimlerinde görüldüğü gibi saçları dökülmeye başlamış ve saç dökülme problemi her geçen gün artarak devam ediyordu. Ama bir gün, özellikle Türk seyircileri çok iyi bilirler, Neşotel Samax maçımız vardı. Hı hı. O maça da gittik. O maçtan bir gün evvel tesadüf İsviçreli doktorlar da vardı. Onlarla oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Kendileri bana çam yağının saça çok iyi geldiğini ifade ettiler. Türk futbol tarihinin unutulmaz maçı Neşotel Samax karşılaşması Tanju Çolak için hem futbol kariyeri hem de dökülen saçları için bir dönüm noktası oldu. Geldi sağ tarafa Tanju. Ceza sahasında gol! 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 Tanju! 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 Tanju Çolak, Neşotel Samax maçı öncesinde saç problemini İsviçreli doktorlara danıştığını ve kendisine çözüm için çam yağını tavsiye ettiklerini söylüyor. İsviçre bilim adamları tarafından da onaylanmış, tasdiklenmiş bir ürün. Evet, bunu Türk doktorlara da söyleyince nasıl olsa dedim bu saatten sonra bunu kullansam ne olur, kullanmasam ne olur. O saatte aklıma dahi gelmemişti Neşotel maçındaki doktorlara söylemleri ama hı hı. Bu doktorlar da bunun üzerine gidince... Ya dedim neden olmasın, neden kullanmayayım? Ne kaybederim? Ne kaybedebilirim düşüncesiyle? Ne kaybedebilirsiniz diyoruz çünkü kaybedebileceğiniz hiçbir şey yok. Tamamen bitkilerden meydana gelmiş bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün. Çam yağı zaten adı üzerinde. O yüzden denemenizde hiçbir şekilde zarar yok. Bitkisel olduğu için gönül rahatlığıyla da çam yağını deneyebiliyorsunuz. Kaybedilecek hiçbir şey yok. Zaten saçlar dökülüyor. Keşke... O zaman buna inanıp da çam yağını kullanabilseydim hı hı. Düşünüyorum. Çok evet. Samimiyetle en azından durdurabilirdim. Çünkü bu ürün gerçekten bitkisel. Hı hı. İçinde çam yağı da var, sarımsak yağı da var, çinko da var. Evet. O Brezilya'da yetişen hı hı. Küçük çamların yağları da var. Ha, yani o kadar özellikleri olan bir çam yağı ki... Hı hı. Çok fark ediyor. İsviçreli bilim adamları tarafından özel olarak geliştirilen Natura Derm çam yağını kullanmaya başladığında mucizevi şekilde sorunun çözüldüğünü söyleyen Tanju Çolak'ın saç dökülmesinin durduğunu ve dökülen saçlarınınsa geri geldiğini sizler de görebilirsiniz. Natura Derm çam yağının kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonra haline sizler de şaşıracaksınız. Türkiye ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak kullandı ve memnun kaldı. Şimdi herkese tavsiye ediyor. Tanju Çolak kimliğindeki resmini değiştirdi. Artık sizin de kimliğinizdeki resminizi değiştirmenin vakti geldi. İnsanların evet. Böyle keyfi, zevki yerine gelsin. Değil mi? Aynaya baktıkları zaman mutlu olsunlar. Kendilerini keyiflensinler. Sokağa kendilerini atsınlar. Göğüslerini açığa açığa desinler ki biz bu çam... Natura Derm çam yağını kullanıyoruz desinler. Hı hı. Bunlar çok önemli. Natura Derm çam yağı sayesinde hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Daha gür ve daha canlı saçlara sahip olmak sizin de hakkınız. Artık bir daha böyle bir problemle karşılaşmayacaksınız. Natura Derm çam yağının içeriğinde çam yağı, biotin, sarımsak yağı, soğuk palmetto, demir, yılan yağı, ginkgo biloba ve çinko bulunmaktadır. Natura Derm çam yağının saç oluşumunda artış gösterdiği, saç dökülmesini engellediği, saçlarda canlanma gözlendiği ve çam yağının kullanımla saçların uzama hızını arttırdığı kanıtlanmıştır. Gördüğünüz gibi Natura Derm çam yağı size imkansızı değil, mucizeyi sunuyor. Artık sizin de saçınız başınıza dert olmasın. Çam yağı sayesinde saç dökülmesi derdi geride kalıyor. İddia etmiyoruz, ispat ediyoruz. Bu muhteşem ürünü tanıtım fiyatıyla sizlere sunuyoruz. 3 kutu Natura Derm çam yağı sadece 49 lira. 6 kutu Natura Derm çam yağı sadece 79 lira. Yıllık tecrübesiyle gözlük sektörünün öncü kuruluşlarından olan Deva Optik, Lacoste, Ray-Ban,
Top Ten, Ose, Versace, Dolce Gabbana, Sarar, Levi's gibi birçok markanın Rize'deki tek yetkili satıcısı Deva Optik. Ayrıca göz dinlendirici antrefile camlar, ışığa ve güneşe karşı duyarlı kolormatik camlar, süper inceltilmiş Japon Einoa camlar, numaralı güneş gözlükleri, yakın ve uzağı aynı anda gösteren camlara çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 4 ayrı şubesiyle Deva Optik, SSK, memur, tüm resmi ve özel kurumların gözlüklerini 2 yıl garanti ve 12 aya varan taksit imkanlarıyla sunuyor. Kavurmada 1938'den beri gelen mükemmel lezzet üç el kavurma. Karadeniz'in yaylalarından özel seçilmiş hayvanların hijyenik ortamda kesilerek işlendikten sonra sofranıza gelen kavurması üç el kavurma. Üçel Kavurma, Karadeniz'in tüm seçkin marketlerinde. Kavurmada gelinen son nokta Üçel Kavurma, Meteoğulları'yla sizlerle. Meteoğulları Limited Şirketi, Menderes Bulvarı, Sanayi Girişi, Engindere, Rize'de. Telefon 0464 214 70 çift 0. Ayrılan zaman. Tertemiz doğa ve havasıyla şehrin stresinden uzaklaşıp tatilinizi lezzetli yemeklerimizden yiyip şifalı Andon suyundan içerek geçireceksiniz. Alkolsüz bir ortamda ailece dinlenecek, hoşça vakit geçirebileceksiniz. Tamamen yenilenen Andon Yayla Han'da en güzel şekilde konaklayabileceğiniz ve doğal ürünlerle kahvaltı, günün her saatinde kuzu, köfte, tavuk ızgara, saç kavurma, tereyağında alabalık, doğal köy peyniriyle mis gibi bir mıhlama, menemen, fırında sütlaç, nargile ve demlikte çayla sizleri unutamayacağınız anlar yaşatacağız. Dev ekranda maç keyfiyle sunan Andon Yaylahan, Rize Andon'da. Rezervasyon 244-3749. Keyifli, sıcak ve samimi bir ortam. Andon Yaylahan.
Efendim canlı yayında teknik bir arıza, ses kaydı. Maalesef ses cihazındaki bir montaj ses kısıklığına sebep olunca arkadaşlar bizi uyardılar. Tekrar kısa bir süre ara verdik ve programımıza tekrar açılışı yaparak başlamak istiyoruz. Efendim FIFA U20 Dünya Kupası biliyorsunuz ülkemizde yapılacak ve büyük bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak. 21 Haziran'da başlayacak olan karşılaşmalarda ülkemizde 7 ilde 52 toplam karşılaşma oynanacak. Ve 25 Haziran'da Türkiye U20 milli takımımız Kolombiya U20 milli takımıyla 25 Haziran'da Rize Yenişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbol Federasyonu'ndan yaklaşık bir ay önce gelen arkadaşlar, yetkili arkadaşlar bizimle beraber oturdular ve FIFA U20 kapsamında bize destek verir misiniz çağrısı yaptılar. Bizler aslında ligler bittiğinde programımızı bitiriyorduk ama Futbol Federasyonu'ndan özellikle bize gelen bu çağrı, bu istek, bu arzuyu kırmamız mümkün değildi ve futbola bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem Çaykur Rizespor'la ilgili yeni aktarmaları, yeni bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. Hem FIFA U20 ile ilgili yine bütün ağırlığımızı bu akşam ona vereceğiz ve milli takımımızla başlayacağız. Çaykur Rizespor'la devam edeceğiz. Konuklarımız olacak. Telefon bağlantılarımız olacak. FIFA U20 ile ilgili onların görüşlerine yer vereceğiz. Ve yine de programımızın sonlarına doğru Pazar Spor'la ilgili konuşacağız. Ve Ekrem Orhan sahasıyla ilgili yine arkadaşlarımız burada konuşacaklar. Konuyu masanın üzerine yatıracağız. Neler oluyor Ekrem Orhan stadında diye gelişmeleri alacağız. Efendim bu akşam Selman Kutlu kardeşim yok. Şehir dışında olduğu için onun yerinde değerli bir kardeşim var. Eski futbolcu ve şampiyonluk tatmış bir isim. Rize'den, içimizden kopan, içimizden gelen bir isim. Şimdi antrenörlük hayatına devam eden Sayın Ali Kulaksız bizimle beraber. Sayın Ali hoş geldin. Teşekkür ederim Alaaddin abi. Evet Ali Kulaksız tabii Konyaspor'da şampiyonluk tatmıştı. Değil mi Ali? Malatya. Malatya'da, bir de Malatya'da şampiyonluk tattın. İki şampiyonluk tattın. Futbol hayatında önemli başarılara imza attın. Öncelikle antrenörlük hayatında da İnşallah aynı başarıyı gösterirsin diyorum. İnşallah. Bir başka konuğum programımızın sezon başından bu tarafa yorumculuğunu üstlenen ve Çaykur Rizespor'la ilgili her zaman bildikleri doğruyu söylemeye çalışan ve bazen eleştiri alsa da yine birçok binlerce taraftarın ilgi ve dikkatini çeken iş adamımız Sayın Sinan Mete bizimle beraber. Sayın Mete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili seyirciler, milli takımımızla başlayacağız. Çaykur Rizespor'la devam edeceğiz. FIFA U20 ile ilgili telefon bağlantılarımız olacak. Bizim yorumlarımız olacak. Ve sonrasında da yine Pazarspor'la ilgili programımızı sürdüreceğiz. Bu akşam önemli konuklarımız olacak. Gerçekten programımızın başından dibine kadar izlerseniz çok önemli futbol adamlarını bu akşam telefonla ağırlayacağız. Konuk edeceğiz. Ve Türk futbolunu konuşmaya çalışacağız. Çaykur Rizespor'u konuşacağız. FIFA U20'yi konuşacağız. FIFA U20'ye ev sahipliği yapacak olan ülke Türkiye sevgili seyirciler. Çok büyük bir organizasyon. 7 il seçilmişti bu U20 Dünya Kupası maçlarına oynanabilmesi için. 7 ilden bir tanesi Rize. Ve Rize'de 25 Haziran'da önemli bir karşılaşma oynanacak. Ve önemli karşılaşma saat 21'de başlayacak. Türkiye U20 ile Kolombiya U20 arasında oynanacak olan karşılaşma son derece ilginç ve önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Onun için Çaykur Rizespor taraftarlarının, Rizeli futbol severlerin, futbol aşıklarının tribünleri doldurması gerekiyor. Çünkü FIFA bu önemli mücadelelerde tribündeki taraftar sayısına son derece dikkat çekiyor. Çünkü eğer istenilen taraftar sayısı tribünlerde olmadığı müddetçe FIFA'nın böyle büyük bir organizasyonu bir daha ülkemize verme şansı yok gibi bir şey sevgili seyirciler. 7 yılda yapılacak dedik ve 7 yılda toplam 52 karşılaşma oynanacak. Bu 52 karşılaşma tabii ki tam 190 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Evet 190 ülke, 190 devlet televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanacak FIFA U20 Dünya Kupası. 500 milyonun üzerinde insan topluluğu bu maçları izlemesi bekleniyor. Dünyada 500 milyon üzerinde futbol sever ekranları başında FIFA U20'yi Türkiye'de oynanacak olan büyük bir organizasyona ev sahibi yapacak olan ülkemizdeki maçları izleme olanağı bulacak çeşitli ülkelerin kanallarında. Sevgili seyirciler, milli takımımız maalesef iki özel maç oynadı. Geçtiğimiz hafta Salı günü Almanya'da hazırlık maçları, hazırlık kampı geçirmişti ve Almanya'da Letonya ile karşı karşıya geldi A milli futbol takımımız.
Başında Abdullah Avcı'ydı ki Abdullah Avcı o maçtan bir gün önce, maç salı günüydü, pazartesi günü akşamı konuğumuz olmuştu. Rakip Letonya'ydı. 3-1 öne geçmemize rağmen maçtan 3-3'lük bir skorla ayrılan milli takımımız cuma günkü rakibi Slovenya'ydı ve Slovenya karşısında alacağı sonuç merakla bekleniyordu. Ama Slovenya karşısında milli takımımız yine 2-0 mağlup olurken iki hazırlık maçında gerek ortaya koyduğu futbol ve gerekse aldığı skorla futbol taraftarlarının, futbol kamuoyunun tepkisini almıştı. Milli takımımıza başlayacağız dedik. Çaykur Rizespor'da gelişmeleri sizleri sıcağı sıcağına aktarmaya çalışacağız sevgili seyirciler. Neler oluyor Çaykur Rizespor'da? Çiçeğe bulunan Rıza Çalınbay imzayı attı. Bugün göreve başladı. Bugünden tezi yok dedi. Kollarını sıvadı ve Çaykur Rizespor'la ilgili yapılabileceklerini masanın üzerine yatırdı. Ve bugünden itibaren bunları izrahatlamaya çalışmaya başladı. Ve Rıza Çalınbay da yine telefon attığımız olacak. Telefon konumuz olacak. Hemen Ali seninle başlayalım. İki maç oynadık. Ama ikisi de ne oyun ne de sonuç olarak takımımızı, halkımızı tatmin etmedi. Aslında Abdullah Avcı geleceğin takımını kurma düşüncesi içerisinde bana göre ileriye dönük bir proje üretme aşamasında. Genç bir kadro, tecrübeli futbolcu arasında gençleri de arasına katarak böyle bir milli takım yaratmaya çabasında ama Avrupa Şampiyonası'na giremeyen milli takımımız 2014 Dünya Kupası eleme maçları oynayacak kısa bir süre sonra. Ama milli takımımıza baktığımızda Abdullah Avcı ile sadece bir galibiyetimiz var ve diğer maçlarda istenilen sonuçları alamadık. Neden istenilen sonuçları alamadık? Abdullah Avcı nerelerde sana göre yanlış yapıyor veya bir başka deyimle doğru mu yapıyor da biz yanlış algılıyoruz veya futbol kamuoyu böyle algılıyor? Şimdi ben şöyle düşünüyorum, skor olarak kötü gözüken bir ortam var ama hocamızın verdiği bazı mesajlar var Alaaddin abi. Özellikle diyor ki altyapılarımıza eksiklerini bu mini maçlarda görüyoruz diyor. 2002'de Almanya'da çöken bir altyapı vardı. Müthiş bir hareketlilik vardı Dortmund'da, Bayern Münih'te, diğer kulüplerde. Şimdi 2013'e geldik, Bayern Münih bütün kupaları aldı, Dortmund alıyor. Yani Almanya'nın bir çıkışı var. Ama bu kaç senede oldu? Bir 10-12 senelik bir süreçte oldu. Abdullah Avcı'nın skor olarak o da memnun değildir. Oynatmaya çalıştığı futboldan da memnun değildir ama hoca bazı mesajlar veriyor. Diyor ki altyapılarımız bir an önce gelişmesi lazım diyor. Ama nedense milli takımlarımızda seçimler çok 2 senede 3 senede bir değişiyor. Hocalar, futbol gelişim direktörü Ersun Yanal'dı. Ondan sonra Tolunay Kafkas geldi. O da gitti. Şimdi bir başka abimiz geldi. Değerli bir büyüğümüz. Burada biraz kalıcı olmak lazım Alaaddin abi. Ben şunu görüyorum ki Almanya'dan çocuklar geldiği zaman bir ya iki adım önde. Almanya'daki Türkler. Yani biz herhalde bir iki sene sonra Almanya'daki Türkleri buraya yerleştireceğiz gibi gözüküyor. Kendi içimizdeki değerleri ön plana atmama gibi bir sıkıntımız var. Bu kendi ilimizde de çok büyük sıkıntılarımız var. Türkiye'nin tarafında aynı sıkıntı var. Ya, ama şu var yani, bu İlhan Cavcav bile bunu demiştir yani. Ben dağları taşları deler tesis yapar, Karadenizli çocukları ön plana çıkartırım demiştir yani İlhan Cavcav. Gidin sorun. Ki bugün sorun örnek alınan tek isim. Evet, evet. Yani inanılmaz bir şekilde. Sen milli takım hali değerlendirdiğinde Abdullah Avcı'yı nasıl değerlendiriyorsun? Yani geleceğin milli takımını kurma aşamasında doğru. Gençleri işte tecrübelilerin yanına monte etmeye çalışıyor ama arada da çok kısa bir süre var. 2014 Dünya Kupası, evet, Avrupa Şampiyonası, evet. Hayallerimiz suya battı. Şimdi bir tarafta ona hazırlanırken bir tarafta ortaya çıkan bu sonuçlar ve geleceğe umut vaat etmeyen bir milli takım gibi gösteriliyor. Yani bir tarafta doğru yapıyor bana göre ama bir tarafta da skora yansımayacağı bu işler Türkiye'de maalesef başarısız sayılıyor. Biraz daha düzeyli eleştirilirse... Özellikle yani karşı tarafı zedeleyici konuşmalar çok oluyor. Hoca, antrenörlerimiz, kendi insanımız oraya geldiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Abdullah Avcı tabii ki bir insanın moral motivasyonu bozulabilir. Bu kulüp zaten milli takımımızı aldığında da çok iyi bir dönem değildi yani. Kaybetmiştik. Bu süreçte de hızlı bir giriş yapmaya çalıştı. Elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Okan Buruk, Tayfun Korkut genç bir jenerasyonu aldı. Ama konuşurken çok eleştiriyoruz Alaaddin abi. Yani Abdullah Avcı da bir insan. İşte İstanbul Belediye'de 5-6 senelik bir çalışmışlığı var. Futbolun içerisinden gelen bizim insanımız. Çok da başarılı bir performansı var. Bence düzeyli duruyor. Düzeyli bir şeyler yapmak istiyor ama sağduyulu bir basınımız yok. Çok eleştiriler çok farklı.
Ama hiç kimse demiyor ki yani bu biz en son ne zaman başarılı olduk? 10 sene önce, 8 sene önce ya. Evet. Yani biraz da o taraftan hocaya biraz konuşurken dikkate alınması lazım yani moral abi motivasyondan. Yani basının işte birilerini monte etmek istemesi gibi yani bu da bu yönlendirilme da, var. Yönlendirilme var. Kesinlikle yönlendirme evet, var. Evet. Sayın Mete'ye hemen döneceğim. Sayın Mete, milli takımımıza sen nasıl bakıyorsun? Abdullah Avcı genç bir isim, dinamik bir isim, içimizden gelen bir isim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ali'nin de söylediği gibi genç isimleri İstanbul Büyükşehir'de futbola kazandıran ve istikrar vaat eden bir isim. Sanki milli takımı geleceğe hazırlayan bir milli takım hüviyetinde sokmak istiyor. Gençleri alıyor, tecrübelerin arasında monte etmeye çalışıyor ama bir skorda iyi olmayınca hem halkımız tedirgin hem de futbol kamuoyu sanki milli takımın Abdullah Avcı sırtlayamayacak derecede göstermeye çalışıyor. Bu konuyu sen nasıl yorumluyorsun? Tabii şöyle söyleyeceğim ben. Şimdi Ali'de bahsettiği gibi bakıyorsun geçmişteki milli takım başarısına 6-7 seneyi hatta 8 seneyi bulmuş oluyor. Altyapısı iyi bir hoca Atlı Hoca'nın. Son derece bunu kimse tartışamaz zaten. Yapılanmaya girmek zorunda. Şimdi gelip de sen 6-7 yıl önce hemen hemen bugün futbol bırakan insanlara gelip de o başarıyı almak için milli takım alamazsın. Hatta kalanlar bile bugün takımlarında kadroya giremeyen futbolcular. Tabii ki yapılanmayı yapmak zorundasın. Yeni isimleri götürmek zorundasın. Bunun için de beklememiz lazım. Alaaddin Bey, yani sabır olmamız lazım bir kere. Yani gelip de hocaya getiriyorsun, yarın başarı bekleyemezsin. Ama Türk insanına dediğin gibi bir sabırsızlık var. Beklemesini bilmiyor. Ali'nin dediği gibi basın havanın üstüne gidiyor. Yani bu kadar da değil. Hocayı bekleyeceksin. Bugün bakıyorum ki takımlarımızda yabancı sayısı 10-11 civarında. Evet. Yani sen bugün eğer 10-11 hatta 12-13 çıkacak gibi gözüküyor. Sen Türk futbolcusu nerede oynayacaksın? Değil mi? Yabancı sayısından Türk futbolcu kalmıyor yani. Takımlar önce Türk futbolcu kalmıyor. Şimdi bazı takımlara baktığımızda yabancı sayısı değil mi? Ben şimdi eğer özür dilerim. 11 tane 10 tane evet. Federasyon tamam mı? İzin verirse yabancı futbolcuya gel hepsi bugün 6 tane transfer yapan takımlarımız var. Bir de gayrıcı 7. 3 tane topçu oynatacağım Türkiye'den. Yani nerede bulacaksın? Ben bir dipnot bir şey söyleyebilir miyim Alaaddin abi? Evet. Benim şu çok üzüntüm var. Del Bosque Beşiktaş'a geldi. Beylerbeyi Ümraniye kasabı yakıştırması yapıldı. Löw Fenerbahçe'ye geldi. Çok farklı eleştiriler oldu. Bu insanlara da saygı duymuyoruz, kaybediyoruz. Kendi insanımıza da saygı kaybetmiyoruz. Ama hiç yanlışlardan doğrultmaya çalışmıyoruz. Ben, ben şöyle takviye edeyim. Bakıyorsun son zamanlardaki yabancı Türk asıllı futbolcu arkadaşlarımız daha çok milli takımda görev yapmak. Neden kaynaklaşıyor? Adamları kendini almayı gösteriyor veya Avusturya orada burada gösteriyor. Türk futbolcusu nerede kendini gösterecek? Oynamaya şansı yok ki. Ya o zemin yok. Yok ki. Bugün Fenerbahçe takımının 8 tane yabancısı var. Galatasaray'ın 9 tane var. Beşiktaş'ın 7 tane var. Trabzon 12 tane var. 12. Hangi Türk oynayacak? Alaaddin Bey ya. Gerçekten burada tabii ki Türkiye yani Türkiye bir şey katıyorlar futbol konusunda güzel amenli de. Yani seyir zevki artıyor, tribün doluyor. Ama bunun yanında altyapıdan adam çıkmayınca zaten çıksa nereye oynayacak? Abdullah Hoca ne yapacak şimdi? Bugün ararsan 4 tane 5 tane topçu var dışarıdan gelen bir takımda. Yani özetlersek Abdullah Avcı'nın uzun vadeli bir kapsamlı düşüncesi olduğunu kabul ediyor musun? Kesinlikle. Hocanın uzun süreçte ecabi disiplinli bir şekilde yaygınlaşmayı istiyorum ve öyle tahmin ediyorum. Ve bana geliyor ki artık Süper Lig'den değil de PTT Ligi'nden falan borcu almaya başlayacak adam. Çünkü neden? PTT Ligi'nde yabancının oynama sayısı daha az. Orada da yaş sınırını kaldırdılar. Yani onu da yaş dediğin gibisini kaldırdılar. Yani fosullaşmış Süper Lig'de oynamayanları ikinci lig dediğimiz PTT Ligi'nde değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Ki onlarla bu sene seyrettik. Yani. Bence Abdullah Avcı'ya yüklenince ne basın? Bu federasyon yüklesinde şu gerçekten şu yabancı sayısını biraz düşürsün. Bir de Ali şunu soracağım bir de. Şimdi PTT 1. liginde özellikle belli bir sayı ve yaş sınırı getirilmişti. O da bu sene kaldırıldı. Evet. Süper Lig'de kadroya giremeyen veya oynamayan veya küme düşen takımlardaki futbolcuları PTT 1. ligine bu sezon gördük. Bu da genç futbolcuların önünü tıkıyor gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru diyorsunuz. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Antrenörlükle ilgili, teknik direktörlükle ilgili. Sanki
böyle acemi birliği gibi bir şey var. 3 aylık dönemi geçti mi antrenör böyle bir ikisine kalıcı. Yani antrenör denilen olay sabırlı bir olay. Ve saygı duyulması gerekir. Oraya birini getirmişsiniz antrenör. Bu Rizespor'da da antrenör olandır. Beylerbeyinde de antrenörlük yapandır. Şırnakspor'da da yapandır. Milli takımda da. Gerekli saygı yok Alaaddin abi. Gerekli saygı. Yani kendi insanımıza değil dışarıdan gelen insana da bir saygı bir sevgi yok. Bu işi herkes bilmiş gibi davran ama bir çöküşteyiz şu an. Müthiş bir çöküşteyiz. Evet. Şimdi sevgili seyirciler milli takımla devam ediyoruz. Biraz sonra Çaykur Rizespor'un Çiçekburnu'ndaki teknik direktörü Sayın Rıza Çalınbay konuğumuz olacak. Ve birçok ünlü teknik adam bu akşam konuğumuz olacak sevgili seyirciler. Programımızı dop dolu sizlere telekulisi sunmaya çalışacağız. Ve eğer programın sonuna kadar izlerseniz gerçekten önemli. Geçtiğimiz hafta da çok önemli konuklarımız vardı. Geçtiğimiz hafta program hakikaten Türkiye'nin her tarafında hatta Avrupa'dan bile çok büyük mailler aldık, SMS'ler aldık, tebrik telefonları aldık. Geçtiğimiz haftayı aratmayacak kadar dop dolu bir program sizlere bu akşam izlettirmeye çalışacağız. Şimdi Sayın Mete, milli takımlara baktığımızda Avrupa'ya hatta dünyanın hiçbir ülkesinde hiç bu kadar bir milli takımın iskeletiyle, çekirdek kadroyla oynandığına ben şahit olmuyorum. Ya bakıyorsunuz işte Hollanda'yı, işte Almanya'sı, İngiltere'si, aklına nereye geliyorsa Brezilya'sı, yani Arjantin'i, kim geliyorsa dünya futbolunda, Avrupa futbolunda bizde neredeyse milli takımda oynamaya futbolcu kalmadı gibi bir şey. Çok arayış içerisindeyiz. Gelenler, teknik adamlar bir arayış içerisinde. Ama iskelet kadroyu Avrupalı ve dünyalı korurken biz çok fazla iskelet kadroyla oynuyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda görüşün nedir? Kesinlikle öyledir tabii ki. Yani şimdi ne yapacaksın ama şimdi? Bakıyorsun ki gerçekten Türk futbolu son zamanlarda bayağı bir maç müsabakası oynadı bütün takımlar hemen hemen. Çok maçta oynanıyor. Futbolcu kendine bakmıyor. Türkiye'de profesyonel falan diyorlar ama bence böyle çok sayıda profesyonel futbolcu olduğunu da tahmin etmiyorum. Yani kendine bakan futbolcu ne olacak? Kendi takımında, bir takımında verimli olacaktır. Evet. Şimdi bakıyorsun bir Galatasaray ve Fenerbahçe takımı yaklaşık bir 3-5 maçta öbür takımına fazla oynadı. Havuvam kendilerini bittiler gibi yani. Yani sanki yürüyemiyorlar falan odur budur. Ama Avrupa'da adamlar 70, 80, 90 tane maç yapıyor yani senede. Onun için Türk futbolu tabii ki ilerleme şansı yoktur. Bence yeni jenerasyon daha hocaya çok destek verilmesi lazım. Yabancı sayısının fazlalığından şikayetçisin anladığım kadarıyla. Ben kesinlikle şunu söylüyorum. Yabancı sayısı az ama sayısı, kaliteli yabancı. Ya tabii ki alacaksın. 4 tane adam alacaksın. 5 adam alacaksın. Hem ne yapacaksın? Oradaki Türk futbolcusuna bir şey gösterecektir. En azından profesyonelliği yani sporculuğu öğretecektir. Evet. Bugün bakıyorum Türkiye'de takımların içerisinde kaç tane sayabilirsin ki profesyonelce futbolunu oynuyor? Şimdi telefonumuzun hemen ucunda bekletmeden sevgili seyirciler hemen 1-2 yıl öncesinde imzayı atan ve Çaykur Rizespor'da 3. dönem teknik direktörlük yapacak olan tanıdık bir isim ve Çaykur Rizesporluların, Rizelilerin sevdiği bir isim sevgili seyirciler. Uzun yıllar Beşiktaş'ta futbol oynadı. Başka hiçbir kulübün formasını giymedi. Tam 22 yıl sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta altyapıdan geldi. A takımda takım kaptanlığı yaptı. Milli takımda oynadı. Ve sonra teknik adamlığa soyundu. Ve zor işleri seven bir adam. Bir isim Sayın Rıza Çalınbay. Telefonumuzun diğer ucunda. Rıza Hoca iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Evet hocam sesiniz biraz kısık geliyor. Biraz daha yüksek sesle lütfen. Hocam hemen şunu soracağım. Bugün Bismillah'a başladınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hem size hem Çaykur Rizespor camiasına hem Türk futboluna hayırlara vesile olmasını dileyelim. Ondan sonra da birkaç soru soracağım hocam. Sesimi alabiliyor musunuz? Ben duyuyorum, siz sorun. Evet. Hocam şimdi Çaykur Rizespor'u her ne kadar Süper Lig'de Sivasspor'un başında 3 sezon görev yapsanız da futbolun içinde birisi olarak PTT 1. Lig'i ne takip ediyorsunuzdu? Ve evet. Çaykur Rizespor'la tanıdığınız birçok isim de var veya talebeniz daha önce talebeniz olan. Öncelikle şunu soracağım. Takımda kalacakları belirlediniz mi hocam? Halkımız bunu merak ediyor. Şimdi şöyle biz tabii ki yönetimimizin verdiği bir liste vardı. Biz o listeye göre hareket edeceğiz ama şu anda net şekilde ne gideni ne kalanı belirledik.
Yarın öbür gün zaten belirler. Ben sadece bugün yönetime bir liste verdim. Transfer listesi verdim. Bir ikinci böyle sıralamayı da koyduk. İnşallah onları yapmaya çalışacağız. Yani zaten baktığınız zaman geçmiş kadrodan fazla bir oyuncu tutmayacağız. En fazla 9-10 tane oyuncu belki. 9-10 tane evet. Evet, onun dışındakilerin mutlaka değişmesi gerekiyor. İyi bir kadro kurulması gerekiyor. Süper Lig hakikaten çok zor. Hele ilk sene daha da zor. Ama şimdi bizim bilhassa transferde hiç hata yapmamamız gerekiyor. İyi transfer yapmamız gerekiyor. İnşallah yönetimimizin de desteğiyle bizlerin de çalışmasıyla iyi bir takım kuracağız. Kurmamız da şart yani. Hocam mevcut kadrodan 9-10 kişi kalacak dediniz. Diğerlerini herhalde başka kulüp bulmasını isteyeceksiniz. Doğru mu? Tabii ki yönetimin de verdiği liste var. Bunları yaparken yönetimle paylaştığımız şeyler oldu tabii ki. Anladım. Öncesinde yani bu konuda mutabakata vardınız değil mi? Tabii yönetimin de söylediği isimler oldu. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Çünkü ben sizin dediğiniz gibi ben ne kadar şey yapsam da izlesem de uzaktan ancak bir yere kadar. Tabii ki bunu yaparken Mustafa Hoca'yla da bir görüşmemiz oldu bayağı. Mustafa Hoca'nın da direktifleriyle, söylemleriyle ve yönetimin de söylemleriyle sonra kendi düşüncemizle bir şeyler oluşturduk. Ama şu anda bizim için önemli olan transfer. Burada da tabii ki en büyük yük yönetime düşüyor. Mustafa Hoca, Mustafa Hoca'yla da takımla ilgili bilgiler aldım diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Evet. Hocam şunu soracağım şimdi. Dış transferde 13-14 futbolcu almak istiyoruz diye beyanatlarınız var. Evet. Öncelikle şunu soracağım. Dış transfere nasıl bir yol izlemek istiyorsunuz veya nasıl bir düşünce sergiliyorsunuz? Şöyle ben çok basit konuşayım. Her yere oyuncu alacağız. Her yere ihtiyacım var. Özellikle kaleciye çok ihtiyacımız var. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Her yere oyuncu alacağız mutlaka. Ve almamız da gerekiyor yani. Onun için de dediğim gibi de işimiz çok zor ve çok uzun. İşte bir an önce hareket etmemiz gerekiyor. Ve yönetimimize de biz gerekli listeyi verdik. Hâlâ bu listeye eklemelerimiz de olabilir. Ama tabii ki bu verilen listenin hepsi alınacak değil. Ama bizim kadromuz ilk girdiğimizde belki fazla olacak kampa. Ama en fazla 25-26'yı geçmeyecek bir kadro kuracağız. Dediğim gibi yani hakikaten işimiz çok zor. Biz sabah gelip akşam çıkıyoruz bu isimleri bulmak için. Hem yurt içi olsun hem yurt dışı olsun. Bir sürü isimleri belirledik. Bugün de Koray Bey'e verdik biz listemizi. Artık yönetimimiz inşallah iyi bir şekilde halledecek hepsini. Hocam bu verdiğiniz listede tabii ABC şıkkı diye sundunuz değil mi? Tabii yani her futbolcu alınacak diye bir şey yok. Biz ama A'nın da B'nin de C'nin de kaliteli oyuncular bunlar. Tabii ki burada yönetimin de belli bir denge kurması gerekiyor transfer yaparken. Onun için de tabii ki ölçülü şekilde hareket edeceğiz. Çünkü bizim kuracağımız takım öyle sıradan bir takım olsun istemiyorum ben. Çok iyi bir takım olsun. Ve bu takım hem bu seneyi hem önümüzdeki yıl içinde kurulmuş bir takım olsun. Çünkü ben buraya geldiğimde işimizin zor olduğunu biliyoruz. Biz mesela şimdi Süper Lig'de çalışan, oynayan bir takıma gitseydik hiç belki de transfer yapmayacağız. 3-4 transferli işi bitirecektik. Şimdi en az 15-16 tane oyuncu almamız gerekiyor. Evet. Hocam yabancı sayısına baktığımızda şimdi mutlaka kaleci alacağız diyorsunuz. O zaman Loria ile yollar ayrılacak diye görünüyor değil mi? Doğru mu? Şimdi kaleciye ihtiyacımız var. Yani şöyle. Çünkü özür dilerim hocam. Loria PTT 1. Ligi'nde Türk uyruklu olarak oynuyordu. Ama Süper Lig'de yabancı statüsünde oynaması gerekecek. Yabancı statüsünde Loria'yı kullanmak istemiyorsunuz. Veya yerine bir başka isim alternatif düşünüyorsunuz herhalde. Valla ben çok iyi bir takım yapmak istiyorum. Biz araştırmalarımız her şeyimizi ona göre yapıyoruz. Demin de dedim kim gidecek kim gelecek belli değil. Sadece 9-10 kişi tutacağız. Onun dışındaki arkadaşlarımızla yönetimimiz yolları ayırıyor zaten. Bizim amacımız burada Rize Spor'u çok iyi yere taşıyacak oyuncuları bulmak. Başka bir düşüncemiz yok yani. Hocam şimdi yabancılar arasında Loria Simakov, Hasan Ossam, Depetris, Uçakalı ve Jallov. Bunların arasında mutlaka kalmasını istediğiniz futbolcu var mı? Ya şimdi ben isim veremiyorum zaten. Ben pazartesi günü oraya geleceğim. Orada zaten netleştiririm her şeyi. Orada sorarsanız bunların hepsine cevap verebilirim ama şu anda net bir şeyimiz yok yani. Abi bugün aldığımız bir bilgi doğru mu bilmiyorum. Uçakalı ile 3 yıllık bir anlaşma yapıldı diye kulağımıza geldi. Ya Uçe zaten kalacak. Uçe kalacak evet.
Jallov Osman'ın zannedersem sakatlığıyla ilgili bir problem devam ediyor. Anlaşması söz konusu değil diye geldi bize bilgi. Bilmiyorum bu da doğru mu? Yok, biz o konulara girmedik daha. Anladım. Ya bu konulara konuşmadınız. Yok. Anladım. Depetis, Hasan, Simako ve Loria bunlar konusunda ileriki günlerde her şey... Yok, onların hepsini doğru. İşte pazartesine kadar çözeceğiz. Pazartesi anladım. Ben büyük bir ihtimalle oradayım. Orada sorarsanız hepsine cevap veririm. Peki hocam, yabancı konusunda kararınızı verdiniz mi? Yani kaç yabancı almayı düşünüyorsunuz? İşte 10 tane alacağız işte. 10 yabancı. Hayır, yabancı derken yani ülke içinde ve ülke dışından mı? Ülke içindekileri mi tercih edeceksiniz genelde? Var, hepsi var tabii ki, hepsi var. Yani bizim şimdi... bu yabancı alırken çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şey, biliyorsunuz seneye de 8'e iniyor yabancı. Ya 6-4'e uyacak bugün, mısınız bu sezon? Öyle, bizim alacağımız yabancıların seneye de yararlanacak şekilde almamız gerekiyor. Mesela onlardan en az 2 tanesini yollara ayırmamız gerekiyor seneye. Ona göre yabancı hakkımızı kullanmaya çalışacağız. Anladım. Hocam 6-4 6+4 yani 6 takımda bulunacak. 4 tribünde olacak. Buna zannedersem 10 futbolcu alacaksınız herhalde. Öyle görünüyor yabancı olarak. Ya bu 10 şöyle, tabii ki hakkımızı sonuna kadar koruyacağız da 10 tane yabancı alacağıma 6 tane veyahut da 7 tane çok iyi yabancı kapatabiliriz. O sorun değil. Bu şeyin gelişi yani. Anladım. Söz gelişi. 10 tane hakkımız varsa gerekli sonunda kullanırız ama illa 10 tane almak zorunda değiliz yani. Bu 6 olur, 7 olur. Yani sorun değil. Önemli olan ya iyi kaliteli olacağım. Olsun. Yani. Takıma yararlı olsun. Hocam yine merak tabii edilen ki. Merak edilen bir başka soru. Özellikle yabancılara. Mesela işte sizin Sivas'tan getirdiğiniz ve beğeniyoruz dediğiniz. Yok, Sivas'tan hiçbir yabancı yok. Onların hepsi şey haberleri. Yani bizle alakası olmuyor. Yani Enar Amon'un söz konusu değil mi sizinle beraber gelmek? Yok. Basının şişirdiği şeyler o zaman. Evet, yani ben Enar Amon'la bir görüşme falan olmadı. Olmadı. Zaten ben transferde listeni verdim. Enelamo falan zaten onun düşüncesi daha farklı yani. Buralarda değil de onun İstanbul veya İstanbul'a yakın yerler gibi yerler anladım. Arıyor. Onun için ona göre yapmak lazım. Zaten bize transfer yaparken de çok dikkatli şekilde transfer yapmak yani lazım. Yani şehrimize uyum sağlayacak değil mi sezon, hocam? İki sezon çalıştım. Ona göre transfer yaparsak iyi olur ama tabii ki zor. Çok oyuncu alacağımız için zorlanıyoruz. Bayağı zorlanıyoruz. Yani şehrimize de uyum sağlayacak yabancı futbolcunun. O da son derece önemli. Kesinlikle yani. Evet doğru. Ki. Buraya çünkü bu Anadolu çocuğusunuz. Siz İstanbul'da her ne kadar büyüdüyseniz bile burada çalıştığınız için bu yerin insanlarını, buradaki sosyal aktiviteyi biliyorsunuz hocam. Vallahi Rize futbol oynamak isteyenler için çok ideal. Doğru yer. Aynen. Eğer ben geleceğim, top oynayacağım, para kazanacağım derse güzel bir yer. Sivas da öyle. Sivas'ta da aynı yani. Ben futbol oynayacağım, para kazanacağım. Ama başka hesaplar peşindeyse ideal bir yer değil. O Rize çok iyi yer. Onun için aynı şekilde düşünen oyuncuları almaya çalışıyoruz Rize. Hocam bir başka sorum şu olacak. Yabancı verdiğiniz listenin içerisinde ülkemizdeki oynayan yabancılar sayısı var mı? Bu sayıyla ilgili bir bilgi verebilir. Hiçbir şey belli değil. Sadece ben bir sürü isim verdim. Bunlar içinde ne istiyorsan var yani. Hani tanıdık isimler var mı içerisinde ülkemizde oynayan şu an? Var. Bir sürü var. Tanıdık var. Yabancı var. Seyrettiklerimiz var. Mesela biz kaç günden beri, haftalardan beri maç seyrediyoruz. İşte bugün Orhan Hoca geldi. Yarın tekrar maç seyretmeye gidiyor yurt dışına. Aynı yedisinde tekrar bir arkadaşımızı daha yolluyoruz yurt dışına oyuncu seyretmeye. Ya biz genelde alacağımız oyuncuları, seyrettiğimiz oyuncuları anladım. Almaya çalışıyoruz. Rıza Hocam bunları soruyorum yani sizce çünkü halkımız merak ediyor. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda sizin sorduğunuz soruların hiçbirine net cevap veremiyorum. Anladım biliyorum ben. Hocam, pazartesi günü size net cevap verdim. Onun için çoğu zaten yarım kalıyor. Yani doğru diyorsun. Hocam ben sadece pazartesi günü ben oraya geldiğimde sorarsanız. Hocam ben sadece bilgi alma babına değil de tam net bilgi alma babına değil de sadece merak ettiğimiz için futbol severler. Yani şeyde kalıyor, havada kalıyor. Anladım. O yüzden yani kimseyi biz burada şey yapmayalım seyredenleri. Onun için yani pazartesi günü bunları sorarsanız benim için de daha iyi olur. Anladım. Yani. Kamp yeri ve tarihi belli oldu mu hocam? Avustralya diyordu bugün. Biz ayın birinde 30'unda toplanıyoruz. Birinde Gerede. Bolu Gerede'de kampa gidiyoruz. Bolu Gerede'de yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? 14 gün oradayız. Ondan sonra da yurt dışına gideceğiz. Bolu Gerede ve sonrasında Avustralya zannedersem. Evet. Doğru. Kaç gün kamp yapmayı düşünüyorsun toplamda hocam? İşte diyorum ya 2 hafta Bolu, 2 hafta yurt dışı. Anladım.
Hocam bir başka sorum, son soru olacak bu. Şimdi hedefsiz takım olmaz. Mutlaka bir hedef olmalı. Yani her insanın bir hedefi var. Rıza Çalınmay'ın da bir hedefi var. Futbol yaşantınızda, altyapıda başladığınızda, genç takımda hedefiniz A takıma yükselmekti. A takıma girdiğinizde hedefiniz milli takımda oynamaktı. Rıza Çalınmay'ın hedefi Çaykur Rizespor'da bir hedef olmalı. Hedef nedir hocam? Şimdi bakın, ben Rize'de ilk çalıştığımda benim hedefim Rize'yi ilk 5'e sokmaktı. Ben ilk çalıştığımda Rize 4.'üydü. Yani ayrıldığımda. Bu bir hedefti. Bir yere getirmiştim ben takımı. 4.'ü bırakmıştım. Ondan sonra geldiğinde Rize takımı düşüyordu. Düşme potasında aldıydım. Hedef onu kurtarmaktı. Onu da kurtardık. Evet. Yani şimdi hedefimiz tabii ki ilk 5, ilk 6. Yani kesinlikle yukarı olacak yani. Hocam, ama sorun... ona göre tabii ki yönetimimiz. Anladım. De bu konuda bize yardımcı olacak. Ona göre iyi transferler yapacağız. Hocam bir soru soracağım. Ligi dördüncü olduğumuz ki son derece başarılı bir takımdı. O zaman Beşiktaş'tan teklif gelmişti size. Siz de her iki tarafın tabii ki hem Çaykur Rizespor'un olumlu cevabına karşılık Beşiktaş'tan da olumlu cevap alınca Beşiktaş'a gittiniz. Ama sonra dönüp baktığınızda keşke gitmeseydim dediniz mi o zaman o yıllarda? Ya şimdi bakın, o konuda ben bir kere Rize'nin şeyiyim ben orada. Hayır, ben Rize'nin teknik direktörüyüm. Rize yönetimi Sayın Ekrem Cengiz'e izin vermek için. İzni alarak gittiniz de hocam. Hayır. Ama tabii ki onlar benim biliyorlardı Beşiktaşlı olduğumu. Beşiktaş'ın da bana çok ihtiyacı vardı o zaman. Onun için bana çok büyük kolaylık gösterdiler. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Hocam, orada bir sıkıntı yok da yani keşke lafını hiç kullandınız mı? Onu demek istedim ben. Yok, ben şeyle öyle geçmiş olan şeylerle keşke lafından nefret ederim. Yani onun için de o anda öyleydi. Öyle düşünülmüş, öyle karar verilmişti. Evet. İnsanın kaderinde vardır, öyle şeydir. Hayırlısı olsun dedik, girdik. Allah'ın izniyle de ben o Rize'den ilk gittikten sonra ikinci yarı başlamıştım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ı ikinci yarı lider yaptım. UEFA Kupası'na götürdüm Beşiktaş takımını. Evet. Hocam ne zaman geliyorsun? Pazartesi günü mü Rize'ye geliyorsunuz? Büyük bir ihtimalle aksilik olmazsa pazartesi geleceğiz oraya. Sayın Sinan Mete'nin bir sorusu olacak size hocam. Hocam, ben... hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam şimdi tabii ki Mustafa Hoca'nın gitmesiyle birlikte gerçekten belki şehrimizde heyecanın bittiğini düşündük ama tam tersine sizi zaten çok seven, tanıyan Rizeliler hala o heyecan devam ediyor. Siz bu ekranlardan Rizeli taraftarlara ne söylemek istersiniz hocam? Ben bir kere orayı çok seviyorum. Orada kaldığım sürece de çalıştığım sürece çok çok memnundum. En son işte Trabzon'a gittiğimizde de Mustafa Hoca'nın yanına gittim, ziyarete gittim. Gerçekten hakikaten güzel günlerim geçti. Tekrar oraya döndüğüm için mutluyum. Ben zaten oradaki en büyük desteğimin taraftar olduğunu biliyorum. Eğer biz iyi şeyler yapacaksak buradaki en önemli şey taraftar. Benim için taraftar, her zaman söylüyorum, 12. adam değil, bana göre 1. adamdır. Tek isteğim var, Süper Lig'de hem kalıcı olmak hem de iddialı olmak istiyorsak en büyük desteğimiz bizim taraftar. Yani inşallah maçlarımızın hepsinde bize destek verirlerse, onların da işte böyle desteğiyle bizimle sahada onları mahcup etmeyecek şekilde oynayacağımız oyunlar, yönetimimizin desteğiyle, sizlerin de desteğiyle inşallah Rize'yi hep beraber iyi bir yere taşıyacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi günü... Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi hocam akşamlar. Pazartesi günü geldiğinizde kaç gün kalacaksınız? Var mı kafanızda bir şey? Yok. Hemen geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü o transfer işlerinin en yoğun dönemi. Hemen dönecek misiniz? Tabii. Sadece orada bir tesislerin işleri sahibi iyice gezip yapılacak. Yani aynı gün dönecek misiniz İstanbul'a tekrar? Evet. Aynı gün döneceğim. O zaman şöyle ayaküstü de olsa bir görüşmemiz gerekir herhalde. En azından tabii hocam. Tabii orada ben bir basın toplantısı yapacağım. Tamam hocam, çok teşekkür tamam, ediyorum hocam. Tamam, görüşürüz. İnşallah Allah utandırmaz, hayırlara vesile olur. Hem sizin yönünüzden, hem Rize açısından, hem de Türk futbolu açısından. Hepimiz hayırlı olsun. Çok i̇nşallah teşekkür benim ediyorum için hocam. De çok çok önemli. Başarılı olmak istiyorum inşallah. İnşallah Allah hayırlı kılar. Sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Şimdi Ali, milli takıma devam edelim. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidemedik. Bu büyük bir üzüntü oldu. İşte Dünya Kupası, 2014 Dünya Kupası elemeleri başlayacak. Hani futbol otoritelerinin deyimiyle ortaya konan futbolla bu da hayal gibi bir şey. 2014 Dünya Kupası görünüyor
Bu konuda senin görüşün nedir? Yani çünkü hem Avrupa Şampiyonası, ya dünya üçüncüsü olan bir milli takım, futbolumuzdan bir çöküş mü söz konusu? Dünya üçüncüsü olduğumuz yıllarda Galatasaray'ın bir büyük başarısından kaynaklanan bir milli takım mı vardı? O dönemlerde ki Galatasaray'ın başarısı milli takıma mı yansımıştı? Ve ondan sonra Türk futbolundan Schuster'ın deyimiyle 60'lı yılların futbolu oynanıyor dedi Türkiye'de. Evet. Kıyama koparmıştık, neden böyle söyledin diye. Sanki Schuster'ın söyledikleri doğru çıkıyor gibi. Şimdi medyayı, televizyonları takip ettiğimizde, basınları takip ettiğimizde bir bakıyoruz ki dört büyük takımların başkanlarından Fikret Orman denilen bir başkanımız var. Teşekkür ederiz. Çok güzel açıklamalar yapıyor. Diyor ki futbolu diyor profesyoneller yönetecek. Yöneticiler ekonomisine bakacak diyor. Önder Özen'i sportif direktör yaptı. Doğru. Şimdi bu hamlede Önder Özen'e düşen kelime şu. Jira eğitimi diyor, altyapıyı yapacağız diyor. Öğrenerek, aktararak, bilgi edinerek, çocuklara aktarım yaparak hedef kitleyi bulup çocuklar belli bir yaştan sonra aldığı eğitimden üst yapıda bocalamayacak. Arda geçen NTV Spor'da bir programa katıldı. Bir yarım saat, bir saat bir söyleşi yaptı. Diyor ki burada 4-0'da yenilsek, 4-4'te bitse, 5-0'da yenilsek hayat devam ediyor. Marketten suyumuzu alıyoruz. Gidiyoruz, oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Arkadaşlık, maç bitiyor, iş bitiyor. Şimdi burada doğru mesajlar alınıyor mu Alaaddin abi? Yani doğru mesajlar alınıyor mu? Yani neden sporcu çıkma noktasında sıkıntı yaşıyoruz? 2 sene önceki Arda'dan şey yok, sinir yok, kat sayısı bitmiş. Ama Volkan, Sabri hala daha kavga ediyor. Hala daha Fenerbahçe, Galatasaray kavga ediyor ve milyonlarca çocuk bunlara bakarak gözünde lider ettiği insanları, kahraman ettiği insan kavga ediyor. Onlar yerinde olsa dediği insanları. Ve bir örnek daha vereyim. Aykut Kocaman'ın yardımcısı İsmail Kartal. Futbolculuğunu ben çocukluk dönemimde o mevkinin de insan olduğum için çok hayranlıkla izledim ama çok sert girerdi herkese. Ama Aykut Kocaman'ın yardımcısı sessiz, sakin bir hoca. Ama Fatih Terim hocamızın yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala gözleri böyle delircesine bakır, bakış tam, bir tam misalinde. Düşünüyorum ki Sayın Hasan Şaş ve Ümit Davala altyapı doğrucu olsa özellikle Hasan Şaş çocuklara ne yapacak diye çok tedirginim. Evet. Sayın Mete Twitter'dan bir soru geldi. Diyor ki Sayın Mete biliyor mu David Loria Ordu Spor istiyor diyor. Doğru mu? Büyük ihtimalle ben de galeci David Loria'nın takımda kalacağını düşünmüyorum. Olabilir. Gidebilir. Ama ben net olarak Ordu Spor'la bir anlaşma yaptığını bilmiyorum. Evet. Hemen başka bir soru milli takımla ilgili sevgili seyirciler. Devam ediyorum. Araya tabii ki konuklarımız olacak. Çaykur Rizespor konuşacağız. Ali'ye takviyeli bir şey söyleyebilir mi? Tamam. Buyurun. Şimdi Ali güzel anlatıyor. Katılıyorum ben. Ama şunu herhalde atladı. Onu ben hatırlatayım. Şimdi bakıyorsun. Bugün altyapı imkanları 3-4 tane takımımızda var. Sayabilirim. Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Trabzon'da da yok. Gençte bir takımında var. Şimdi bu duyurmuyor Alaaddin Bey. Yani Türk futbolunu bu 4 takımın altyapısı doyurmuyor. Bugün evet. 14 ve 15 tane Süper Lig'de oynayan takımların bile altyapısı yok. Yani nasıl yok? Çalışma zemini yok. Çalışma sahası yok. Anlatabiliyor muyum? Hoca takım çalışması yapacak, saha bulamıyor. Bir sahada 10 tane futbolcu 10 takım çalışıyor. Bu gerek bizim Rize'de de aynıdır. Yani Çaykur Rizespor kulübü Sayın Başkanımız bu konuya da değinmesi lazım. Şimdi alttan adam çıkmıyor. Çıkmaz kardeşim. Altta adam çıkacak, Rizespor'a verecek. Rizespor ne yapacak? Milli takıma verecek. Dön. 17-18 kulübümüzde altyapı yok. Evet, bu bizim kulübümüz Süper Lig'e çıktı. Başbakanımız yukarıda hükümeti yönetiyor. Ve inanır mısınız bir olay daha var Alaaddin abi. Biraz morona girmiş olacağız. Rize Atatürk Stadı'nı Rize AŞ taşeron firmaya devretti. AVM yapılacak diye. Elektrikler gitti. Altyapımızdaki çocukların soyunca akşama doğru idmana kaldıktan sonra mum ışığında ve soğuk suda yıkanıyor. Ve Rize'nin çocuğuna Rize'de bir işkence oluyor. Bütün altyapıların soyunma odaları Atatürk Stadı'nda ve elektrikleri yok. Ve eşyalar nasıl olacak? Çocukların soyunması nasıl olacak? Yani Ekrem Orhon'da bir ay sonra yapılacak dediler. İtfaiyenin orada ben henüz 3 tane martı gördüm hala da. Bir açıklama bekliyorum. Ben itfaiyenin orada saha yapılacak amatör futbol sahası. Hala da kimse ses vermiyor. Ya şimdi Ali'ciğim ben şunu söyleyeceğim sana. Yani burada gelip de Çaykur Rizespor'un yetkililerin, başkanının sorunu bu değil. Tabii tabii. Bugün özel idarenin ve devletin sorunudur. Gençlik sporun. Tabii gençlik sporun sorunu. Bakıyorum Çaykur Rizespor'a bu konuda hiç yardım eden de yok. Evet. Yani bir tane saha vermişler.
Her şeyde bir şey sağa yapıyorlar. Evet. Tamam mı? Yani 200 bin TL'leri yatırıyor diyorlar. Bize geldiği zaman abi biz size sağa verdik. Ey ben sana soru soruyorum. Benim param yoksa bana tüm riziği devlet bağışlasa ben ne yapabilirim? Çaykur Rizespor kulübü bu konuda yalnız kalmış Alaaddin Bey. Şöyle bir yer şey var. Gösteriyorsun. Orada yap diyorsun. Ama imkan yok. Yan tarafta 30 trilyon borcu var, 40 trilyon borcu var. Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım. Ekrem ona değineceğiz. Şöyle tamamlayayım. Şöyle tamamlayayım soruyu. Eğer altyapısı olmayan kulüplerimizin milli takıma futbolcu götürme şansı yoktur. 4 takımın vardır. O takım da doyurmuyor kardeşim milli takım. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bir başka soru. Ali hemen şunu soracağım. Arkadaşlar telefonla sevgili seyirciler telefonla diğer konuklarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi Galatasaray'ın Avrupa'daki büyük başarısı vardı. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi'nde ve o müthiş bir şekilde kadro. Evet. Fatih Terim yönetiminde 2000 yılında. Ve daha sonrasındaki Dünya Şampiyonası'nda Şenol Güneş önderliğinde evet. 2002. Dünya üçüncüsü 2002'de olmuştu. Ondan sonra 2008. Milli takımımızda ve Türk futbolunda sanki bir o dönemdeki oyuncular futbolu bıraktıktan sonra bir düşüş olacağını olduğunu gösteriyor gibi evet. Bu görüşe katılanlar var, katılmayanlar da var. Şimdi ben şahsen bana sorarsan Galatasaray'ın o dönemlerdeki başarısı milli takıma çekirdek kadroyu kurmuş ve milli takıma bu olay yansımıştı diye düşünüyorum. Senin görüşün neydi bu konuda? Yani ben de şöyle bir şey diyeyim. Oradan futbol döneminde oynadığımız... Dünya üçüncüsü olmak kolay iş değildi yani. Futbol oynadığımız dönemler içerisinde kulüplerde Galatasaray altyapısında oynayan çocuklar diyordu ki Fatih Terim işte Avrupa'ya devamlı gidiyor işte oradaki beslenmeleri, ilaç şekillerini kullanarak altyapılara değişik amaçla yönelmiş. O çocukların da birçoğu futbolcu oldu. Bu Emre de dahildir. Fizik gelişimi olsun işte mental düşünce olsun. Fatih Terim olayın içerisine çok girmişti. Zaten Fatih Terim 2002'den sonra 2000'den sonra UEFA Kupası aldıktan sonra da biliyorsunuz ki diğer kulüplerle anlaşıp o tarafa gitti. Fiorentina, Milan'ı. Yani ondan sonra birazcık övgü dolu işlerle kalıp bir şeyleri erteledik gibi geliyor. Hep kendimizden efsane gibi bahsediyoruz ama hiç önümüze bakmıyoruz. Güzel atılımlar yapmıyoruz. Hep arka plana bırakıyoruz. Olduğu yere bırakıyoruz. Evet. Önümüzü düşünmüyoruz. Evet. Yani bu konuda ben Abdullah Avcı'nın ileriye dönük bir proje ki kafasındaki düşüncelerini biliyorum ben. Yani ileriye dönük bir milli takım kurma amaçlı içerisinde ama işte skora yansımayınca bir an evvel yeni bir takım kuracağız. Gençleri olan arasına sokacağız. Kalite artacak. Yaş sınırı aşağı düşecek. Evet. Ve bu da hemen skora yansıyacak. Böyle bir şey yok. Evet, yok. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir şey yok. Peki, ama sabırsız. Ben siz ikinize bir soru sorayım o zaman. Milli takım başarısız da. U21 neden başarılı? Şimdi oraya geleceğim. Bu soruyu ben sana sordum. Önüme kopya çektin herhalde. Vallahi görmedin. Uzağız zaten. Şimdi bak şunu soracaktım sana. Şimdi sana yöneliyordum. Diyecektim sana ki U18, U19, U20 ve Ümit milli takımlarımız. Evet. Bak çok son derece önemli. Evet. Bu sorunun altında her şey var. U18, U19, U20 ve Ümit milli takımlarımız başarılıyken neden bu takımlardan A milli takımımıza giden oyuncu sayısı yok gibi bir şey. Çok enteresan. Şimdi neden yok? Çok enteresan. Neden yok anlatayım ben. Ama çok enteresan değil şimdi mi? Şimdi enteresan tabii doğru bir soru. Beni doğru yani sanki size, önüne benim de sor, vallahi bakmadım. Benim de sorduğum soru doğru bir soru. Ama sıra o öyle bir soruya gelmiş. Şimdi U21'de yabancı kontajeni var mı? Yok. Yok. Olmaz. Peki sen milli takımı alıyorsun. Değil mi? Evet. Bugün en kötü 6 yabancı kontajeni oynatıyor musun? Doğru. Büyükler de 8 oynatıyor da öbürler 6 diyelim. Sayın Salama bile ondan bahsediyor. Ondan bahsediyor. Evet. Şimdi sen milli takım hocası Abdullah Avcı olduğunu düşün. Gelip de Türkiye'nin Süper Ligi'nde oynayan futbolcuları mı tercih edersin? O sorumluluğu üzerine alırsın. Gelip de o 21'de görünmeyen futbolcuları mı alırsın? Düşün ki o 20'deki iyi futbolcuları aldın topladın. Tutmadı. Basın ne yapacak sen o zaman? Üzerine gelir. Kim diyecek ki Abdullah Avcı yapılanmaya girdi? Yok. Sportif başarı. Böyle bir düşünceye sahip olduğumuz süre içerisinde Türkiye bir yere çıkamaz abi. Şunu söyleyeceğim. Derhal Futbol Federasyonu'nun alacağı kararla 6 veya 7 yabancı kontajını yapmak zorundadır. Ben 7 tane yabancı sayıyorum Fenerbahçe takımında. 2 tane Türk sayamıyorum. Belki var yok.
Galatasaray takımında 7 tane alt kale var. Üç tane. Peki sen mi iyi takım yapacaksın ya? Trabzonspor 12 tane var. Oynayanlar sayısı 2-3 kaç tane oynuyor? Ya böyle bir düşünceye sahip olabilir miyim? Her takımda var. Yani bir devlet ya. Daha sonra nasıl milli takım kalkınacak? Nasıl milli takım kuracağız değil mi? Sizin başarılı olduğunuz dediğiniz süreçte o zaman gerçekten belirli futbolcular Ali devamlı olarak milli takımın 11'ini oynuyordu. Evet. Fazla değiştiğiniz gördünüz mü? Kesinlikle. 4 yıl geçtikten sonra onların da performansları bitince bir çocuğu bile yaptı ve milli takım bu duruma düştü. Şimdi biraz önce şu soruyu sordum Ali. O soruya istinaden Galatasaray'ın işte o son derece başarılı olduğu yıllarda işte bir Neşet Samax maçı ki 3-0 kimse beklemiyordu. 3-0 beklemezken 3-0'ın rövanşında 5-0 kimse beklemiyordu. Ama müthiş bir kadro kurulmuştu. Ve aynı müthiş kadro milli takıma yansımıştı. Ve milli takımda 2002'de Dünya Şampiyonası'nda 3. olmuştu. İşte o kadroda yer alan değerli bir isim var telefonumuzun hemen ucunda. Ve bu sezon sevgili seyirciler bana göre PTT 1. Liginde eğer şampiyon olamasaydı bile bana göre en iyi futbolunu oynayan takımların başına gelen bir takımdı. Her zaman programlarımıza konu olmuştuk ve bunu her zaman gündeme getirmiştik. Eğer playoff maçları oynadığında, eleme usulü maçları oynadığında, eğer şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmamış olsaydı bile biz zaten o maçlar öncesinde adından söz edeceğimiz takımın iyi futbol oynadığını her zaman bu programa söylemişiz. Öyle bir maç oynadı ki eleme usulü maçlarında playoff'ta kendi sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu derken bu iş burada bitti diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü 1-0'ın rövanşında Buca'yı Buca'da yenmesi gerekiyordu. Hem de 2 farklı. Veya tam tersi 2 gol atması gerekiyordu. Deplasmanda 1-0'ın rövanşında Buca'yı Buca'da 2-1 mağlup etti. Ve tur atlayan taraf oldu. Manisa Adana'yı Adana'da yenmişti. Kendi sahasına 1-1 beraber kalınca playoff'un ismi, finalin ismi belli oldu. Manisa Konya. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak diye beklerken maçı adeta tereyağından kıl çeker gibi koparan bir Konya vardı. İşte o Konya Spor'un başındaki teknik adam, işte 2000'li yılların o müthiş Galatasaray'ın kadrosunda bulunan bir isim. Aslında patenti Alman kökenli, orada futbola başlayan ama sonrasında o Galatasaray'ın önemli kadrosunda yer alan ve milli takımda da bunu yansıtan o kadroda, o çekirdek kadroda yer alan değerli bir isim var. Sayın Uğur Tütüneker telefonumuzun diğer ucunda. Uğur Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocam özetleyebildim mi bilmiyorum. Eksik mi kaldı? Çok tatlısını söylediniz ya. Çok teşekkür ederim. Yani buna karşılık ne diyebilirim bilmiyorum da. Bu kadar övgüyü de bilmiyorum. Hak ediyor muyuz, hak etmiyor muyuz ama. Yani bu ya, bir türlü insan yani kızarıyor. Kusura bakmayın yani. Yanınızda kim olduğunu da tam bilmiyorum. Ona bizim... da çok selamlar. Hocam eski futbolcularımıza Malatya'dan Konya Spor'la şampiyonluk tadan Ali Kulaksız kardeşimiz var. Yine eski futbolcularımızdan iş adamımız Selman, Sayın Sinan Mete var. Onların da selamları var size. Hocam şunu soracağım şimdi. Alo. Hocam sesimizi alabiliyor musun? Uğur hocam sesimizi alabiliyor musun? Düştü galiba hocam. Arkadaşlar tekrar arayalım. Telefon düştü zannedersem. Alattin abi Konya Spor buraya geldiğinde Rize Spor'la maç yaptığında Rize Spor 2-0 yendiği maç diyorum. Otele gittik. Seyit abi var. Seyit İçgül. İdare menajer Karabük Spor'da eski futbolcu. Evet. Çok tatlı sevdiğim bir insandır. Dedim ki Uğur Hoca nerede hiç gözükmüyor. Ne dedi biliyor musun? Herkes yemeğe gitmiş. Uğur Hoca dedi altta spor yapıyor dedi. Kilosuna, fiziğine çok dikkat eden, araştırmacı, yenilikçi. Uğur kimi dedi? Uğur Tütüneker altta geldi bir baktım. Resmen futbol oynadı, fiziğine kavuşmuş. Ya bir de Ali şunu söyleyeyim ya. Alaaddin Bey karakter olarak da mükemmel bir insan. Ya tabii ki bugün Türkiye'de bir sorun bakalım. %80'i Konyaspor'un çıkmasını istiyordu. Hazır mı? Valla yani sevimli bir hoca. Yani ben evet. Şahsen olarak hocayı çok seviyorum. Ben hazır mı? Hazır mı arkadaşlar? Hazır Uğur Hocam. Evet, kusura bakmayın. Ya hat düştü bilmiyorum. Hat düştü sizden hocam. Hocam evet, bak şimdi iki değerli konuğum ne diyor biliyor musun? Evet. İki değerli konuğum diyor ki Seyit İçgül'ü tanırsın. Karabük Spor İdare Menajer'di. Anlatayım mı?
Evet evet tabii tabii. Biz şimdi Ali kardeşim diyor ki, Ali kardeşim diyor ki Ali anlatsın sen. Hocam Ali Kulaksız ben. Siz Yozgat'tayken 2002'de Konyaspor'daydım. Evet. Hocam ben otele geldim. Otelde Seyit abiyle sohbet ederken Rize'deki maçta Dedeman Oteli'ne. Evet. Sordum ki Uğur hocam nerede hiç gözükmüyor. Dedi ki spor yapmaya gitti altına. Bir baktım geldiniz fiziğiniz aynı futbol oynadığınız dönem gibi. Bakıyorum yenilikçilik, farkındalık. Çok teşekkür ederim. Vallahi yani... biz işte ya spor yapmaktan zevk alıyoruz biliyorsun. Çok da kilom vardı. Onu da vermem lazım. Bayağı bir de kilo verdim. Dolayısıyla spor yapmaktan tabii biz her zaman zevk alıyoruz. Evet hocam. O sporu da yapıyoruz ki azıcık böyle fit kalalım. Evet. Biz zihinde olalım. Ne bileyim maçtan heyecanı atıyoruz. Heyecan var. O heyecanları hep salonlarda atıyoruz. Hocam otelde zaten gördüm bir hocalar olarak teknik ekip, idare koordinatörünüz, yönetim olarak bir şeyinizi gördük ama tüm Türkiye'de sizin mütevazi bir takım olduğunuza sahip çıktı yani. Onu da bilin yani hocam. Çok sağ olun. Uğur hocam şunu soracağım. Şimdi bizim burada yaptığımız programların hemen hemen hepsinde ligin, yani siz Konyaspor'un başına geldiğinizden bu tarafa, Ordu Spor'da iken de, Kasımpaşa'da iken de, hatta Kasımpaşa'dan gidişinizi yine konuk olmuştunuz. Yani lider bir takımın hocası nasıl gider veya gönderilir? O zamanlarda da dünyanın hiçbir örneğine gösterilmemişti ki Hüsnü Özkara da Elazığ Spor'un başındayken yine gönderilmişti. Bunun dünyada başka bir eşi benzeri yok bu örneğin. Şunu soracağım. Evet. Bütün gittiğiniz takımlarda futbol olarak yenseniz de yenilseniz de zevk veren, keyif veren hani o Galatasaray'ın o dönemlerdeki futbolunu sanki gittiğiniz takıma yansıtmaya çalışıyorsunuz. Bu bir. İkincisi Konyaspor yenildiği maçlarda da göze hoş gelen, koşan, mücadele eden ama forma hani bütün teknik adamlar forma asılı kalır, işte o formayı futbolcu kendisi alacak der ama ben birçok teknik adamı biliyorum. Sadece bu söylemde kalır, icraata dönüştürmezler. Klasik isimleri mutlaka sahaya sürerler. Siz önemli isimlerden bir tanesi Neka gibi adamı bile önemli maçları yedek kulübesine oturttunuz. Çünkü hazır olmadığını bildiğiniz için. Şunu soracağım. Özellikle playoff maçlarına kaldığınızda çıkabilmeyi düşünüyor muydunuz? Bu bir. Çünkü playoff maçları eleme maçlarıydı. Bir kazaya kurşun gidebilirdi bir takım. Kaldı ki ilk maçta kendi sahanızda seyirciniz önünüzde Buca'ya 1-0 mağlup olmanız çok şey kaybetmeniz demekti. Çünkü Buca'da iyi bir takım, genç, çok dinamik bir takımdı. Ama Buca'da 2-1'lik bir skorla galip gelmeniz final kapısını araladı ve finalde de Manisa gibi bir takıma 2-0 galip geldiniz. Birçok gol pozisyonunuz var ve o maçta da çok enteresan bir şeyi ben maçı izlerken 90 dakikasını izledim. Manisa'nın kilit adamı Kahi'yi iki stoperle kilitledin. Yani ofansif anlamda Manisa'yı bitirdin ve 2-0'lık net bir skorla da şampiyon oldu. Öncelikle şunu soracağım. Gerçekten playoff'a kaldığınızda şampiyon olacağınıza inanıyor muydunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Biz geldiğimizde hakikaten bu tabii pek fazla da moral değinmek istemiyorum. Yani azıcık aşağılardaydık. Dolayısıyla bize moral lazımdı. Ben geldiğim bilmiyorum kendi futbolumu belki hatırlarsın. Yani bir adam değildim. İleride basmak isteyen, ileride oyunu tutmak isteyen. Ki o dönemlerde biliyorsunuz Monaco maçları, ne bileyim Neuchâtel maçları, yani geride kabul etseydik bu maçları, mümkün değil o maçları çevirme şansımız hiç yoktu, olmayacaktı. Azıcık cesaretli olmamız lazımdı. Ben her zaman futbolcularıma bunu söylüyorum. Azıcık cesaret olmamız gerektiğini, ileri çıkmamız gerektiğini, futbol oynamamız gerektiğini, futboldan zevk alınması gerektiğini, bunları hep devamlı futbolcularıma söylerim. Tabii ki azıcık daha ileride baskı kurduğunuz zaman mesafelerin bile önde kaldığınızdan azaldığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla ben takımıma bunu devamlı söylemeye çalıştım. Kendi mantalitemce, kendi ağzım yettiğince bunu çalıştık. Özellikle bizim takımımız bizim çalışmalara inanılmaz bir karşılık verdi. Bu dinamikliği gösterdi. Dolayısıyla böyle bir oluşum oldu. Bizim ilk 4 maç devre arasına girmeden evvel 8 puan aldık. Bu bizim için çok önemli bir moral oldu. Yani iki beraberlik, bu arada bir tane galibiyet Manisa,
bir galibiyette birisine karşıladı. Onun için de hatırlamam ama 8 puan almıştı. Bu bizim için evrensinden evvel çok önemli bir moraldi. Dolayısıyla biz ikinci yere çıktığımızda başarabilir miyiz, bilemez miyiz? O inancımız vardı ama tabii ki her maçı almamız gerekiyordu. Biliyorsun azıcık çalkalanmalar oldu. Bir Trabzon maçını kaybetmemiz, bir Antep maçını bizi geri attı. Ama o mağlubiyetler bile bizi çok güzel konuma getirdi. Yani azıcık hatalarımızı öğrendik. Hatalarımız ne olduğunu gördük. Öbür maçlarda daha dikkatli olduk. Daha dikkatli olmaya gayret ettik. Dolayısıyla mağlubiyetler bizim için hayır oldu diyebilirim açıkçası. Ondan sonra son 8 maçı zaten 6 galibiyetle, bir beraberlik, bir mağlubiyetle bitirdik. Bir yükseliş yakaladıktan sonra playoff'a kaldık. Kaldığımız için de zaten oraya kaldıktan sonra en moralli takım bizdik. Hakikaten yani playoff'ta en moralli takım bizdik. Çünkü biz çok altlardan geldik. Kaybedeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu. Biz 1-0 mağlubiyetle, şöyle evet 1-0 mağlup olduk ama o maçta biliyorsunuz belki 3 tane direkten dönen top var. Penaltı verilmeden bir golümüz verilmedi. Dolayısıyla biz aslında Buca'ya çok moralli gittik. Çocuklara sadece şunu söyledim. Biz bu finali kazanmak için veya gol atmamız lazım. Yani öyle veya böyle biz gol attık. Gol atamazsak zaten finale çıkamazdık, çıkamayacaktık. Dolayısıyla biz mutlaka ve mutlaka gol bulmamız lazım gerektiğini düşündük. Ama maalesef orada birinci golü yedik. Ama golü yedikten sonra hemen bir tane gol bulduk. O bizim için inanılmaz bir moral oldu. Yani Buca maçında golü attıktan sonra inanılmaz bir moralden sonra ikinci golü bulduktan sonra sadece şunu söyleyeyim. Hakikaten Buca'da o maçı hakikaten hak ettiğini düşünüyorum. Çok iyi oynadılar. Çok fırsatları vardı. Belki bir penaltı verilmedi. Ama biliyorsunuz futbol yapılacak bir şey yok. Golü atan kazanıyor. İkinci golü bulduktan sonra böyle maç bitti. Sonuçta finale gittik. Finalde şöyle anlatayım. Bizim özellikle Kahya olsun. Takıma baktığınız zaman bizim mücadele açısından daha iyi olduğumuzu biliyordum Manisa'dan. Hocam onların daha stoperinizde kırmızı kart cezalısıydı. Evet, evet. Orada ama Erdinç oynadı. Yani Erdinç de Selim de çok önemli iş yaptı. Tecrübesiyle orada. Evet. İlk başta biliyorsunuz Ali çok iyi oynamıştı. Ali süper oynamıştı, evet. Evet, çok çok iyi oynadı ama aynı şekilde buna karşılık tabii Erdinç de final maçında hakikaten müthiş oynadı o ikili orada. Dolayısıyla mücadele açısından baktığımız zaman ilk yarı Manisa'nın hiç bir pozisyonu yok. İlk yarı iyi geçti. 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda çıktıktan sonra erken golü bulmamız, 2-0 olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Son 15-20 dakika azıcık yaslanmalar oldu. Orada da bir iki pozisyona girdi biliyorsunuz. Belki beraberliği de orada sağlayabilirlerdi. Ama 2-0 galip geldik. Allah'a şükürler olsun. Yani kısacası anlatımı budur. Yani şunu sadece söylemek istiyorum. Hem azıcık şans, Allah da yardım etti. Dualarımızı da kabul etti. Allah'a şükürler olsun. İyi bir mücadeleyle bir sezon sezonu bitirdik. Buradan sizin vaktinizle hakikaten takımı buradan tebrik ediyorum. Süper Lig'de bu çalışmalara vesile olduysa takımımız sahipsiz oldu. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hocam çok kısa soru soracağım. Kısa cevaplar alacağım sizden. Birinci sorum şu olacak. Konya'da kalacak mısınız? Şimdi ben şöyle yaptım. Evet, kalacağım. Kesinlikle kalıyorum. Ama ben onların önünü de açtım açıkçası. Ben dedim eğer başka hocayla olabilir. Belki lig hocası. Belki düşünceniz bizi belki yeterli değiliz. Düşünebilirsiniz dedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa hemen söyleyeyim. Ben de işime bakayım dedim. Ben aslında onların önünü açtım. Onlar da çok güzel karşılık verdi. Dediler hocam biz senden memnunuz. Konya'da devam ediyorsunuz. Devam etme kararı evet, aldınız. Kesinlikle. Evet, devam hemen bir başka zaten, bir başka sorum hocam evet. Şu olacak. Şimdi iskelet kadroyu muhafaza etmek gerekiyor. Çünkü PTT 1. Lig'e Süper Lig'e çıktığınızda eğer kadronun tamamını değiştirmeye kalkarsanız bu bir futbol takımı açısından büyük bir handikap yaratır. Ama ben Konya evet. Spor takımına baktığımda iskeletten oynayabilecek sanki 6-7 futbolcu var gibi görüyor bana. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
Kaç futbolcu tutmayı düşünüyorsunuz bu mevcut kadrodan? Bir 12 civarı olacak inşallah. 12-13. Ayrılanlar da olacak. Ben de diyorum 11, 12, 13 o civarında kadromuzda kalacak. Onun üstüne yabancılar eğer çok iyi monte edebilirsek birkaç tane de yerli alıp ben de diyorum inşallah yani hedef hiçbir zaman ligde kalmak olmaz ama ilk senesi olma itibariyle ligde kalmak iyidir diye düşünüyorum. Yabancı kontenjanını kaç sıralamasıyla belirlediniz hocam? Vallahi biz 6 zaten izin olarak 6 var. 2 tane de biliyorsunuz yedekte oturuyor. Eğer bilmiyorum 2 bulabilirsek alacağız. Yani bu şeye bağlı değil. İlla 8 alacağız, 5 alacağız hocam, değil. Hocam bu sene 6-4. 6-4 ama 6-2 değil. Bir daha sene 6-2 olacak. Bu sene 6-4. 6-4 mü? Tabii 6-4. Onu bilmiyorum. Biz belki kullanabiliriz. Yani 10 tane alabilirsin hocam. Zaten ondan sonra yok. Hocam, Uğur hocam. Daha, yani efendim. Her takım 16 tane yabancı alsın, sonra milli takımdan başarı bekleyelim. Yani şimdi bir de ya, sayfanın öbür tarafını çevirmek lazım. Hocam, oraya, takımda... oraya lütfen girmeyelim ya. Yani oraya girersek bu sabah evet. Burada, bu akşam burada kalırız diye tahmin ediyorum. Her takım 10 tane alsın, 12 tane yedek kulübesine 5 tane, 4 tane tribünde otursun. Hiçbir katkısı olmasın. Olacak yabancılara evet. Katkısı olmayacak yabancılara hayır diyorum ben şahsen. Evet, ona katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ya maalesef tabii yani ben de aslında yani karakteri sağlam olarak efendim ülke futboluna bir şeyler verebilecek ve o şehre evet. Uyum sağlayabilecek yabancıya evet. Ama evet. Yabancı olsun diye yabancı alan takımlara da kesinlikle katılmıyorum. Çünkü milli takımımızın geleceğini mahvediyoruz. Ondan sonra da teknik adamları suçluyoruz. Doğru. Hocam son sorum şu olacak. Doğru. FIFA U20'ye ev sahipliği yapacak Türkiye biliyorsun. Evet. 52 maç oynanacak 7 ilde. 7 ilden bir tanesi de Rize. Ve Rize 25 evet. Haziran'da Türkiye U20 milli takımımız Kolombiya U20 ile oynayacak ki Kolombiya U20 biliyorsunuz ki gruptan gelirken Arjantin ve Brezilya'yı eleyerek geldi buraya. Dolayısıyla evet. En güçlü takımlardan bir tanesi. Öncelikle oradan hemen Rize'li taraftarlarımıza ve şu anda bizi izleyen o 7 ildeki oynanacak olan 52 müsabakadaki tüm taraftarlarımıza ki FIFA buna son derece önem veriyor. Seyirci sayısı, taraftarlar sayısına son derece önem veriyor. Tribündeki seyirci sayısı az olduğunda böyle bir organizasyona ev sahipliği yapma durumumuz söz konusu bir de olmayacak. Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon 7 ilde oynanacak 52 toplam karşılaşma, 190 televizyon, devlet televizyonu bunları nakden yayınlayacak ve 500 milyonun üzerinde de izleyici kitlesi ekranları başında bu maçları izleyecek. Hemen oradan Rize'deki taraftarlarımıza ve diğer 7 ildeki futbol severlere FIFA U20 ile ilgili bir çağrı yapmanızı istiyorum bir teknik adam olarak hocam. Vallahi çağrı kısaca şu, eğer elimizden alacaklarsa seyirci gelmeyecekse her yeri doldurmak lazım. Çağrı kısacası bu. Hakikaten bu çocuklara da destek vermek lazım. U20 Türkiye'nin geleceği veya dünyanın ülkenin geleceği futbolcuları diyebiliriz açıkçası. 20 yaş U20. Onun için çok enteresan güzel bir şey. Ben bile düşünüyorum inşallah bazı yerlere yetişmeye belki Rize'ye bile gelebiliriz maç seyretmeye. Yani inşallah insanlar taraftarlarımız Türkiye'yi çok çok iyi destekleyip bir dahaki sefere U20'yi veya hatta Dünya Kupalarını Türkiye'ye getirmek lazım diye düşünüyorum. Ve o konuma geldik diye düşünüyorum açıkçası. Hocam şöyle önümdeki listeye baktığımızda bize FIFA'dan gelen liste var. Çünkü Futbol Federasyonu bize bir görev verdi. Aslında ligler bittiğinde programımızı bitiriyorduk ama Futbol Federasyonu bize bu programlarımızı devam etmemizi istedi. Biz de Futbol Federasyonu'nun bu teklifini tabii kırmamız mümkün değildi. Türk futbolu adına. Aslında gayemiz burada FIFA U20 Dünya Kupası'nı ülke çapına duyurabilmek ve seyirci sayısını artırabilmek. Gayemiz bu ama tabii evet. Program içerisinde de yine Uğur Ozalar gibi sizin gibi teknik adamlarımıza da hem görüşlerine yer veriyoruz hem de gelişmelerle ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz ki önümdeki listede U20'de yani 20 yaş Dünya Kupası'ndan nice önemli isimler sıyrıldı. Dünya futboluna kazanıldı. İşte Iniesta gibi, Messi gibi, Xavi evet. gibi
Pronesi gibi yani birçok ünlüler şu anda Dünya Kupası, o 20 Dünya Kupası'ndan sıralan isimler. Sadece aklıma gelenler ki bunları onlarca, yüzlerce çoğaltabiliriz. O 20 bu kadar önemli bir organizasyon. Biz de istiyoruz ki Türk futbol severler bu maçlara ilgi ve alaka göstersin ki FIFA bir sonraki Dünya evet. Kupası'nı yine bize verme imkanı bulsun. Çünkü seyirci sayısına son derece dikkat ediyor. Sinan Mete kardeşimizin bir sorusu olacak size hocam. Ben iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. İyi akşamlar buyurun. Hocam. İyi akşamlar. Öncelikle tebrik ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ayrıca belki de bütün koyanların hoşuna gidecek bu sorduğum soru. Net cevap istiyorum hocam. Şimdi bütün takımlar iddialı bir kadro kurmaya çalışırken siz ligde kalma adına bir takımdan bahsettiniz. Peki evet. Bunun altındaki yatan gerçek nedir? Ayrıca ligde kalan takımın hocası olarak Uğur Tütüneker'i tatmin eder mi? Ya şimdi tabii ki yani bu enteresan bir soru. Yani Mustafa Hoca mesela dedi ki yani ligde kalmak hedef değildir falan filan. Doğru yani. Biz sadece yani ilk biliyorsunuz Konya Spor olarak kötü günlerden de geçtik. Dolayısıyla bizim önümüzdeki sene hedefimiz ligde kalıp da yani illem 13. falan değil. Belki biz ligde kalacağız. 7. o da kalıyor. 13. de kalıyor. 7. de kalıyor. Yani bizim tabii ki baştaki hedefimiz iyi futbol oynamak. İnsanlara iyi futbol sergilemek. Amacımız bu. Yani 7. de ligde kalıyor. Ne bileyim 13. de ligde kalıyor. Biz 7. de olabiliriz. Veya ne diyebilirim şu an? Yani ligde kalmak 7. de olabilir. Ya yani yeni çıkan bir takım için doğru. İlk senemde ben kalkıp da şimdi ben ilk 5'e girecek diyecek halim yok. O açık bizim için yani abartı olur. Yani abartı derken bir ligi göreceğiz. Biz de ısınacağız. Biz de ilk defa biliyorsunuz lig görüyoruz. Gerçi ben Kasımpaşa'da ve Yozgat'ta çalıştım. Ama yani hedefimiz ligde kalmak demek istediğim yani bu 7 de olur. Yani ne bileyim 5 de olur. 13 de olur veya 14 de olur. Evet. Onun için hocam biz iyi futbol oynamak istiyoruz. Hocam yani, sanki ligde kalmak hocam şunu anımsatır. Yani ilk 5, son 5, 6 gibi hocam. Yani 7-8 tabii iddialı bir takım sınıfına giriyor bence. Ama son 4-5 bence ligde kalmamız üzere takım halinde gelmez mi sizce hocam? Ya bizim bakın biz şöyle bir şey var. Biz her şey azıcık bütçelere bağlı. Biz çok büyük bütçelerle çok fazla bir şey girmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen sene Aksaray olsun, Elazığ olsun. Transfer yasağı vardı hocam. Kimin? Yani Konya Spor'un transfer yasağı vardı. Futbolcu alamıyordu biliyorsun. Tabii yani. Çok zor günlerden geçti onu diyorum. İşte onun için biz de diyoruz ki yani biz o böyle ne bileyim milyon euroları, milyon dolarları harcamak istemiyoruz. Anladım. Ama ne bileyim seviyeli harcamamız dikkatli kullanaraktan yani her sokağa atacak paramız yok açıkçası. Hocam yönetim bazında bir soru soracağım. Konya Spor olarak evet. Dış transfere bu yönetim bazında bir soru cevap vermeyebilirsiniz de. Ayrılan fon ne kadar dış transfere? Konya Spor adına. Şimdi, yani size sunulan bütçe. Size sunulan bütçe yani Uğur hocam dış transfere şu kadar para harcayabilirsiniz diye bir mutlaka bir şey sunulmuştur, bir rakam sunulmuştur size. Ya bizim şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii ki bütçe olarak baktığınız zaman şu an kazanmaya da bağlı biliyorsunuz. Yani bir maçta 3 puan 900 milyar para mı ne civarında bir para getiriyor. Dolayısıyla bütçe yani 30 da olur, 35 de olur. Bu azıcık da kazanmaya da bağlı. Evet. Dolayısıyla buna biz bağlamak istemiyoruz. Ama biz dikkatli harcamaları dikkatli yapmak istiyoruz. Yani 3 milyon euro verip de bir adamdan verim almamak varsa bunu yapmayacağız. Buna dikkat edeceğiz özellikle. Dolayısıyla biz bu anlamda yani bütçelerimizi dikkatli harcayacağız. Önemli değil 15 trilyon, 30 trilyon, 35 trilyon, 45 trilyon. İstersen 60 trilyonla git.
yanlış transfer yaptığınız zaman bir Akhisar baktığınız zaman çok düşük bütçelerle çok rahat ligde, ikinci yere çok rahat ligde kalabiliyor. Hocam 30 sürü harcayan da var. 100 trilyon harcayan da var. Onun hocam için, 32 trilyonumuzu dikkatli harcayacağız. Hocam 32 trilyon harcayan Göztepe'de küme düştü. Ya mesela yani o... Ya mesela diyorum 32 trilyon harcayan Göztepe küme düştü. 1461'de evet. 8-10 trilyonla beraber yani playoff'a kaldı. Ya aynen öyle. İşte ben de... Hayır örnekler dediğin doğru bakın. Diyorsun. Yani sokağa yani atılacak paramız yok. Yani 60 trilyon para verirse ne olur, verilmese ne olur. Eldeki mevcut... bütçeyi iyi korumak lazım. İyi kullanmak lazım. Doğru diyorsun. Evet. Hocam çok evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah ben teşekkür ederim. Süper Lig'de de başarılı kılar sizi. Çünkü zannedersem teknik adamlık hayatınızda ilk kez şampiyonluk tattınız. Doğru mu? İlk defa böyle bir baştan evet başlama şansı buldum. İnşallah hayırlı olur. Onu da iyi kullanmak istiyorum. Tamam. Dediğim gibi yani ben Süper Lig'de Kasımpaşa'da da çalıştık ama ilk defa sezon başı başlayacağız. İnşallah hayırlı olur. Hocam tebrikler ediyorum. İnşallah bundan sonra Allah istediğiniz gönlünüze gönlünüze göre verir. Konya Spor'a evet. Başarılar diliyorum Süper Lig'de. Görüşmek ben üzere. Çok teşekkür akşamlar. Ediyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben bir şey söyleyeyim size. Bugün Çaykur Rizespor yönetimi bir açıklama yaptı. Dese ki biz ligde kalmak için yani bir takım kuracağız. Rize'de ev yerinde oynar. Doğrusunu söylüyor ama. Şimdi bence hocanın bu açıklaması çoğu Konyalıları tatmin etmemiş. Ama doğrusunu söylüyor ama. Ben ligde kalacağım diye bir abi, Konya bir kelime yapamaz. Abi Konya Spor bak. Şunu diyebilirsin. Ben çok mütevazi az parayla çok çalışıp çok dikkat edip iyi bir takım yaratacağım diyebilirsin. Bana göre o kandırmacı oldu. Doğru mu? Bana göre Uğur Tütür'ün gene söyledi doğru şey abi. İyi tamam o zaman. Ama şu var biz yani. Biz şimdi başkan çıksın desin ki. Hayır ben. Çaykur'da ligde kalıp tabii. Abi kaç kişi mutlu edersin ya? Rize'yle karıştırma. Neden? Rize'ye enteresan bir yer. Nasıl enteresan bir yer ya? Şimdi bak Konya'da 2 yıldan beri Ali takip ediyorsun. Transfer yasağı vardı. Futbol Federasyonu'na para ödeyemiyordular. Elindeki futbolcuları tutamıyordular. O yerden buraya geldiler. Dolayısıyla Konya'nın bütçesiyle Rize Spor'un bütçesi bir olamaz. Şu anda Konya belki de beklemediği bir şampiyonluğa kavuştu. Rizespor'un bütçesi nedir Rizespor'un? Ya abi şimdi bütçesi nedir diye Konya beklemediği belki de hesabında olmayan bir şampiyonluk da karşılaştı. Onu bilemem şimdi. Evet. Hocanın açıklamasına bahsediyorum. Burada... Sen de hocalık yapıyorsun. Sence doğru mu? Bir hoca. Şimdi, bence doğru abi. Bence değil. Ben doğru. Şu anlamda diyeyim. Şu anlamda diyeyim. 2001'de Malatya Spor'un şampiyonluğunu 650 milyarlık bir bütçeyle şampiyon oldu. Hocanız açıklama yaptı mı? Hayır şu anlamda demek istiyorum. 650 milyara şampiyon ettik. Takım hep beraber ve ondan sonra gelen hocalar 7-8 trilyonluk harcamalar yaparak bugün Malatya Spor'u durumuna soktular. Abicim ben onu bahsetmiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Hocaya da aslında sorduğum soru çok net ve kendisi bu soruyu çok net anlamıştı. Evet. Bugün Uğur Tüneker değil mi? Gibi bir adam. Türkiye'nin etrafına göre yapabilir. Belki de Rize Çalınbay'dan herhangi bir anlaşma olmasaydı belki de bizimkiler ona da teklif ettirebilirdi. Evet. Yani işsiz kalmaz. Böyle bir adam ben Konyaspor Lig'de tutacak bir takım yaratmak istiyorum demesi bence Uğur Tüniker'i tatmin etmez Ali. Şundan etmez. Abi içinden geçen adam söyledi ya. Ne diyecek yani? Yanlış bir cümle işte. Ben de aynısını yanlış diyorum. Diyorum ya. Ki diyorum ki sana Rize Çalınbay. Doğru. Şunu diyorum ben abi. Rize Çalınbay çık az önce deseydi ki ben ligde kalacak bir takım yapacağım. Doğru. Kaç tane Rize'li bunu memnun olarak kalacak? Ya o ayrı ya. Şey abi o tartışılır. Ama Rize Çalınbay şu anki Rize Spor ne diyor? İşimizin çok zor olduğunu söylüyorum diyor. Ya zor tabii. O zaman bak, durmayacaksın abi zor olduğun yere. Yaka şimdi bak Sinan. Sayın Mete. Biraz önce Rize Çalınbay üzerine basa basa ne dedi? İşimizin çok zor olduğunu biliyorum. Evet. Gece gündüz demeden çalışacağız ve bu işin altına kalkacağız demesinin altında yatan bir gerçek var. Rize Spor'un şu andaki kadro itibariyle elde kalacak olan mevcut kadro yani iskelet kadro ve takviyelerle beraber nasıl bir uyum sorunu yaşayacağız? Elimizdeki maddi olanaklar ne kadar bize futbolcu almayı kapsayacak? ABZ diye sunduğum şıkta transfer listesinde ayı mı alacak bu yönetim, beyi mi, C'yi mi alacak? ABC dedi, ABC dedi, o olmasa budur. Bir kere onu bir. O olmasa budur, onu demek istiyorum. Şunu sen. Söyleyeyim sana, bir. İki bir odayı. Çaykur Rizespor Kulübü'ne. Abi ayı istersin sen. Abinizi istektir. A denilen futbolcuyla B denilen futbolcu aynı eş değerdedir. Ay alamazsan B'yi anlamlı. Sen şunu demek istiyorsun. Sen diyorsun ki aynı açıklamayı Rize Çalınbay yapsa. Yeri yerine oynamış Rize. Rizespor Kulübü Başkanı şu anda Allah bilir ne tamam da şimdi Uğur Tütüneker'in bundan ne alakası var? Ya hayır ben sana şunu soruyorum sen anlamıyorsun.
Hocam siz ligde kalacak bir takım yapacağım diye açıklama yaptınız dedi. Abi hedefi olan bir dakika. Bir takım tamam. He. Ben de dedim ki Uğur Tütünlükeri ligde kalacak bir takım yapma kelimesi tatmin eder mi? Ne demek istedim burada? Büyüttüm adamı. Demek ki madde olan haksızlıkları var. Onun açıklamasını istedim ben. Tamam, peki. Çaykur Rüspor'a gelince ben sana açıklamasını ne yapayım mı? Çaykur Rüspor kulübü ya onu karıştırma. Rıza Çalınma listesini vermiştir. Kulüp başkanı yönetim kurulu, transfer komitesi, bütçemiz şudur demiştir. Vermiştir listeyi. A olmasa B, B olmasa C. Yani Konya Spor'la alakası yok ben söyleyeyim olayın. Herkesin bir iş durumu vardır. Bugün Konya Spor lige çıktığında çok farklı bir çelişkiler yaşayıp küme düştü ve tabii. Onun için bu işler öyle kolay değil. O zaman değil. Hak etmiyorsun. Çıkmadın abi Süper Lig'e ya. Bu kadar basit. Ya abi sen şimdi dediğini, Sinan dediğin mantıklı şey aslında. Abi yanlış bir demiyorum. Yani hocayı büyüttüm sen dediğin, ben. Sen dediğin doğru şey. Hocayı büyüttüm. Ona bir yere ben katılıyorum. Ama o mütevazi bir hoca olmak istiyorum diyor. Mütevazi bir şekilde büyüyerek. Yani mütevazi bir kadroyla beraber ligde 12. de olabilir, 7. de olabilirim. Ama ben hedefim ligde kalabilmek diyor. Neden Mustafa Denizli'yi kabul etmedi o zaman? Etmedi. Etmedi. Neden? Abi şimdi onu Kürt'e vasıtlı. Aynı olay. Etmedi. Aynı olay. Mustafa Denizli Rizzi'yi niye kabul etmedi biliyor musun? Etmek istemediği için etmedi. Ya şunu söylüyorum. Etmek istemediği için etmedi. Onu ben bilemem. Ben şuna geleceğim. Ben bilirim abi. Bugün. Ama birebir bu olayı bilmiyoruz ki. Sen o olayı Mustafa Denizli'nin sen bütçesini sen Rize halkı, Rize şehri kaldırabilir mi abi? Oradan bahsetmedim kaldırabilir ben. Kaldırabilir miydi? Rize Salınbay bahsediyorum. Uğur Tüneker, Mustafa Hoca gibi kalmayabilirdi değil mi? Doğru. Onun bahsediyorum ben. Ya doğru söylüyor. Ben yanlış söylüyorsun demiyorum ben. Yani demek ki. Burada Mustafa Hoca kendini düşünmüştür. Demek ki Konya Uğur Tütüneker'in bu söylemlerinden alınmıyor abi. Rize'li alınır. Doğru. Bu kadar basit. Doğru söylüyorsun. Rize Salınbay şuradan az önce deseydi ki ben ligde kuracak bir takım. Kıyamet kopar abi. Allah belanı versin. Ne biz telefonlarda mailsiz mail şeyle doyabilirdik ne sen orada tweetler doğru, falan. Aynen doğru diyorsun. Ya ne demek doğru ya? Katılıyorum. Sevgili seyirciler SMS'lerinizi bekliyoruz. Çaykur Rizespor'la ilgili eğer SMS'leriniz varsa FIFA U20 ile ilgili SMS'leriniz varsa Çaykur Rizespor'la ilgili görüşlerinize yer vermeye çalışacağız. Ve önemli konuklar almaya devam edeceğiz. Hemen Ali sana döneceğim. Bu arada sevgili seyirciler bunu da hemen not olarak belirteyim. FIFA U20 Dünya Kupası kapsamında Milli Eğitim İl Müdürlüğü Çaykur Rizespor Kulübü tarafından ilimizde grassroots sporun tabandan gelen anlamı grassroots şenliği gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor tesislerine gerçekleştirilen şenliklere 24 okul 240 sporcu katılmış. Grassroots İl Koordinatörü TÜFAT Başkanı Bilal Karafazlıoğlu'nun organize ettiği 3 Mayıs'ta yapılan şenliğe Rize Valisi, Belediye Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Spor İl Müdürü, Milli Eğitim Camiası, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri katılmış ve yine grassroots tabandan gelen anlamı grass çimen, çim demek, roots demek çim kökü diye adlandırılmışlar. 4 Haziran Eski Atatürk Stadında yani yarın okul kulüp projesi kapsamında Çaykur Rize Kulüp tarafından organize edilen şenliklere 16 ilköğretim okulu katılacak ve 8-10 yaş grubu katılması planlanmış. Başlama saati saat 10. 4 Haziran yani yarın Eski Atatürk Stadında okul kulüp projesi kapsamında Çaykur Rize Spor Kulübü tarafından organize edilen şenliklere 16 ilköğretim okulundan 8-10 yaş arası yavrularımız katılacak ve başlama saati, şenliklerin başlama saati saat 10 sevgili seyirciler. Bunu bir kez daha belirtelim. FIFA U20 Dünya Kupası kapsamında Milli Eğitim İl Müdürlüğü Çaykur Rizespor Kulübü tarafından ilimizde grassroots sporun tabanında gelen anlamı şenliği gerçekleştirilmiş. Çaykur Rizespor tesislerinin gerçekleştirilen şenliklere 24 okul 240 sporcu katılmış. Grassroots İl Koordinatörü TÜFAT Başkanı Bilal Karafazlıoğlu'nun organize ettiği 3 Mayıs'ta yapılan şenliğe Rize Valisi, Belediye Başkanı, Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Spor İl Müdürü, Milli Eğitim Camiası, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri katıldığını belirtmişler. Ve 4 Haziran yarın da Eski Atatürk Stadında okul kulüp projesi kapsamında Çaykur Rizespor Kulübü tarafından organize edilen şenliklere 16 ilköğretim okulu 8-10 yaş grubu katılacak. Başlama saati saat 10 sevgili seyirciler. Ufuk Bey hazır mı? Hazır. Efendim birçok kez hangi televizyon kanalını açacak? Aslında
Futbol Federasyonu'nun belki de tüm yetkisi demeyeceğim, yanlış anlaşıldı ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ufuk Özörten telefonumuzun diğer hattında. Yani birçok sorunla uğraşıyor Ufuk Özörten beyefendi. Sayın Başkan Vekilimiz, Futbol Federasyonumuzun. Bizi de kırmadı. Bu akşam FIFA U20 Dünya Kupası tabii ki organize ediliyor. Ülkemizde 7 ilde yapılacak sevgili seyirciler. 52 toplam maç oynanacak. 190 devlet televizyonu tarafından tüm dünyaya bu maçlar sunulacak. 500 milyonun üzerinde taraftar topluluğu televizyon ekranları başında bu maçları izleyecek. Ve maçların tabii ki biri de, daha doğrusu bölümü de Rize'de gerçekleştirilecek. Yani 81 ilden 7 il seçilmiş ve 7 ilden bir tanesi de Rize. Bakalım Sayın Ufuk Özerten, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, FIFA U20 Dünya Kupası ile ilgili, organize ile ilgili neler söyleyecek? Sayın Özerten, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Alaaddin. Sana, konuklarına ve saygıdeğer seyircilerine iyi akşamlar diyorum. En derin saygılarımı arz ediyorum. Sen bize söylenecek bir şey bırakmadın. U20'yi o kadar güzel anlattın ki. Ama ben sözüme şöyle başlamak istiyorum. Her şeyden önce Süper Lig'e, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Rize Spor'umuzu cani gönülden kutluyorum. İnşallah bundan sonra önümüzdeki 2013-2014 sezonu da Rize Spor için başarılarla dolu olur. Bu arada Trabzonspor'umuzun yeni seçilen yönetim kurulunu da kutluyorum. Trabzon, Rize birer futbol kenti. En önemlisi milli takımımızın bu iki kentte oynayacak olması. Buradaki futbola halkın olan tutkusu milli takımımızı da coşturacak. İnşallah bu 20 yaş altı Dünya Kupası'nın Türkiye'ye gelmişken gitmesine de izin vermeyeceğiz. Bu kupa Türkiye'nin olacak. Bütün temennimiz, bütün niyetimiz bu. Yani müzemizde kalmasını sağlayacağız. İnşallah. İnşallah. Sayın Özerten, hemen Sayın Başkan Vekilim, Sayın Başkanım sözünü kestim, özür dilerim. Aslında biliyorsunuz lig bittikten sonra biz programlarımızı bitiriyorduk ama Futbol Federasyonu'na gelen yetkili arkadaşlarımız bize bir hafta öncesini aradılar, görüşmek istediler ve geldiler. Dediler ki Futbol Federasyonu adına sizin programların ne kadar izlenildiğini biliyoruz. Ulusal bir kanal olarak FIFA U20 Dünya Kupası'na destek amaçlı programlar yapar mısınız dediler bize. Hay hay dedik ve programlarımıza şu anda bilmiyorum, eğer bizi izleme olanağı bulabiliyorsanız stüdyomuzu FIFA U20 amblemleriyle ve pankartlarıyla süslemiş durumdayız. Şu anda eğer bizi izleme olanağınız varsa, bilmiyorum izleyebiliyor musunuz? Şu anda araçtayım. Araçtasınız. İnşallah seyir halindeyim. Maalesef izleyemiyorum. Bu veterileri ama ben Futbol Federasyonu'na gönderiyorum. Bir önceki programı da göndermiştim. Bunu da göndereceğim. İnşallah izleme olanağı bulursunuz. Şu anda arkamda FIFA Fair Play diyor. Önümde de FIFA U20 yaş altı Dünya Kupası diyor. Ve pankartlarımız var. Stüdyomuzu o şekilde süslemişiz. Hemen şunu diyeceğim. Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak ülkemiz. Ve FIFA U20 Dünya Kupası, 20 yaş altı Dünya Kupası ülkemizde 7 yılda yapılacak. Bunlardan bir tanesi de Rize. Rize'de evet, çok önemli bir ev sahipliği yapacak. 25 Haziran'da ikinci karşılaşma, birinci karşılaşma Slovakya, Avustralya ve ikinci karşılaşma saat 21'de Türkiye, Kolombiya maçı, ki Kolombiya grubundan Arjantin ve Brezilya'yı eleyerek geldi buraya. Dolayısıyla önemli bir karşılaşmaya sahne olacak Rize Yenişehir Stadyumu. Neler söylemek istersiniz biz başkan, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi olarak Rize'li taraftarlarımıza? Çünkü bu maçlara gösterilecek olan ilgi FIFA tarafından son derece önemli. FIFA tribündeki seyirci sayısına son derece önem veriyor. Bir sonraki organizasyon açısından ülkemize tekrar bu tip organizasyonların gelebilmesi için taraftarların mutlaka tribünde, taraftarlarımın bu takımlara, bu maçlara ilgi göstermesi gerekiyor. Neler söylemek istersiniz Sayın Özerten? Bir sonraki organizasyon da çok yakın. En azından Eylül'de karar verilecek olan 2020 olimpiyatlarının İstanbul'a alınması. Bu
olimpiyatların İstanbul'a alınmasındaki en büyük gösterge sizin de bahsetmiş olduğunuz 7 ilimizde yapılacak 20 yaş altı dünya şampiyonasının demin söylediğiniz gibi öncelikle fair play çerçevesinde bütün dünyaya örnek olacak şekilde yapılabilmesidir. Bunun için hemşerilerimize, Karadenizli hemşerilerimize her iki ilimizde de statları tıklım tıklım doldurup takımımızı canı gerçekten desteklemeleri ve seyretmek için statlarda yer bulamayanlarına televizyon başında dualarınızı bu 20 yaş altı delikanlılarımız için esirgememeleridir en büyük temennimiz. Kolombiya Güney Amerika şampiyonu. Evet. El Salvador var. İlk defa katılıyor. Avustralya turnuvanın en tecrübeli takımlarından hemen hemen her turnuvaya katılıyor. Zaten yani, ilk maç El Salvador Avustralya maçı. Saat 18'de 25 Haziran'da evet, burada. Evet. Herkesin bildiği gibi açılışı Kayseri'de yapılacak. Bilet fiyatlarımız çok ucuz. 19, 29, 39 lira. Ve bu fiyatlara iki maçı yani dört tane ülkeyi izlemek mümkün. Sloganımız geleceğin yıldızları buradan yükseliyor. İşte Messi'ler ve Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar bir sürü futbolcular bu şampiyonların eseri. Iniesta'lar, Xavi'ler. Nasıl? Iniesta var diyorum, Xavi var, Prunescu var. Tabii. Çok ünlüler var. Yani kendini onların yerine koymak isteyen genç delikanlılarımızın, yavrularımızın anneleriyle, babalarıyla gelip birer sevgi töreni, birer centilmenlik şöleni haline getirmelerini temenni ediyoruz. Dilerim 7 ilimizde de Türkiye'nin yüz akı olacak bir turnuva yaparız. Bu FIFA'nın dünya çapında yaptığı dünya şampiyonasından sonra ikinci en büyük turnuva. Evet. Sayın Başkanım şunu soracağım. Şimdi FIFA U20 ile ilgili soru soracağım. Çünkü diğer televizyon kanalları gibi böyle reyting yapma peşinde falan değiliz. Biz sadece destek peşindeyiz. Onu hemen söyleyelim. Çünkü bizim programlarımızı yıllardan beri izleyenler nasıl bir program yaptığımızı bilinci içindeler. Dolayısıyla biz böyle klasik sorular sormayacağız. Yani 4 saatlik futbol programı içerisinde sadece futbola ayrılan süre 1 saat. Diğer 3 saati o bilmem neredeymiş, bu bilmem neredeymiş dedikodularıyla geçirilen program bu program değil. Burada destek programı Futbol Federasyonu'nun, FIFA'nın düzenlemiş olduğu bu büyük organizasyona biz ev sahipliğini daha nasıl iyi yapabiliriz? Nasıl misafirperverlik gösterebiliriz? Bu 7 ilde veya diğer illerde taraftarlarımız bu maçlara nasıl daha fazla statlara çekebiliriz? Biz bunun peşindeyiz. Böyle bir büyük organizasyonda hem milli takımımızı destekleme açısından hem de FIFA'ya buradan büyük bir mesaj göndermemiz gerekiyor ülke açısından. Ve birlik beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde bunu yapmamız gerekiyor. Aynı bayrak altında, ay yıldızı bayrak altında milli takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor ve diğer maçları da izlememiz gerekiyor. Şunu soracağım hemen FIFA U20'nin dışında bir iki soru soracağım. Özellikle biraz önce de teknik adamlar bağlandı. Onların da hatta bu konuda görüşleri çok net değil. Yabancı sayısı 6+2, 6+4 diyorlar. Bu konuda 6+4 ben sizden duymuştum. Doğru mu? 6+4. Bu sezon için. Şimdi bakın içinden çıktığımız sezonda bu sezonun başında biz şunu ilan ettik. Dedik ki 2013-2014 sezonunda en fazla 10 tane yabancı futbolcuyla mukavele yapabilirsiniz. Ancak bunun 6 tanesi esame listesinde veya sahada olabilir. Yani +2'yi kaldırdık. +2 yani 4. Önümüzdeki sene evet 2014-2015 sezonunda da en fazla 8 yabancı futbolcuyla sözleşme yapılacak. 6+2 değil mi? 6+2 değil mi Sayın Başkanım? Hayır. 6+2'si yok. Fazla 8 sözleşme yapılacak. Evet. 5 tanesi önümüzdeki yıl sahada olacak. Ha, 3 tanesi tribünde yine.
Evet. Anladım. Evet. Yani bu sene 6+4, gelecek sene 5+3. Evet. Sahada evet. 6 futbolcu olacak. 4 tanesi tribünde ama kadroda bulunabilecek. Bu sezon evet. 2013-2014 futbol sezonunda gelecek yılda 5 sahada 3 tribünde olacak. Toplam 8 yabancı. Yani düşürülecek. 2 futbolcu evet. düşürülüyor. Bu sene evet. bu uygulamayı başlatacağımızı geçen sezonun başında ilan ettik ve kulüplerimize bir hazırlık süreci de tanıdık. Sayın Başkanım, bu konuda Süper Lig'de teknik adamlık yapanların bile haberi yok. Yani şimdi ben bazen konuşuyorum, gündüz de konuşuyoruz. Hala bu 6-4'ü bilmeyenler var. İnanacak gibi değil. Yani siz açıklıyorsunuz. Diğer kanallarda bizim internet sitemizde yayınladık. Orada hala da evet. orada duruyor. Oradan öğrenilebilir. Biliyorsunuz bunları tahmin ediyorum bütün kulüplerimizde biliyorlar. Kulüplerimize de bu bildirildi. Hayırlısı olsun diyoruz. Bunu yapmaktan gayemiz Türk futbolcularına, altyapılara daha fazla önem verilmesi, kulüplerin transferlerini, yabancı transferlerini çok daha ince eleyerek, sık dokuyarak yapmaları, Türk parasının boşu boşuna ziyan olmaması. Bakın bu sene düşen 3 tane kulübümüzde yabancı sayısı en fazla olan 3 kulübümüz. İnsan bunu gördükçe de üzülüyor. Evet. Başkanım, bir başka soru şunu soracağım. Şimdi özellikle PTT 1. Ligi'nde yaş sınırı uygulaması vardı. Sonra bu yıl yani geçtiğimiz yıl yaş sınırı uygulamasını kaldırdınız. Yabancılarda. Yabancılarda, onu kastediyorum ben. Evet. Bu Türk futbolu açısından PTT 1. Ligi'nde yaş sınırının kaldırılması, bana göre, benim fikrime göre tabii siz nihayetinde yetkili sizlersiniz. Türk futbolu adına PTT 1. Ligi için söylüyorum, yaş sınırının kaldırılması Süper Lig'de forma giyemeyen veya giymeyi beceremeyen veya kulübüyle anlaşmayan veya küme düşen, anlaşması devam etmiyorsa tabii, yaş sınırına bir ayar, bir düzen çekilecek mi PTT 1. Ligi için, yoksa aynen devam edilecek mi? PTT 1. Lig'deki uygulama aynen devam ediyor. Onda bir değişiklik yapmadık. Oradaki yaş kaldırmamızın sebebi de şuydu. Yani küçük yaşta arkadaşlar tekrar arayalım. Kesildi herhalde. Biz soru sorabileceğiz mi? Soru soracağız. Şimdi siz soracaksınız. Bir soru ben. Tekrar bağlayalım arkadaşlar. Söyleyeyim mi başkanım? Tekrar bağlayalım. Sayın Başkanımızı tekrar bağlayalım. Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ufuk Özörten konuğumuzu, sevgili seyirciler. Tekrar bağlamaya çalışalım. Çok çabuk. Anladım. Tekrar bağlayalım. Bir kez daha deneyelim. Uzun yıllar Gençler Birliği Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış bir değil mi? Şahıs. Transfer görüşmemde Malatya Spor'da oynarken Gençler Birliği'ne çağrıldım. Sayın Cem Onuk ve İlhan Cabca başkanımızdan beraber çok gençlere önem veren bir insan. Evet. Tabii, çok güzel bir soru soracaktım kendisine ve bir de söz alacaktım. Ama ne yazık ki bize sıra gelmiyor. Gelecek sana şimdi. Bize gelmiyor. Hayatım Bey devamı yazıyor. Zaten. Sabırlı, sabırlı. Antrenörlere sabırlı, sunuculara sabırlı, birbirimize sabırlı Sinan Bey. Abi söz vereceğiz size de, işte gözünü seveyim ben. Hayır, sordum. İyi de o aradan sen iki soru sor, bir soru da bir soru alalım kendisine. Sor abi, senden sor. Sorsan da ki, tamam. Telefon düşeceğim, ben nereden bileyim ya? İki dakika sonra telefon düşeceğim, ben nereden neyse, bileyim? Neyse bu soruyu sana program itimini söyleyeceğim ne olduğunu. Sor. Yok zaten canlı yayında hazır mı? Tamam, tekrar arayalım, tamam. Tamam. Şimdi Ali, Rize Spor'la ilgili devam edelim. Hazır mı? Tamam. Sayın Başkanım, telefon düştü. Tekrar iyi akşamlar. Dedim ya, seyir halindeyim. Herhalde doğru. Benim yüzümden. Şimdi Sayın Sinan Mete kardeşimiz var aramızda. Yine eski futbolcu arkadaşlarımızdan ve iç adamımız Sayın Sinan Mete. Bizim biliyorsunuz başkan vekilimiz Sayın Halim Mete'nin de
yeğeni aynı zamanda. Onun bir sorusu olacak size. Ufuk Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan Bey. Öncelikle ben bir Karadenizli olarak Rize ve Trabzon hakkında söylediğiniz bu güzel temenniler için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de Şileliyim. Vilayetimiz İstanbul ama denizimiz bizim de Karadeniz. Ayrıca başkanım, bu güzel organizasyonu Rize ve Trabzon'a kıldığınız için bir teşekkürüm de oradan olacak. Sağ olun bu kabile. Bir söz hakkı alacağım sizden. Söz vermenizi istiyorum Sayın Başkanım. U21 milli takım maçlarını şehrimize oynatma kararı aldığınız için tekrar teşekkür ederken bu güzel stadyuma milli takım maçı söz almak istiyorum. Bunu unutmadan ayrıca bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz ki takımlarımız, kulüplerimiz gerek Süper Lig, gerek bir de ligleri altyapıya kendi bütçeleriyle hamle yapıyor. Yalnız görünüyor ki son zamanlarda altyapıdan futbolcular çıkmıyor. Bunun nedeni ise bütçe. Ve bu futbolu çıkmam olayı son zamanlara görünüyor ki an milli takımımıza kadar yansımış durumda. Federasyon başkan vekili olarak, yetkili büyüğümüz olarak bu altyapı ile alakalı konumda bütçesi az olan veya bütün takımlarımızda altyapı tesisleşme amaçla bir desteğiniz olur mu bundan sonra? Şimdi bak Sinan kardeşim, bir kere Türk insanının yetenekli olduğuna inanıyoruz. Yabancı sayısını düşürmekten bir kastımız da bu. Ve altyapıya kulüplerimizin önem vermesini sağlamak. Biz elimizden geldiği kadar tesisler için kanun el verdiği, bütçemiz el verdiği kadar bu konularda kulüplerimize yardımcı olmak gayreti içindeyiz. Yalnız şu unutulmasın ki Futbol Federasyonu'nun hiç bitmez tükenmez bir hazinesi yok. Biz de kısıtlı bir bütçeyle çalışıyoruz. Ama profesyonel kulüplerimiz istedikleri takdirde ellerinde hocalarıyla özellikle o yörenin Rize Spor'da benim gönlüm ister ki en az 7-8 tane Rize doğumlu delikanlı futbol oynasın. Yani o takım bir yenildiği zaman komşu Ayşe teyzeden, bakkal Ahmet amcadan ar duyabilecek, hicap duyabilecek insanlar olsun. Yoksa yabancı futbolcularla ve dışarıdan taşıma suyla değirmen döndürmek inanın çok zor. Bakın Trabzonspor'un en şaşalı yılları, üst üste şampiyonluk aldığı yıllar hep yerli kendi öz çocuklarından olmuştur. Rize niye yapmasın? Tekrar bu iş niye canlanmasın? Bakın Avrupa'da taş çatlasın 100 bin tane çocuğumuz var futbol oynayabilecek durumda. Bunların içinden Mesut Özil gibi Real Madrid'de oynayan, Alman milli takımında oynayan ve ülkemizde oynayan ve diğer ülke takımlarında oynayan bir sürü yıldızlar çıkıyor. Bu demek ki bizim ülkemizin insanı, bizim ülkemizin delikanlısı futbola kabiliyetli. Türkiye'de, Avrupa'da 100 bin olan sayı Türkiye'de 15 milyon. Eğer 100 binin içinden bu yıldızlar çıkabiliyorsa, biz 15 milyon gencimizin arasından bir takım yıldızları çıkartamıyorsak hatayı kendimizde aramamız lazım. Bu konuyla ilgili de devlet, hükümet, herkes bir seferberlik içinde olmamız lazım. Bunun en güzel tarafı Milli Eğitim Bakanlığı'nın spora el atması lazım. Bakın futbol demeyin, spor diyorum. Spora el atılmadığı takdirde, spor okullara, ilk öğretim okullarına girmediği takdirde, spor evlere, oyun çağındaki çocuklara girmediği ve benimsetilmediği takdirde hiçbir netice almak mümkün değildir. Taşıma suyundan değirmen dönmek mümkün değildir. Veliler eğitilmeli, çocuklar eğitilmeli her şeyden önce ama bütün ülke satında sporda bir centilmenlik ve fair play duygusu hakim olmalıdır.
biz Futbol Federasyonu olarak bu konuda elimizden geleni yapma gayreti içindeyiz. Sayın Vekilim, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bu anlattığınız kadarıyla şunu anlıyorum ben. Tesisleşmeye iniyor bu konu. Dediğiniz gibi Türkiye liglerinde bugün dört büyükler. Bir de ben geçen Gençler Birliği spor tesisliğini gezdim. İnan ki çok hayran kaldım ve mutlu oldum. Buna da eminiz var muhakkak. Onun için teşekkür de ediyorum. Sadece bunlar da bitmiyor Sayın Vekilim. Bugün tabii ki yani eleman yetiştirebiliriz aslında. Yetenekli futbolcu da çıkarabiliriz. Ama ben saha ve tesisleşme bakımından daha çok önemli olabileceğini düşündüm. Sorum zaten bu yöndeydi. Gereken cevabı aldım. Yalnız Sayın Vekilim, ben sizden bu güzel stadyuma, Yenişehir Stadyumu'nda Rize'de yapılacak maçlardan sonra veya daha ileri tarihlerde bir milli maç sözü almak istiyorum Sayın Vekilim. Bu, ben her verdiği sözün arkasında duran bir insanım ama böyle bir sözü vermek benim yetkimin dışında olur. Çünkü bu tür maçlar, uluslararası maçlar, belirli kriterleri var, belirli zamanları var, belirli tarihleri var. Biz Trabzonspor'a milli maç verdik çeşitli dönemlerde. Rize'de, Rize'de gül gibi bir stat yaptı. Şimdi onların ışıklarından da kuvvetlendiriliyor. Rize'de niye milli maçı oynanmasın? Biz Rize'de milli maçı oynatmaktan da gurur duyarız, keyif alırız. O bakımdan da hiçbir endişeniz olmaz. Sayın Vekilim, zaten yeter ki siz şu 26 Dünya Şampiyonası'nda Rizeliler olarak milli takımı ne kadar sevdiğinizi, futbolu ne kadar sevdiğinizi bir gösterin. O Rize stadı tıklım tıklım bir olsun. Sayın Vekilim, federasyonda Türk futbolu için yaptığınız başarıları biz zaten duyuyoruz ve görüyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Yenişehir Stadyumu U21 maçlarında dolacaktır. Yalnız ben şunu açmak istiyorum Sayın Vekilim. Bütün yeni Türkiye'de yapılan bütün yeni stadyumlar mükafatlandırıldı. Kayseri'si, Arenası ve birçok yeni yapılan stadyum. Sadece bu konuda A takım olarak milli takım bazında mükafatlanmayan tek şehir Rize'dir. Ben tabii ki bu konuda siz benim de söylediklerim için destek verdiğinizi anlıyorum ama lütfen bu sözü vermeseniz dahi en azından Futbol Federasyonu toplantılarında Sayın Başkanımızla birlikte bu konuyu açmanızı rica ediyorum Sayın Başkanım. En azından o desteği vereceğimin sözünü verebilirim size. Teşekkür ediyorum Başkanım. O bakımdan hiçbir endişeniz olmasın. Sağ olun Başkanım. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben herkese bol bol futbol diliyorum. Futbolunuz bol olsun diyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. Beni konuk ettiğiniz için sizlere de en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sayın, İyi geceler. İyi akşamlar Başkanım. Sayın Özerten, her zaman sizler bizim konumuz olursanız biz hiçbir zaman sizi kırmayız. Çünkü sizlerin bizlerin size ihtiyacı var Türk futbolu açısından. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar. Ali, şimdi sence Çaykur Rizespor'da yabancı futbolculara baktığımızda gönderilecek isimler, yani kimi kalmasını istersin? Yani şimdi Loria, Simakov, Hasan, De Petris, Uçekalu ve Jallow. Jallow, bugün aldığım bilgiye göre Jallow'un sakatlığının tekrar nüksedebileceği söz konusuydu. Jallow'la anlaşma zemini aramayacak Çaykur Rizespor. Uçekalu ile 3 yıllık bir anlaşma imzalamış. De Petris'i kamp döneminde deneyecekler. Simakov, Hasan ve Loria ile yolların ayrılması yolunda bir şey verdiler. Loria'yı çok beğendim. İlk geldiği gün 1461 Trabzon maçını izledim. Eski futbolcumuz Aydın Yetkin ve Mikael Üzümlü Denizli'yle oynayan çok seri bir kaleci geldi bana ve çok kedi gibi geldi bana ve ben onu çok beğeniyorum. Kalı'yı da çok beğeniyorum. Osman Jalov'u da beğeniyorum. Bu üçün Ali, mikrofona bir senin arkadaşlar ikaz ediyorlar beni. Bir ses kısıtlığı var diyorlar. Sinan Mete'ye sözü vereyim. O arada arkadaşlar senin telefona baksınlar. Senin mikrofona baksınlar. Hemen Sayın Mete, senin
gönlünde kim var kalacak olan yabancılarda? Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Yaklaşık bir saatten fazla canlı yayındayız. Çaykur Rizespor'un önemli bazı konularına değinmedik. Bir kere sağduyu halkımız şunu bilsin ki Çaykur Rizespor kulübü yönetimi başkanı gerçekten heyecan yaratacak ve her maça galibiyetlik ve pozitif futbol oynayacak bir takım kuracak. Onun sözünü ben de buradan veriyorum. Ayrıca Mustafa Hoca'nın gidişi hem Çaykur Rizespor için hem Mustafa Hoca için de hayırlı olmuştur. Ayrıca Rize Çalınmay'ın gelmesi bizi ideal bir kadro yapımına sevk edecektir. Rize Çalınmay'ın da heyecanını, futbol bilgisini takımla ve Rize şehrine nereye verebileceğini hepimiz biliyoruz. Soruna gelince şu cevabı vereceğim ben. Biliyorsun ben şampiyon olmadan daha önce iyi top oynamıyoruz, iyi takım değiliz, kötü bir PT ligi diye sana devamı söylüyordum. Bunu ikili konuşmalarımızda zaten sana söylüyordum bunu. Mustafa Hoca'ya da ben bıraktan sonra görüşme fırsatı buldum. Ve benim de fikrim o yöndeydi. Hoca bana 12 tane adam alabileceğimizi ve takımımızın gerçekten çok önemli noktalarını adam alabileceğimiz ve şart olduğunu söylemişti. Bana göre bu takıma kalacak bozları ben sana şöyle söyleyebilirim. Bir tanesi Sercan, Erhan, Oğuzhan, başka ileride Uçe zaten kalacak. Orhan. Orhan'ı ben tutmam. Kesin stoper Dibora, sağ bek. Sezer. On sol tutmam. İleride işte Erhan'ı solda tutarım. Sercan'ı ofas zaten oynayacak kendisi. Onu tutarım. Sağ tarafta Cenk Ahmet'i tutmam. Yani ben bunları söylerken o çocukları sevmiyorum anlamında değildir. Ve futbollarında da hiçbir şüphem yok. Ama Süper Lig farklı bir yer. Anlatabiliyor muyum? Yani PT Ligi'nde sen beni şampiyon ettin diye ben seni tutmak zorunda değilim. Onun için sevgili hocamız Rize Çalınbay gereken onları alacaktır. Ve bugün Münih'in 12 futbolcu alacağım diyorsa benim bu söylediklerim altında yatan bir gerçek var. 4-5 futbolcu tutarım, öbürleri tutmam. Ha bulundurabilirsin. Bak kampa 30 kişiyle gideceğim diyor, 40 kişiyle gideceğim diyor. Bana büyük ihtimalle alacağı futbolcular direkt boz olması lazım. Çaykur Rizespor bundan sonra oynamaya, denenmeye veya futbol getirmeye hiçbir niyet olmayan bir kulüptür. Sevgili kulüp başkanımız, sevgili abimiz Halim Mete ve sevgili Koray abi ve transfer komitesi olan abilerimiz gereken net nokta atışını yapacaktır. Ben Çaykur Rizespor taraftarlarına şunu söylüyorum. Heyecanımız bitmesin. Belki 1-2-3 yıl Süper Lig heyecanı yaşayabiliriz. O tatabiliriz ama göreceksiniz ki hocamızla birlikte ilerleyen senelerde ilk bir şartta kafaya zorlayacak takım olacağız. Evet. Sadece Rizeliler karamsar olmasın ve birlik beraberlik halinde yürümemizi istiyorum. Ayrıca ben konuşayım da onu sonra konuşursun. Biraz fazla konuştum. Ayrıca özür diliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde kombine satışları başlayacaktır. Ve bütün Rizelilerin kombine satışlarında destek vermesini istiyorum. Gerçekten Çaykur Rizespor kulübünün bugün 100 liraya da ihtiyacı olabilir. O nedenle herkes ama herkes olabildiği kadar ne kadar verebiliyorsa alabiliyorsa Çaykur Rizespor kulübü tarafından önümüzde günlerde satışa çıkacak olan kombinlere destek verilmesini bütün Rizelilerin istiyorum. Ayrıca iş adamlarının da sponsorluk adına büyük katkı kulübümüze katkı yapmalarını bekliyorum. Evet. Ben her ikisinin de özür diliyorum. Biraz sizin baktığınızı da aldım. Ali hemen şunu saygı duyuyorum. Ali şunu sor hocam. Yıllarca hazır mı? Hazır mı? Ali çok özür dilerim. Soruyu soracağım sana. Bir telefon daha var. Sevgili seyirciler, yine tanıdık bir sima. Rize Spor'da yine görev yapmış ve daha sonrasında Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan, efendim çok yakından tanıdığımız bir isim, daha doğrusu içimizden birisi ve ben ona Rizeli diyorum aslında. Her ne kadar yarısı İzmitli olsa da yarısı da ben Rizeli diyorum. Çünkü hiçbir zaman Rize'yi kendi memleketine ayırt etmeyen, Rize Spor'u yakından takip eden
bir futbol adamı, bir teknik direktör. Efendim, sezon ortasında Bursa Spor'a gitti ve Bursa Spor'da gerçekten işleri iyi giderken olmadık bir şey oldu. Daha doğrusu başkan İbrahim Yazıcı hayata gözlerini yumdu. Hiç beklemedik bir olaydı. Rahatsızlığı ve ölümü bütün spor kamuoyu olduğu kadar tabii ki gerçekten ailesini, sevenleri, futboldaki takım arkadaşları, futbolcuları, bütün herkes, Bursa şehri ve Türkiye aslında bu ölümü beklemiyordu ve gerçekten çok derin üzüntüye sebep oldu. Türk futbolunda önemli bir isim kayboldu, önemli bir isim vefat etti ve bunun da acısını yaşayan bir teknik adam Sayın Hikmet Karaman telefonumuzun diğer ucunda. Hikmet Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Aynı zamanda konuklarınıza da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Rize'deki tüm dostlarımızı, Rize şehrine arada saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hocam Bursa Spor'a gittiniz. Bursa Spor'da hakikaten iyi işler yapmaya başlamıştınız. Ama üzücü bir olayla tabii karşı karşıya kaldınız. Kaldık daha doğrusu desek doğrudur çünkü hemşerimiz çok sevdiğimiz iyi bir futbol adamı, iyi bir başkan, bir kulüp başkanı, örnek bir kulüp başkanı, yönetimin üzerine hiçbir zaman çıkmayan yönetimi, kendini yönetimle paylaşan, kafasındaki düşünceleri yönetimle aktaran, astığım astık, kestiğim kestik hiçbir zaman olmayan bir başkan, halktan biri, içimizden biriydi Sayın İbrahim Yazıcı'nın ölümü. Hakikaten tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılandı ve siz de o günkü konuşmanızda çok duygulu anlar yaşamıştınız. Neler oldu Bursa'daki bu gelişmeler ve takımı tabii ki olumsuz yönde de etkiledi, şehri olumsuz yönde etkiledi. Hiç beklemedik bir ölümdü. Evet, Allah eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Değerli başkanımız rahmet İbrahim Yazıcı, aynı zamanda da Karadenizli, Rizeli. Her zaman zamanda sohbetlerimizde de ben Rize Spor'da çalıştığım için Rize şehrinden kendisiyle anıyorduk. Üzücü, büyük projelere imza atan, işte Bursa Spor'u şampiyon yapan, şampiyon başkan olarak, dik duruşlu başkan olarak gitti. Bence sağlığını hiçe sayarak adeta ölüme meydan okudu. Çünkü Ordu deplasmanı sabaha karşı 3.30'da geldik. Şimdi 4.30'da hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra makineye bağlanarak hayata veda etti. Hocam, Hikmet Hocam şunu soracağım. Daha önce de böyle bir kalp krizi yine bir söz konusuydu bir maç sonrasında. Benden önce Kandıra Spor maçında yaşadı aynı olayı. Yine daha böyle sonra, bir rahatsız geçirmişti evet. Daha sonra Antalya'da geldikten sonra Antalya maçı. Dolayısıyla yani bu ilk değildi. İlk değil evet. Kendisi meydan okudu, ölüme meydan okudu. Ben öyle bakıyorum olaylara. Yani bir sağlığını hiçe saydı. Sağlığını da hiçe saydı. Bu hiçe saydı çünkü yani. Ne kadar futbol aşığı bir insan ki o ana kadar ölüme kadar yaşadığı birçok üzücü olaylar vardı. Hastanelik olmuştu işte kalp enfektüsü geçirdi, şunu yaptı bunu yaptı bırakabilirdi de. Hani yani, bu sıkıntılı bir işte diyebilirdi ama bırakmadı. Bursa Spor'u futbolu çok sürüyordu. O vurdu da yani gider hastaneye yatardı tedavi olurdu ama bütün maçlarda özellikle deplasman maçlarında da takımdan ayrılmadı. Yani çok enteresan bir durum. Ben kendini yakinen tanıdığım için bir şey diyemiyoruz yani. Evet. Hocam mekanı cennet olsun. Çok önemli bir isim, önemli bir sima ve Türk futboluna gerçekten ben samimi olarak söylüyorum. Hani hep ölenin arkasından iyidir falan derler ama gerçekten iyi bir insandı. Çünkü hiçbir zaman futbolun şaibesine karışmadı. Sadece futbolu düşündü. Ve tek başına da hiçbir zaman karar vermedi. Her şeyi yönetimle paylaştı. Çok sevilen bir isimdi. Ve genç yaşta da aramızdan ayrıldı. Bir futbol aşığıydı. Ve tabii ki bölgemizin insanı olması da bizi derinden üzdü. Bu vesileyle
hazır siz bağlanmışken de buradan tüm ailesine ve Bursalı futbol severleri ve Bursa halkına da tekrar başsağlığı taziyelerimizi bildirelim hocam. Hemen şunu soracağım. Teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir kongreye gidilecek ve olağanüstü kongrede nasıl bir sonuç çıkar bilinmez ama Hikmet Karaman gelecek yıl Bursa'da kalacak mı sorusu soruluyor. Ne düşünüyorsun hocam? Biz görevimizin başındayız. Tabii ki yeni gelecek yönetimden de onların düşünceleri onlarla da beraber olacağız. Ama şu anda mevcut bir yönetim kurulu var. Mevcut yönetim kurulunda iki tane başkan adayı var. Onun dışında başkanlığı adaylığını koyan diğer dört tane büyüğümüz var. Yani biz bu olayın dışındayız. Biz teknik heyetiz. Dolayısıyla Bursa Spor'un menfaatleri doğrultusunda hepimiz her türlü hareketi yaparız. Evet. Hocam ne zaman olağanüstü kongre kararı alındı mı? Yedisinde toplantısı, ondan sonraki ertelenecek haftada nihai sonuç alınır diye söyleniliyor. Aday var mı hocam? Adaylar daha doğrusu. 6 tane aday var. 6 tane. Evet. Anladım. Biz teknik heyet olarak Teknik adam tamamen dışındayız. Sadece ben olağanüstü bir durum olduğu için sordum. Tabii teknik adama yönetimle ilgili bir şey sorulmaz aslında da. Yani Sayın Allah rahmet eylesin İbrahim Yazıcı'nın ölümünden sonraki durumu merak ettiğim için sordum. Bir teknik adama yönetimle ilgili bir şey sorulmaz. Hocam şunu soracağım. Rize ile hiçbir zaman bağınızı koparmadınız. Evet. Ve Rize'de birçok dostunuz var. Sizi ararlar, sorarlar. Siz arayıp sorarsınız. Bana göre ne kadar ben Erzurumspor'dan Rize'ye geldiğiniz günleri hatırlıyorum. O tarihleri hatırlıyorum. O zaman Hikmet Karaman ismi pek gündemde değildi. Ama sizin sanki bugünlerin Hikmet Karaman olacağı habercisiydi o dönemlerde. Yani tabiri caizse azemilikten öteye işe yeni başladığınız dönemleri hatırlıyorum. Konuşmamızda şöyle demiştiniz o günlerde. Ben işimi severek yapan bir insanım. Bu uğurda futbol yönünde de kendime güveniyorum. Bir gün Türkiye beni konuşacak demiştin tesislerde yaptığımız ilk görüşmede. Bunu hiç unutmam. Ve Hikmet Karaman bugün 2013 senesine geldiğimizde Türkiye'nin önüne giren birkaç teknik adamdan bir tanesisiniz. Bunu kabul etmek lazım. Her gittiğiniz takıma ayrı bir hava veriyorsunuz. Her gittiğiniz takımda da gerçekten başarılısınız. Ama Rize ile hiçbir zaman gönül bağını koparmadınız. Bu Rize'deki ayrıcalık nereden geliyor? Çünkü Rize'li değilsiniz. Rize'ye karşı özel bir ilginiz var. Rize'yi seviyorum. Rize halkıyla iki dönem ikincilikteyken daha sonra ikincilikte alıp şampiyon olup Süper Lig'e çıktığımız dönem var. Orası çok önemliydi. Orada hem taraftarla hem şehirle hem şehrin ileri gelenleriyle çok iyi bir iletişim kurduk. Onun için Rize şehrinin ve insanların bende yeri ayrıdır. Caddelere çıktığımız zaman esnafından tut, restorantından tut, iş adamı, oradaki dükkanlara kadar herkesten çok iyi günler oluyordu. Medya olarak siz başta olmak üzere diğer medya kuruluşundaki arkadaşlar. Yani karşılıklı pozitif enerji aldık ve onların sizin de yaptığınız gibi her türlü davetine icap ettik. İşte sizden de en çok sizin televizyonda bu davetleri sıklaştırıyor. Biz de çıkıp sayenizde hem şehre hem sizden. Bu arada da Rıza Hoca'ya da başarılar dileyelim. Daha önce de oranın sevdiği bir teknik adam daha önceden orada görev yaptı. O da Rize Spor'umuza hayırlı olsun. Bol şanslar dileyin teknik ekibi ve kendisine. Evet. Hocam şimdi FIFA U20 yapacak ülkemizde hocam. Siz gençlere çok önem veren bir teknik adamsınız. Dolayısıyla hiç boş zamanınız olduğu zaman da mutlaka gider bir amatör maçı bile izlersiniz. Hatta boş kaldığınız dönemlerde çok iyi hatırlıyorum. Bütün ulusal müsabakalara İspanya'dan tutun efendim ta Hollanda'ya kadar, Belçika'ya kadar, Almanya, İngiltere birer maçlar izlersiniz. Hatta onların antrenmanlarını bile izlersiniz. Bir gün bana Mourinho'nun oturdum antrenmanını izledim dedin. Çünkü ondan kapacağım bir şeyler olabilir mi diye bakmıştım diye bir gün söyleşimizde bunu söylemiştin. Yani hep kendini geliştirme adına futbolun içinde hiçbir zaman dışında kalmadın. Şunu soracağım şimdi U20 yaş altı FIFA Dünya Kupası ülkemizde yapılacak olması
ülke adına son derece sevindirici bir olay. Tabii ki bu 7 ilde yapılacak. 7 ilden bir tanesi de Rize. 52 toplam maç oynanacak 7 vilayette. Ve 190 televizyon, dünya televizyonları bunu televizyonlardan canlı olarak yayınlayacak ve 500 milyonun üzerinde de ekranda izleyici kitlesine ulaşacak. FIFA U20 ile ilgili özellikle Rize'deki Türkiye U20 yaş altı milli takımı ile Kolombiya arasında saat 21'de 25 Haziran'da önemli bir maça çıkacak. Ve Kolombiya'da bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi. Çünkü Arjantin ve Brezilya'yı eleyerek geldi buraya. Keza yine El Salvador-Avustralya maçı ki El Salvador da güçlü bir takım. Hocam neler söylemek sizin Rize'li taraftarlara? Çünkü FIFA seyirci sayısına çok dikkat ediyor. Yani ne kadar taraftar tribünlerde yer alıyor ki bir sonraki organizasyonda ev sahipliği yapabilirsiniz açısından. Şimdi Rize'li bu kadar mutlu olmalı ki. Bak Rize şehrin neden nereye geldi? Yani bizim görev yaptığımız dönemde antrenman sahasında ışıklandırma yok. Bugün dünya şampiyonasının oynanacağı bir şehir, önemli bir şehir haline geldi. Dolayısıyla Rize'deki dostlarımızın, Rize'deki spor severlerin ve diğerlerinin mutlaka maçlara gidip şehrini dünyadaki bu naklen yayınlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tabii oradaki devlet büyüklerimizle de, başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer kuruluşların halkı köylerden, kasabalardan maçlara getirecek bir etkinliğin olması da gerekiyor. Çünkü oradaki maç içerisindeki atmosfer, oradaki kalabalık, oradaki coşku bütün dünya tarafından seyredilecek. Eğer maçlar boş tribünlerde oynanırsa o zaman da çok anlamsız bir şey ortaya çıkar. Dolayısıyla bu konuya da son derece ben destek veriyorum. İnşallah Rize'deki spor severlerin de, izleyicilerin de, Rize halkının da bu şekilde destek alacaklarına inanıyorum. Hocam Ali Kulaksız eski futbolcumuz, hem Malatya Spor'da hem Konya Spor'da şampiyonu tatmış bir isim. Onun bir sorusu olacak size. Ha, buyur. İyi akşamlar Sayın Hocam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hocam 13-14 senedir Rize Spor'a 20'ye yakın teknik direktör geçti. 20'sinin yapamadığı bir özelliği siz yaptınız hocam. Kendi Rize'mizin yetiştirmiş olduğu Taşkın Güngör'ü güvendiniz, inandınız ve onu futbol piyasasına beraber çalıştınız ve şimdi teknik direktörlük yapıyor. Bu konuda da size çok teşekkür ediyoruz. Kendi yöremizdeki insana güvendiniz. 20 tane hoca bunu yapamadı, bir tek siz yaptınız. Bu konuda da biraz milliyetçiliğimi ön plana çıkartarak teşekkür ediyorum size hocam. Ya Ali'cim seni tebrik ediyorum ya. Bak çok güzel bir konuya değin. Sayın ya, hocam 20 tane hocamız geldi geçti ediyorum. Buradan. Hepsi Adidas mağazasından güzel malzeme aldı. En güzel yemekleri yediler. En güzel bürokrasiyle siyaset yaptılar. Ama bir tanesi kendi içimizdeki çocukları almadı. Ve Taşkın Hoca'nın gözlerinde bir sinerji vardı ve siz bunu yakalayıp onu getirdiniz. Ve şu an 6-7 senedir çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim Ali'cim. Burada tabii sen çok güzel bir konu açtın. Müthiş bir konu açtın. Ben de bunu biraz genişleterek müsaade ederseniz ne demek hocam? Devam ettirmek istiyorum. Şimdi Rize'de görev yaparken bizim Taşkın da altyapı hocasıydı. Altyapı hocasıydı. Bana şikayet ettiler Taşkın Hoca'yı. Görevden alacaklar, şikayet ettiler. Ama ben altyapıyla çok ilgilendiğim için orada mesela bizim stoper vardı, Fenerbahçe'ye gitti. Yasin. Sonradan da Yasin kayboldu. Yasin. A takımı aldım hemen. Onun gibi birkaç tane daha genç vardı. Baktım Taşkın Hoca son derece dürüst, cesaretli. Biliyorsunuz altyapıda torpil çoktur. Böyle yukarıdan dayatmalar gelir. Şunu oynat, bunu oynat, şunu kadroya al, bunu kadroya al. Bunu yapmadığınız zaman sizin kafanızı kurtarmak isterler. Ben de Taşkın'ı A takıma kendi profesyonel kadroya aldım. Daha sonra da birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptık. Evet hocam. Bu görevler içerisinde Taşkın Hoca son derece kendini geliştirdi. Bakın Bayrampaşa'yı sonuncu aldı. Neredeyse şampiyon yapacak. Evet. Oradan İnegöl'e gitti. İnegöl Spor'u şampiyon yaptı. Erzurum Spor'a gitti. Kılpay'ı playoff'u kaldırdı. Yani kendini son derece iyi geliştirdi. Bu konuya da sen vurguladığın için çok önemli.
Rize'nin bak bir taşkın öyle çıktı. Onu evet. da biz aldık götürdük. Şimdi oradan çıkması lazım. Mesela yani bu kadar şeyler gelip geçiyor. Rize'den de birkaç arkadaşımızın gençlerin işte gelen teknik heyetlerden veya işte altyapılardan yukarı geçip Rize'yi inşallah günün birinde de Taşkın Hoca Rize Spor maçına geçer de. Tabii ki hocam. Tabii bunu derken de Rıza Hoca'yı burada asla öyle bir şey yok. Bu işler zaman işi. Ben de Kocaeli Spor'da yardımcılık yaptım. Bir dönem teknik adamlık yaptım. Sefa Sürmen Başkan bana demişti ki Hikmet dedi sen önce gideceksin dışarıda kendini ispat edeceksin. Sonra Kocaeli Spor'un başına teknik direktör geleceksin demişti. O zamanlar çok üzülmüştüm. Fakat dediği gibi yaptım ve imparator olarak Kocaeli'ye döndüm. Ve Kocaeli'yle Türkiye Kupası'nı kazandık. Taşkın Hoca da gidecek, çalışacak, kendini ispat edecek. Bir gün inşallah o şansı ona gelecek. Ama bir tek bu Taşkın Hoca'yla da kalmamalı. Birkaç tane de arkadaşımızın çıkması gerekiyor. Evet hocam, bu konuda da Pazar Spor şampiyon oldu hocam. Şefki Hoca, Pazarlı ve yardımcısı Fındıklı Selçuk ve Kenan Hoca hocam. Taşkın Hoca gibi arkadan geliyorlar. Hoca kim? Hoca Şevki Tonyalı, Pazar Spor'da futbol oynamış. Hocam. Süper, Şevki Hocam'ı da bir de hocam, helal diğer olsun. Futbolcumuz da Rize Spor'da Fındıklı'dan yetişmiş futbolcu. Malatya'da beraber oynamış. Selçuk ve Kenan Hoca, kaleci hocası da Trabzonlu. Arkadan geliyorlar hocam ve pırıl pırıl İnşallah. 16 tane altyapıdan çıkmış çocuk var Pazarlı. Ve Rizeli çocuklar da 7-8 tane var orada. Güzel, onlar bak devam genç çocuklar. Hocam 24 kadronun 16'sı Pazar kökenli, inanır mısın hocam? O zaman Pazar Spor bu sene de 2B'ye çıktı değil mi Pazar Spor? 2B'de, 2B'de hocam. 2B'ye çıktı hocam. Real Sociedad takımı olur. Sayın hocam, Real Sociedad var ya İspanya'nın Bask bölgesi. Evet. Kendi yöresini oynatıyor ya. Burada da hemen hemen takımın %80'i. Yani çok iyi bir altyapı kurdular. Hakikaten tebrik etmek lazım. Ama Pazar Spor, ben orada Rize Spor'da çalıştığımdan beri hep böyle hamle yapmak isteyen, hep bir takım. Ya pazar oraya ben gittim. Pazar orası çok gelişmiş, kültürel çok yüksek bir yer. Yani şimdi pazarı insanlar tanımıyor ama değil mi? Oradaki insanların hem futbolu hem de genel kültürlerinin bayağı üst düzey olduğunu biliyorum. Ve o dönemden bugüne kadar da hep böyle bir çaba vardı. Doğru. Bugün de oradaki teknik adamlar, oradaki teknik ekip bunu gerçekleştirmiş. Yöneticiler, başkanı tebrik etmek gerekir. Destek vermek gerekir. Rize Spor'un mesela Pazar Spor büyük bir avant. Ya bu insanlar işte isimleriyle iyi istişare edip zaman zaman birlikte çalışmak gerekiyor. Bunu da gerçekleştirdikleri zaman başarılar da gelecek. Sayın hocam son bir soru soracağım. Ortak menfaatler söz konusu olunca sinerji, ambiyans hep beraber bir şehri harekete geçirmez mi? Geçirmez olur mu? İnanılmaz şeyler olur. Hocam son soruyu da ben sorayım. Bataşay'ı Bursa'dan alıyoruz. Onun haberin olsun. Şöyle diyeyim. Bataşay Bursa Spor'un simgesidir. Hangi teknik adam hocam, Bursa Spor ismini adını aldığı zaman aklına gelen ilk isim Bataşay'dır. Dolayısıyla Bataşay bu sene anlaşması devam ediyor mu hocam? Uzattı bile. Hocam kadın uzattınız değil mi? Taraftarların bir simgesi olmuştur. Onun için simge yani, doğru diyorsun. Rize Spor olarak değil, genel Türkiye, Avrupa olarak söyleyeyim. Bazı değerler vardır. Dokunulmazdır. O da onlardan biri. Hocam bir şey soracağım. Kaleci, Bursa Spor'un kalecisi. Gelecek yıl için kalacak mı ve anlaşması devam ediyor mu? Şu anda bir yönetim kurulu seçimi var. Dolayısıyla transferlerle ilgili vesaireyle ilgili. Hayır, ben anlaşması devam ediyor mu diye sordum hocam. Anlaşması var mı? Anlaşması bir senesi daha var. Bir senesi daha var, tamam. Sinan Mete kardeşim son soruyu soracak. Ben size iyi akşamlar diliyorum hocam. İyi akşamlar, renk kattınız, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam renk kattınız, Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Allah, Allah önünüzü açsın. Sinan Mete kardeşim son soruyu soruyorum. Ben size iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Allah sevgili Allah hocam, iyi akşamlar. Nasılsın? İyi misiniz iyi hocam? İyi akşamlar. Sağ ol Sinan kardeşim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, çok sağ olun. Hocam şimdi Taşkın Hoca'yla konu açıldı. Gerçekten iyi bir yere çıkarsa burada en çok gurur duyacağınız insan sizsiniz. Ayrıca Rize'yi de sizi çok seviyor. Bunu da size ayrıca anlatayım da. Ben de Rize'yi çok seviyorum. Ya bu bir gerçek hocam, yani. Bu hep karşılıklı. Tabii ki hocam.
Şahsım olarak da ben sizi çok seviyorum hocam. Bunu ileteyim. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam bir şey soracağım şimdi. Buyurun. Tabii ki gönül ister ki evet son zamanlarda Taşkın Hoca haricinde şu anda Rize'yi temsil edecek bir teknik hocamız var mıdır düşünürsem yok. Evet. Sizce Taşkın Hoca sizinle biraz daha devam edebilir miydi? Yoksa bıraktığınız zaman veya ayrıldığınız zaman diyelim gereken tecrübeyi sizden aldı mı? Ve biraz daha devam edebilir miydiniz hocam? Benim kafama takılan buydu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazen öyle bir zaman gelir ki yardımcı hocayken artık evet ben oldum dersiniz. Artık başka fikirler. Çünkü teknik adamın yanında çalışan asistan, yardımcı hocalar kendileri bir şeyler üretmek zorunda. Teknik direktörle aynı şeyi düşündükleri zaman bu kişilerin ilerlemesi mümkün değil. Fikir ayrılıkları zaman zaman olacak ki ya onlar gelişecek ya gelişmekte olduklarını teknik direktöre karşı gösterecekler. Şimdi Taşkın Hoca da artık belli bir yere geldi. Yaş, yaş da çok önemli. Yaş itibarıyla, deneyim itibarıyla. Tabii. Ha, bir iki sene daha fazla olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Çünkü bunu sadece Taşkın Hoca olarak ele almayalım. Gelecek olan nesle sizin vasıtanızdan ben şunu sesleniyorum. Mutlak surette bir tane yabancı dil bilecekler. Eğer bilmiyorlarsa geridelerdir. Çünkü yabancı dille birlikte yabancı yayınları, yabancı teknik direktörlerin açıklamalarını, yabancı dergileri, antrenman biçimlerini yakinen takip etme fırsatı yakalıyorsunuz. Ve burada da kafanızda yeni oluşumlar oluyor. Ben şimdi Borussia Dortmund'un Real Madrid maçına da gittim. Bayern Münih'in Barcelona maçına da gittim. Bu maçları seyrederken antrenman modelleri kafamdan çıkardım. İşte ertesi gün gazeteleri okudum. Yabancı diliniz olmadığı zaman gelişmeniz neye bağlı olur? Sadece iyi bir teknik direktörün yanında çalışarak olur. Eğer yabancı diliniz varsa ayrıldıktan sonra hala kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun için mutlaka benim bundan sonra gelecekteki nesle tavsiyem budur. Taşkın Hoca da benden sonra yapmış oldukları ortada. Çok başarılı bir çizelge çizdi. Bütün çalıştığı takımlarda. Bu kadar zaman içerisinde de daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Ha, bu taşımak durarak olmaz. Gidecek. İnsan, teknik adamlar kazandığı paranın hepsini cebe atmayacak. Kazandığı paranın bir kısmını kendine harcayacak. Gidecek Şampiyonlar Ligi finalini seyredecek. UEFA finalini seyredecek. Yurt dışında 7-8 senede maç seyredecek. Eğer bunları yapmayıp sadece kendi ülkesinde alt liglerde kalıyorsa gelişmelerinde büyük bir gelişim gösteremezler. Bu da kişinin kendisiyle ilgili bir olay. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Programımıza renk kattın hocam. Gönlümüz sizinle beraber. Bu arada bayağı da kilo vermişsiniz. Onu da söyleyeyim. Sakal da yakışmış size hocam. Teşekkür ediyorum. Rize'ye, size, yayıncı kuruluşunuza, Hattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyorum. İyi bir yayıncı, araştırmacı. Sonuna kadar kovalıyor, arıyor, buluyor ve yayına çıkartıyor. Bu da sizin beceriniz. Hepinize selam ve sevgiler. Hayırlı geceler. Hocam sağ olun. Allah razı olsun. Hürmetler. Saygılar bizden. Ben soruya başlamadan bir açıklama yapayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Yallah Osman'la alakalı hep kafanızda soru işareti vardı. Kalacak mı, gidecek mi falan odur budur. Tabii ki bu saate kadar açıklamadım ben. Ama bizi seven seyircilerimizi açıklamak istiyorum şimdi. Yallah Osman İngiltere'de bir takımda el sıkışmış durumda. Büyük ihtimalle Çaykur defteri kapanmıştır. Evet. Şimdi Ali hemen sana döneceğim yine. Özellikle kiralı futbolcu onu soruyordum. Sezon başında veya sezon ortasında yıllarca profesyonel futbol oynadın. Kiralı futbolcu açısından nasıl bakıyorsun? Yani kiralı futbolcu karşı mısın? Tabii gerektiğine kiralı futbolcu alınmalı ama sezon başında kiralı futbolcu alınmalı mı sizce? Sezon başı mı? Sezon başı ise soruyor. Devre arasında mecbur kalıyorsun, alıyorsun o başı. Devre arası tabii. Çünkü takım sana futbolcu verdiği zaman al bu futbolcu yetişir sonra tekrar şöyle bir örnek vereyim mesela.
Malatya Spor'da iyi bir takım kurduk ama forvet mevkiine çok etkili bir adam alınacak. Galatasaray'da Mehmet Aksu o zaman altyapıdan yeni çıkmış. Mesela tolerans yapıldı ve başarılı olundu yani 12 tane gol attı. Ama böyle adam olacak mı acaba? Böyle gerçekten ihtiyacı giderecek, herkes tarafından katkı yapacak. Evet yani bu çok nokta yani bir transferdi. Böyle futbolcuysa kiralık futbolcu. Ama şu var yani takım içindeki dengeler, abilik yapanlar, biz arkadaş grubumuz onu genç olarak aldık. Yanlışını eksiğini anlattık yani. Ama Aliş bir de şu var yani kiralık futbolcu alıyorsun, sen de pişiyor sonra tekrar geri veriyorsun. Biraz tabii ileriye dönüş yok ama skora tabii skor olarak. Skora endeksli. 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 Yani ben pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Ama sen de verimsel yıllarca, olarak. Yıllar verimli olarak diyorum ben. Evet. Yıllarca futbol oynadığın için profesyonel futbolcusun. Evet. Kiralık birçok arkadaşın oldu. Belki sen de evet. Kiralık gittiğin zamanlar olmuştur. Evet. Ben bu açıdan sordum. Peki Çaykur Rizespor tamam. Tamam arkadaşlar. Yabancı kontenjanını hangi mevkilere kullanmalı sence? Ya şimdi kesinlikle yani çünkü Çaykur Rizespor çok yakından tanıyorsun. Kesinlikle Rizespor'umuzun ön liberosu çok önemli bir mevki. Burada kesinlikle iki tarafı yönlü oynayabilecek bir oyuncu. Kesinlikle Bataş'a dediniz ya Bursa Spor'un Can Damar'ı mesela. Evet. İki tarafı da oynuyor. Çok etkili bir. O tarafta mesela çok önemli bir transfer yapılmasını isterim. Çünkü yıllar Rize Spor'u o yere bulamadı yani. İki tarafı yönü, iki tarafı anladım. Oynayan. Ya sağ sola özellikle hücumsal. Şeyde de göbekte de ileriye ofansif oyunda çok derin paslar atabilecek. Böyle bir oyuncu da gelmedi Rize Spor'a. Bu konuda çok iş yapar. Galatasaray'daki Selçuk İnan gibi düşünüyorum. Yani. Evet sevgili seyirciler FIFA U20 Dünya Kupası özel programıyla devam ediyoruz. Ve şimdi de efendim FIFA U20 yaş altı Dünya Kupası daha doğrusu milli takımımızın teknik direktörü Sayın Feyyaz Uçar var. Telefonumuzun diğer ucunda. Feyyaz Uçar bakalım Feyyaz Uçar neler yapıyor. Çünkü her geçen gün zaman kısalıyor. Haziran ayının 21'inde tabii başlayacak maçlar. Dolayısıyla zaman kısaldı. Feyyaz Hocam'ın işi bayağı zor. Feyyaz Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam şimdi biraz önce Hikmet Hoca yayındaydı. Onunla aldık FIFA 20 ile ilgili. Birçok konuklarımız oldu bu akşam. FIFA U20 ile ilgili Sayın Başkan Vekilimiz Ufuk Özerten Bey de programımıza katıldı. Birçok teknik adam katıldı ve FIFA U20 Dünya Kupası ülkemizde yapılacak olmasından dolayı taraftarlarımızın milli takımımıza ve diğer maçlara ilgi göstermesini istiyoruz ve zaten programlarımıza bu yüzden devam ediyoruz. Hemen şunu soracağım. Öncelikle aday kadroyu açıkladınız ve aday kadro bir araya geldi mi hocam? Evet bu akşam şu anda topladık aday kadromuzu. 26 kişilik kadro. Ayın 7'sinde 21 kişiye düşecek bu kadro. Sakatlığı olan, ufak tefek sakatlığı olan sezon içerisinde bazı oyuncularımız vardı. Onların son durumunu göreceğiz. Son değerlendirmemizi yapıp 21 kişiye düşeceğiz 7'sinden sonra. Daha sonra da 22'sindeki ilk maçı, bizim oynayacağımız ilk maçı hazırlıklarımız devam edecek. Hocam 21 kişilik kadro sizce, ya tabii sizin teknik adam olarak ben içinizde karışacak duruma değilim ama 21 kişilik kadro bu turnuvayı kaldırabilecek kadro mu? Sayısı anlamda soruyorum. Herkes 21 kişi yani yapacak bir şey yok. Bu UEFA'nın kuralı. UEFA'nın kuralı. FIFA'nın kuralı. Daha doğrusu bütün takımlar 21 kişi. Bize de iştahat olduğumuz için ekstra bir şey yok yani. Anladım. Yani ben sayı olarak bu mu kural diye sordum. Kural bu evet. 21 kişi. Her 21 takım kişi. 21 oyuncu. 3 kaleci 18 oyuncu. 18 o oyuncu. Şekilde katılacak. Anladım. Hocam ne zaman başlıyorsunuz hazırlıklara? Bu akşam toplandınız. Yarın Topuk Yaylası'na geçiyoruz buradan. Orada işte bir 9 günlük hazırlığımız olacak. Daha sonra tekrar İstanbul'a döneceğiz. Bir hazırlık maçı oynayacağız. Ayın 17'sinde de Trabzon'a geçeceğiz. Ayın 17'sinde Trabzon'da ilk maçınız hocam ayın kaçında? 22'sinde ilk maçımız El Salvador'la. Sonra 25'inde Rize'de olacağız. Sizlerle birlikte olacağız. 22'sinde El Salvador maçı Trabzon'da mı hocam? Evet. Trabzon'da aynı 22'sinde saat kaçta? 21'de. 25'inde de yine Türkiye-Kolombiya maçı saat 21'de Rize Yenişehir Stadı'nda oynanacak. Doğrudur. Hocam bir başka sorum şu olacak. Aday kadroya istediğiniz halde, istediğiniz şekilde kurabildiniz mi daha doğrusu? Sakatlar yönünden bir eksiklik yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? Kenan Karaman'ın sakatlığı var şu anda. O
kadrodan çıkardık. Düşündüğümüz bir oyuncuydu bu kadro için. Dizinde sıkıntı yaşadı. Hoffenheim oyuncusu, o gelemeyecek. Onun dışında işte bu sezon itibariyle oyuncularımızın performansını göz önünde bulundurduk. Bir iki son takviye de yapmıştık. Son takviyemizde Kerim Fray oldu. O da bu akşam katıldı biliyorsunuz. A milli takımımızın oyuncusu. 93 doğumlu olduğu için bizim kadromuza da yaşı tutuyor. O da katıldı. O da inşallah bizimle olacak Dünya Şampiyonası'nda. Aşağı yukarı ideal kadroya yakın bir kadroyla birlikte hazırlıklara başladık şu anda. Salih Uçan da var değil mi hocam? Tabii tabii, Salih de kadromuzda. Hocam U19'dan kaç kişi aldınız U20'ye? Şu anki kadroda 11 oyuncu var. 26 kişilik kadroda. 21 kişi, belki bir kişi çıkar ama yani belki de 11 kişi devam edecek. Anladım. Hocam turnuvaya nasıl bakıyorsunuz? Yani baktığımızda çok güçlü takımlar var. İşte biraz önce Sayın Ufuk Özörten de aynı şeyleri söyledi. Diğer takım teknik direktörleri de aynı şeyleri söyledi. Özellikle işte Avustralya'nın, işte Kolombiya'nın çok güçlü kadrolar olduğunu, El Salvador zannedersem ilk defa mı katılacak dedi, ben yanlış anlamadıysam. Önemli evet, maçlar doğrudur, oynanacak. Evet. Önemli maçlar oynanacak. İlk defa katılacaklar. Hocam ilk maçınız El Salvador, ayın 22'sinde Trabzon, sonra 25'inde Kolombiya. Bu iki maç Türk milli takımı açısından son derece önemli. Grup maçlarında değil mi hocam? Tabii ki. Neden şimdi El Salvador maçı ilk maç olması dolayısıyla çok önemli. Çünkü turnuvaya başlangıç biliyorsunuz her takım için önemli ve biz galibiyetle başlamak istiyoruz. Evet. Çünkü grupta oynayacağımız 3 maç var. Alınacak bir 3 puan büyük bir avantaj sağlayacak bize ki Kolombiya maçında psikolojik olarak biraz daha rahat sahaya çıkalım istiyoruz. Daha sonra bence gruptaki birinciyi belirleyecek olan maçımız Rio'da oynanacak. Bana göre Kolombiya grubumuzda bizimle birlikte en güçlü takım. Finalde de Avustralya ile oynayacağız ama dediğiniz gibi başlangıç çok önemli. İlk iki maçımızı çok önemsiyoruz. Zaten hocam El Salvador maçı, yani turnuvalara başlarken, hatta liglerde de sezona başlarken nasıl başlarsan öyle gider diye bir laf vardır ya. Yıllarca profesyonel oynadınız. Evet. Yani sezona böyle iyi başladığı takımlar iyi giderler. Kötü başlayanlar kötü başlar. İnşallah El Salvador maçı, Trabzon'un Avni Aker Stadı'nın da uğurlu gelmesi dileklerimizde. Milli takımımız da o maçta istediği performansı ortaya koyar. Ve Trabzon'u taraftarlarımızın da yoğun ilgisiyle Avni Aker'de o mutluluğu yaşadıktan sonra da ayın 25'inde Rize'de bir Kolombiya mutluluğuna biz burada ve binlerce milyonlarca insanlar ekranları başında inşallah o mutluluğu, iki mutluluğu hem Trabzon, önce Trabzon sonra Rize'de bu mutlulukları milletimize yaşatırız. Çünkü insanlarımızın, ülke halkımızın böyle mutluluklara çok ihtiyacı olduğu şu günlerde hiç olmazsa futbolumuzla sevinelim. Futbolumuzun bir yerlere gelmesini istiyorsak bu gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar yarının amili takımını oluşturacak gençlerimiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aynen dediğiniz gibi Alaaddin Bey, samimi duygularınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hedefimiz tabii ki amili takım oyuncu yetiştirmek. Yapabilirsek bunu sportif bir başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Çok doğru bir tespit yaptınız. Bu çocuklar geleceğin milli takımı. Hep birlikte bunları kucaklamalıyız, desteklemeliyiz. Hocam hemen oradan sıcağı sıcağına, gerçi biz her hafta programlarımıza devam ediyoruz. Zaten şu anda stüdyomuzda iki konuğum var ve hem arkamda hem önümde FIFA'nın pankartları var. FIFA U20 ile ilgili stüdyomuzu süsledik bu akşam. Ve bundan sonra da turnuva bitene kadar programlara devam edeceğiz. Hem Trabzonlu taraftarlarımıza hem de Rizeli taraftarlarımıza neler söylemek istersiniz hocam? Çünkü iki maçta son derece önemli ama öncesi Trabzon. Şimdi ben geçen bir programda da aynı şeyi söyledim. Futbol oynarken en çekindiğim deplasmanlar Karadeniz deplasmanlarıydı. Çünkü taraftarlar gerek Trabzonsporlular, gerek Rizesporlular, gerek Samsunsporlular takımına çok fazla destek verirler her maçta, her fırsatta. Ben aynı desteğin milli takımımız, gençlerimiz için de olacağını düşünüyorum. İnşallah aynı şekilde verecekleri desteklerle buraya gelen yabancılara bunu hissettirecek Trabzonlu ve Rizeli spor severler. Bu destekle birlikte de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde sizi alıkoyduk. Ama tabii ki biz programlara devam ederken sizler de zamanınızı bizim için harcadığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah milli takımımız Ay Yıldızlı forma altındaki o gençlerimiz yarının umutları bizlere bu umut kapısını FIFA U20 Dünya Kupası'nda aralar. Ufuk Özörten Sayın Başkan Vekilimizin dediği gibi ev sahipliği yaptığımız bu ülkede bu maçlarda inşallah müzemize o kupayı getiririz hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Rize Spor'a yine devam edelim. Şey dedi Rıza Çalınma dedi Sivas'tan ben Enaramo veya Kalezi'yle böyle bir şey söz konusu değil. Sivas'ın hiçbir oyuncu alma gibi söz konusu yok. Erman Kılıç Galatasaray anlaştığı haberleri vardı. O da yanlış çünkü daha doğrusu yalan haberler. Tabii menajerler biliyorsun Ali bu dönemlerde önemli futbolcuları ön plana çıkarıp piyasayı artırma amacında. Çünkü Erman Kılıç'ın birkaç kulüp talipçisi var. Galatasaray imza attı atacak derken fiyatını birkaç daha katlamak istiyorlar. Menajerler böyle şeyler yaparlar. Şimdi Sayın Mete özellikle sen mevkide itibariyle Çaykur Rizespor'da birçok yere mevkide ihtiyacımız var dedin. Onu söylemiştin. Hemen şu soru aklıma geliyor. Yabancı transferinde Çaykur Rizespor hangi mevkilere ağırlık vermeli sence? Çünkü belki Çaykur Rizespor 5-6 yabancıyla şeyi kapatacak yani ona çıkmaz. Tahmin etmiyorum hiç. Çaykur Rizespor'un şu anda bütün mevkilere ihtiyacı var. Sol tarafta, sağ tarafta, stoper, libora, 10 libora, ofansta oynayan 10 libora, defansta oynayan 10 libora, tamam mı? Bütün mevkilere, sağ açık, 10 sağ açık, arka sağ açık. Yabancı olarak dedim özellikle. Ben şimdi söyleyeyim, hepsinin ihtiyacı var. Takımın kesinlikle 12 tane adam alması gerekiyor bir, iyi bir takım yapmamız için. Yabancı olarak da, 10 sağ tarafta bir yabancı alması lazım. Uçak alıyor. Gerekirse alternatif olarak bir santraforda olması lazım. Stoper libora olması lazım. 10 libora da kesin iyi bir yabancı olması lazım. Evet. Sol tarafı kurtarıyorum. Sol Oğuzhan Eren olabilir. Simakov yok. İyi bir stoper libora. Tandem oynayan ikisi değişik oynayabilen. İyi bir sağ bek istiyorum. Benim tercihlerimi söylüyorum. İyi bir 10 sağ istiyorum. Zaten üçemiz var. Böyle sen, iyi olur. Sen kafandaki rakam şöyle 14-15 falan gibi geliyor bana. Benim kafamda olan şu. Futbol takımı, futboldan anlayanlar şunu düşünmesi lazım. Şu anda karşımda oturan bir eski futbolcu var. Sen de oynamışsın. Biz de bunu oynadık. Futbol sadece 11'li olmaz. Bugün Fenerbahçe takımı Benfica'ya karşı neden yenildi? Yedekler olmadığında olay elinde. Doğru. Futbol demek sadece 2-6 hafta değil ki. 35 hafta maraton. İşte bir uçuş alamın sakatlığı. Sakatlandı. Uçuş alamın ne oldu? Rize Spor'un nerede getirmişti? Onun için Çaykur Rize Spor'un 12 adama ihtiyacı vardır. Gerekirse bir santrafora daha. Gerekirse 2 tane tandem oynayan 2 tane özellikleri aynı 2 tane stopere. Bir sabike kesin. 10 da oynayan, ofans da oynayan bir 10 liboraya, defans da oynayan İyi bir 10 libraya ihtiyacı var. Çaykur Rizespor basın sözcüsü telefonumuzun diğer ucunda Sayın Aykut Fera. Bakalım Sayın Fera çalışmalarla ilgili ne bilgiler verecek bize. Çünkü Sayın Başkan Metin Kalkaban'ın açıkladığı gibi Sayın Denizli geldiğinde takımımızın bütün basın sözcüsü demeçleri verme yetkisine sahiptir dedi. Dolayısıyla Sayın Aykut Fera'la Sayın basın sözcüğümüzle konuşacağız. Hazır mı arkadaşlar? Hazır. Sayın Ferah iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Daha doğrusu iyi geceler diyelim. Bu akşam iyi geceler, çok dop dolu bir program. Geçtiğimiz hafta da aynıydı. Bu hafta da aynı. Evet, hem FIFA U20'yi konuşuyoruz hem Çaykur Rizespor'u konuşuyoruz. Gelişmeleri konuşuyoruz. Milli takımımızı gündemimize aldık. Çok bir sürü önemli konuklarımız oldu bu akşam. Teknik bazlı olsun. Hemen evet. Şunu soracağım. Rıza Hoca da yine canlı yayın konumuz olmuştu. Rıza Hoca ile anlaşıldı, anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Önce şunu soracağım, Çaykur Rizespor Denizli ile yollara ayrılmasının sebebi istenilen para miktarını, yani daha doğrusu Denizli'nin ortaya attığı miktarın Çaykur Rizespor kulübüne ağır bir fatura veya ileriki senelerde çok büyük bir meblağ, bir yükün altına sokacağıydı. Doğrusu da buydu yönetim, doğrusunu yaptı.
bana göre ve buradaki konuklara göre de aynı şeyi düşünüyorlar zannediyorum. Çünkü Çaykur Rizespor Kulübü'nün bu kadar büyük bir külfetin altına girmesi mümkün değildi. Zannetmiyoruz, söyledik. Şunu söyleyeceğim. Sayın Ferah, dış transferler Çaykur Rizespor'un ayırdığı bütçe nedir? Bu konuda bize net olarak bir bilgi verir misin? Şimdi biz Mustafa Hoca'yla biliyorsunuz bir önerdiğimiz bir bütçe oldu. Bu bütçe ne yazık ki az kaldı ama biz mali disiplini ön planda bırakarak bu bütçeyi uygulayacağız. Bunu Rıza Hoca'yla da konuştuk. Bu yaklaşık 20 milyon dolar civarında bir şey olacak. 20 milyon dolar? Evet. Ya sizin ben yanılmıyorsam Sayın Denizli'ye 15 milyon euro teklif etmiştiniz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yani yaklaşık o zaten 20 milyon dolar da yaklaşık. Aynı paraya tekamül eder. Doğru. Evet. Dış transfer ayrılan fon bu. Şunu soracağım. İç transferde anlaşması devam eden oyuncular var. Sayın Çalınbay 9-10 futbolcuyla yola devam edeceğiz. Diğerlerini ayırma kararı aldık dedi. Yönetime ben bu bilgileri sunduk. Diğer dış transferlerde hangi oyuncular alınacağı bilgisini de yönetime sundum dedi. Şimdi şunu soracağım. Bir başka soru. Sayın Denizli geldiğinde tüm yetki Sayın Denizli'ye verilmişti. Aynı yetki Sayın Çalınbay'a verildi mi yönetim tarafından? Evet, şimdi biz Mustafa Denizli hocamızla farklı bir yol izledik. Orada da çok avantajımıza gelen, çok iyi uygulanan bazı metotları da devam ettireceğiz Rıza hocamızla. Yani çok şeyler de gördük. Bunları da devam ettirmek istiyoruz zaten. Biz transfer konusunda da onu da açıklığa getireyim. Rıza hocamız zaten gerekeni söylemiş. Şimdi hafta sonu çalışırdı, bugün de çalışıldı. Yarın net bir tablo ortaya çıkacak ve yarın da açıklamamızı yapacağız. Öğleden sonra bütün kim kalıyor, kim gidiyor onları netleştireceğiz. Yarın onlar da açıklanacak. Evet. Peki şunu soracağım. Rıza Çalınbay'ın ekibine Rize'den bir yardımcı antrenör verecek. Bu konuda bir fikir alışverişi yaptınız mı? Tam kadrosuyla, kendi kadrosuyla mı gelecek? Şimdi o konular işte yarın ve öbür gün açıklanacak. Görüşmeler yani masada devam ediyor. Anladım. Biz hafta sonunda yoğun bir çalışma oldu. Bugün de yoğun bir çalışma oldu. Bunların hepsi yani gün gününe açıklamalar yani çok gelir. Çok net bir fikir yok şu anda. Bir de şunu soracağım yine. Taraftar şunu merak ediyor. Yani hedefsiz bir takım olmaz diyorlar. Tabii taraftar nihayetinde Denizli kaldığında işte bütçesi şusu busu. Bununla ilgili birçok görüşler var ama benim şahsi görüşümde Çaykur Rizespor'un o kadar büyük bir meblağın altına kalkabilmesi ve gelecek yıl ligi 7. 8. 9. 10. veya 5. 6. bitirdiğinde bir sonraki sezon o kadar büyük bir külfetin altına nasıl kalkabilecek? Geliri olmayan bir kulüp taşıma suyla değirmen nereye kadar dönecek? İşte 100-110 trilyon lira falan bir rakam ortaya atılmıştı ki iç ve dış transfere harcanacak para. 19 trilyonda şu an Rizespor Kulübü'nün borcu var Sayın Başkan'ın deyimiyle lig bittiğinde. Dolayısıyla bana göre Çalınbay'la bu konuda anlaşılması yönetimin yaptığı en doğru karardı. Peki hedef ne? Şimdi hedefte bir şaşma olacak mı? Yani Denizli kalsaydı taraftarın beklentisi büyük olacaktı. Çalınbay geldi de şimdi hedef mi küçülttük diye taraftarına bir endişe var. Hedefsiz takım olmaz ama kümede kalmak da bir hedef. Yukarılara tırmanmak da bir hedef. Hedef nedir Çaykur Rizespor'un? Öncelikle bunu soracağım. Basın sözcüsü olarak çünkü bu soruyu bir başkasına sorma durumu söz konusu değil. Şimdi başkanımız zaten yani bu görüşmeler Sayın Hocamızla, Mustafa Hocamızla görüşülmeden önce zaten hedef büyük olacağını ve ona göre de bir bütçe ayırdığını söylemişti, ifade etmişti. Bu bütçede bir değişiklik olmadığından dolayı hedefte yine aynı büyüklükte kalıyor. Bizim son imza töreninde Rıza hocamızın da dediği, onu söylemek istiyorum. Evet. Dedi ki ben bıraktığımda dedi, Rize Spor 4.'ydü dedi. Yani ilk 5 bu hedeftir anlamına gelir. Böyle bir niyetimiz var tabii ki.
Evet. Sayın Ferhat, bir başka sorum, son soru olacak. Bugün aldığımız bilgi, ne kadar doğru bilmiyorum, Uçek Kalu'yla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı yolunda ve Osman Yalov'un da ameliyat olduğu diz kapağında veya baldır kısmında tekrar rahatsızlığının nüksedilmesinin olasılığının fazla olması sebebiyle Çaykur Rizespor Osman Yalov olayına pek sıcak bakmadığı yönünde haberler aldık. Hangisi doğru? Uçe ile anlaşma yapıldı mı? Ve Yallov'u Rizespor düşünüyor mu? Şimdi biliyorsunuz prensipte olaylar tam kesinleşmeden abi ben de biliyorum, söylemek doğru olmaz. Yarın açıklamalar gelecek. O konuda da açıklama zaten yapılacak. Biliyor diyorsun, bak açıklama yapacak. Sor bakalım o zaman. İngiltere'den bir takım bağlantı kuruyor mu? Haberi var mı diye bir sor. Var mı Sayın Ferah bu konuda İngiltere'de bir takımla Sayın Yallov'un temasa geçtiği yoluna Sayın Mete'nin bu konuda bir görüşü var? Evet, Sayın Mete'yi önce bir tebrik ediyorum bu görüş hakkında. Dediğim gibi şimdi bizim hedefimiz burada yarın açıklamalarımızı yapmak ve onların da altını yarın dolduracağız. Onun için şu an bugün son çalışmalar. Ha, şunu soracağım ben için. Çok net olarak, yani yarını beklemene şunu öğrenmek istiyorum ben. Şahsen şu anda bizi izleyen Rizeli futbol severler, Osman Yalov'la Rize Spor yollarını ayıracak mı? İngiliz kulübüne gidebilir veya İtalyan kulübü, o önemli değil. Osman Yalov'la yollarını ayıracak mı? Bir de Uçe Kalu'yla anlaştı mı, anlaşma zemini arayacak mı? Bunu merak ediyor vatandaşlarımız. Şimdi yani yarını beklemeden bu akşam söyleyebilirsiniz. Yani her şeyi yarın tabii ki açıklamalar yapılacak ama özellikle Uçe Kalu konusunda anlaşıldı, haberleri yazıldı bugün. Hep biz de basından duyuyoruz. Ama maalesef sizlerden bu konuda pek bir şey duyduğumuz yok. Uçe Kalu'yla Rize Spor anlaşacak mı Sayın Ferah? Ve Osman Yalov gidiyor mu? Yani Rize Spor'dan gönderiliyor mu, bir başka deyimle? Aykut bir dakika. Cevabına bir şey söyleyeceğim ben sana. Ben aldığım bu haber kesinlikle kulübün ne kadar içerisinde olsam olasım olayım. Kulübün bana verilen bir sırrı ve paylaşımı değildir. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadım. Sen beni tanırsın, bilirsin. Ben kendisiyle de görüşebildiğimi sen de biliyorsun. Ben sadece İngiltere'de bir takım eve sıkıştığını biliyorum. Onu söyledim. Yoksa kulübün içinden bana söylenmiş olsa bile ben bu yakınlarına bunu söylemem Aykut. Beni bilirsin. Yok böyle bir şey, böyle bir şey zaten iddia edilmedi. Şimdi şöyle bir şey vardı. Biz Uçe Kalu'yla neticede Mustafa hocamızın da değerlendirmesi sonrasında karar verecektik. Artı Rıza hocamızın değerlendirmesi sonrasında karar verildi ya da verilecek yarın, öyle diyelim. Yani Uçe Kalu'nun kalması söz konusu. Evet. Yalov'la da şu an son değerlendirme yapılması söz konusu. Onun için şu an yollar ayrılacak, ayrılmayacak diye bir yorum yapmak doğru olmaz. Bu son toplantıda yarın olacak zaten. Onun için taraftarlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Yani talep, Uçe Kalu'ya da talep var. Osman Yalov'a da talep var. Onun için biz bunları değerlendireceğiz. Bu son kararda da sonuçta başkanla Rıza Hoca verecektik. Orada da biz de yarın bunu açıklayacağız. Neyse biz yine tüyo verelim. Eğer anlaşma, Yalov'la anlaşma imkanımız yani, varsa Aykut, İngiltere'ye evet, gitmek üzere olabilir. O zaman eğer düşünüyorsanız eliniz çabuk tutun. Uçak Rıza Çalınbay'ın listesinde Uçe Kalu var mı? Kalması yönünde. Şimdi biz demin dediğim, ifade ettiğim gibi biz tabii ki Uçe Kalu'nun kalmasını istiyorduk. Çünkü Uçe Kalu... Abi bunu zaten yarın öğreneceğiz Sayın Ferah. Yani bu evet, programın bir özelliği yap da hiçbir zaman bize bir sır vermedin. Hep başka gazeteciler başka şeyler yazdı. Biz bilmediğimiz bir konuda... Şimdi bak o konuda, da ben, o konuda Alaaddin Bey, hayal, o konuda şöyle Sayın bir şey Ferah, şunu söylemek şimdi istiyorum. Şimdi biliyorsun Rıza hocamıza da o kadar yazıldı, oldu, bitti, yani etti. Yani ben sizi zan altına bırakmak istemiyorum da şunu diyeceğim. Bitmeden hiçbir şey olmuyor. Doğru ve diyorsun. Yani hayır, ben şunu diyeceğim. Şu an daha biz transfer listesine bakmadan bile kaç tane oyuncu aldık, yolladık. Ben zaten öyle, öyle bir şey sormuyorum da şunu neler soracağım. Neler var? Yani onun için hani ya Çalınbay Çalınbay'ın listesinde, yabancılar listesinde, yani Rize Spor'a evet, bulunan yabancılar listesinde Uçe Kalu kalsın diye bir ibare var mı? Sadece onu merak ediyorum. Şimdi, bak
Hasan'ı, Loria, Simakov falan Rıza, sormuyorum. Bakın, Alaaddin Bey. Zaten kalacak Rıza tabii hocanın ya hocam. Listesinde, Rıza hocam. Listesinde yani yabancı listesinde Uçakalı var mı yok mu diye bir kavram yanlıştır. Niye? Çünkü zaten bizim mevcut oyuncumuz olduğu için biz onu açığa almıştık. Onun için bizim mevcut oyunculardan değerlendirme yapacaktır Rıza hocam. Anladım. Aykut sen bunu programı seyrettin mi Aykut? Ve bir şey soracağım. Bunu açıklayacağız. Sen evet. Programı seyrettin mi? Hocayı dinledin mi? Ne? Bizim programımızı seyrediyor musun? Hocayı dinleyebildin mi? Yok dinlemedim. Aslında Alaaddin soruyu soruyor ama hoca cevabını vermişti. Şuydu. Uçe kalıyor devam edeceğiz demişti. Evet. Bu akşam bunu az önce söyledi kendisi. Tabii tamam. Ki Alaaddin Bey unuttu onu ama onu da açıklayayım ben. Ya unutmadım abi ben Sayın Basın sözümüze teyit ettirmek istedim teyit ya. Yok ya. Ya hoca konuşmuyor sen. Aykut Bey'i nasıl konuşturuz şimdi ya? Hoca ya konuşmuyor Bey, ya. Aykut Bey basın sözcüsü en yetkili kişi. Hoca ya. Konuşmuyor. Hoca da Aykut'a söyleyecek. Abi, Aykut anlatacak diyorum ben sana, ya. Ben sana bir şey diyeyim. Ben şimdi Sayın Ferah'ı zor duruma bırakmak için sormuyorum. Hayır adam benim, üstüne gidiyorsun ya. Onlar şey yapıyor. Yani üstüne ne gittim abi ben şimdi. Bey, Alaaddin Bey beni zor durumda bırakacak bir konu değil. Ben bu, Sayın bu basın sözcülüğü Sayın birkaç yıldan beri yapıyorum. Sayın Ferah Sayın yıllardır, Bey, ya, yıllardır basın bak, sözcülüğü. Bak Alaaddin Bey bir saniye. Bak bir saniye. Biz bir prensip kararı aldık. İmzalandığı zaman ya da karar alındığı zaman açıklanacak vaziyete geldiği zaman bu açıklanacaktır. Biz dedikodu yapmıyoruz. Dedikodu da yaptırtmayacağım. Kesinlikle biz bakın şimdiye kadar her gün gazetelere bakıyoruz. Her gün neler okuyoruz. Evet. Böyle dedikoduya yer vermeyeceğiz. Benden çıkan açıklama %100 açıklamadır. Ben de diyorsam ki yarın bunun %100 açıklaması olabilir. Çünkü geçen hafta hatırlıyorsanız pazartesi Rıza Hoca bitmişti denildi. Evet. Ama bitmemişti. Ve çarşamba günü ve biz bunu öyle açıkladık. Onun için yani her şey bitmiş olmak, prensipte anlaşmak bile neticede imza atılmadan bu iş olmaz. Futbol dünyasında neler olur? Doğru. Onun için bizim tarzımız değişmeyecek. Yani bizim işimiz kesinleştirmek. Ondan sonra yani hatırlayın Mustafa Denizli sürecini hatırlayın. Benle tartışmalar oldu yine canlı yayında da. Doğru. Ne dedim? Lütfen hemen karar vermeyin. He Mustafa Denizli o kadar konuşulduktan sonra anlaşılmasaydı ne olurdu? Peki bir şey soracağım. Hiç bu biz Sayın Ferah hiç bu programda hiçbir programda yıllardan beri tam 22 küsür yıldır ben bu programı yapıyorum. Hiçbir imza atılmadan ben burada şu futbolcu veya şu teknik adamla anlaşıldı diye bizden bir şey duydunuz mu şu ana kadar? Hayır ben size şu an bir şey demiyorum zaten. Bakın. Yani bakın. Kendi prensibi. Hayır anladım bak, dediğinizi. Çok sen, iyi. Hayır ben çok iyi anlıyorum sizi. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Yani yazılı ve görsel basında ben kendi şahsım adına bu televizyon ekranlarında ne Rıza Çalınbay imza attı atmadığı sürece imza attı dedim. Hatta ben imza Rıza Çalınbay ile ben konuştum. Hiçbir pürüz ortada yok dedi. İmza aşamasına geldi dediği halde ben bu ekranlara çıkıp da Rıza Çalınbay imza attı veya atacak demedim. Sadece anlaşma zemini aranıyor dedim. Hiçbir futbolcuyla da ilgili yıllardan beri yaptığım programlara imza atmadan hiçbir konuda ne futbolcu ne teknik bazda bu futbolcu alınmıştır veya bu teknik adamla imzalanmıştır dememişim. Oysa gazete bakın, sütunlarında sizlere bak, takip ediyorsunuz. Neler yazılıyor, neler yazılıyor? Bak, yazılıyor. Onun evet. için bakın biz kurumsal bir yapıya sahip olacaksak ve buna da sahip olduk. Yani bu söylemlerinize ben hiç alınmıyorum çünkü benimle işi yok. Ben zaten kimseye orada bir şey demiyorum. Ben yalnız bizi tarif ediyorum. Anladım. Yani şu an Çaykur Rizespor Kulübü'nün basın sözcülüğü konumunda olan ilkeleri anlatıyor. Yani biz çünkü çok şeyler konuşuluyor. He. Tabii basın mensup arkadaşlarımız da bir şeyler duyuyor, ediyor. Tamam bunlar işi yazsınlar da. He. Bizden gelen bir bilgi ama %100 doğru olması lazım. O bilgi %100 doğru olduktan sonra biz bu bilginin arkasında, kararın arkasında durmamız gerekiyor. Biz de böyle niyetliydik, işte sonra olmadı, işte inşallah maşallah diyemeyiz. Biz kurumsal bir yapıdaysak. Bir kişisel olarak dersin ki Aykut Bey bırak şimdi basın sözcülüğünü.
Senle konuşalım, muhabbet edelim. Yani bu Çakalı hakkında ne konuşuyoruz, ne düşünüyorsunuz falan, o başka bir konu. O zaman ben Aykut Rizespor taraftarı olarak seninle konuşurum. Ama basın sözcülüğü olarak bizim yorum yapma hakkımız yok. Biz ne olacaksa bunu söyleyeceğiz ve o kararı vereceğiz. O zaman kurumsallaşır. Evet, doğru. Çünkü o kararın arkasında da durmamız gerekiyor. Doğru diyorsun. Aynen katılıyorum. Yani dün inşallah dedik, bugün maşallah oldu. Yok öyle bir şey. Yarın açıklanacak, gidenler listesi açıklanacak, kalanlar listesi açıklanacak. Ha, ufak tefek karar verilmeyen bazı konular olabilir, oyuncular üzerinde olabilir. Onu da açıklayacağız. Diyeceğiz ki şu arkadaşlar hakkında karar verilmedi daha. Yani açıklamamız yarın her şey net olacak da diye bir şey yok. Yani belki de kamp sonrası yola koyulacak olan veya anlaşması bozulacak futbolcular olabilecek değil mi? Tabii yani sonuçta bir performansı görmesi lazım Rıza hocamız. Doğru. Oynayacaklar, bakacaklar hazırlık maçları. Şimdi hazırlık maçlarını da iyi takımlarla oluşturmaya çalışıyoruz ki gerçekten hedefi yüksek olan bir takımsak o zaman iyi takımlarla karşı karşıya gelmemiz lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum gecenin bu saatinde. Önemli bilgiler verdiğimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah... Evet, özellikle bir şeye de değinmek istiyorum. Buyurun. Yani bu U20 konusu çok konuşuldu. Bu konuda da gerçekten Rize taraftarını evet onu sorayım size doğru. Görmek istiyoruz. Çünkü bu UEFA'da yani bizim yurt dışına yönelik bir Rize'nin tanıtımıdır. Ne kadar iyi, layık orada Rize'yi şey yaparsak, temsil edersek bizim için her zaman iyi olacaktır. Orası dolması lazım. Özellikle tabii ki Kolombiya-Türkiye maçı da olması gerekiyor. 25 Haziran'da evet. Evet, 25 zaten, Haziran'da iki maç olacak. Zaten Aykut orayı Bey, doldurtalım. Aykut Bey şöyle biliyorsunuz ki ligler bittiğinde biz de programlarımızı bitiriyorduk yıllardır ama Futbol evet. Federasyonu Kaskar TV'ye bir hafta öncesinde, yaklaşık bir ay önce daha doğrusu, telefon açtı, gelirsek sizle görüşebilir miyiz diye geldiler. Dört yetkili arkadaş, yaklaşık bir saat görüştük. Yani sponsorluk falan değil, bu sadece bir görev olarak bunu kabul ettik biz. Futbol Federasyonu FIFA U20 Dünya Kupası ile ilgili, eğer programlara devam ederseniz izleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz sizin aracılığınızla dediler. Biz de bunu seve seve kabul ettik ve programlara devam ediyoruz. Hem Çaykur Rizespor'la ilgili gelişmeleri vatandaşlarımıza aktarırken hem de ev sahipliği yapacağımız FIFA U20 yaş altı Dünya Kupası'nda 7 ilde yapılacak olan 52 karşılaşmadaki o 7 ildeki tüm vatandaşlarımıza maçlara gelin çağrısı yapıyoruz ve Rizeli taraftarlarımıza da, Rizeli futbol severlere de özellikle 25 Haziran'daki El Salvador Avustralya saat 18'deki maçta ve saat 21'deki Türkiye-Kolombiya maçına bütün futbol severleri davet ediyoruz. Yenişehir Stadı'nda milli takımımıza, ay yıldızı formamıza sahip çıkmamızı istiyoruz. Ve onun öncesinde, 3 gün öncesinde, ayın 22'sinde yine U20 milli takımımızın Trabzon'da, Avni Aker'de El Salvador'da maçı var. Sonrasında Rize'ye gelecekler. Dolayısıyla burada Rize'li çok büyük bir sınav verecek. Ülkemiz adına çok büyük bir sınav vereceğiz. Çünkü FIFA U20 Dünya Kupası Futbol Federasyonu'na yazdığı deklarasyonda aynen şöyle diyor. Diyor ki yapılacak olan 52 karşılaşmadaki taraftar sayısına bakarız diyor. İzleyici sayısına bakarız ve bundan sonraki bir futbol turnuvası için ne kadar ev sahipliği yapabilirsiniz onu tekrar gözden geçiririz diyor. Ona göre değerlendiririz. FIFA bu kadar önem veriyor taraftar sayısına. Yoksa ekranlara başındaki izleyici sayısına değil. Maçları tribünden izleyen izleyici sayısına bu kadar önem veriyor. Yani bu bir ülkemiz açısından, ülke futbolu açısından son derece büyük bir sınav. Ve U20 Dünya Kupası deyip geçmemek lazım. Çünkü birçok büyük ünlü yıldız hep buralardan geldi. Büyük yıldız oldular, ünlü yıldız oldular. Dolayısıyla diliyoruz ki hem milli takımımıza hem de ülkemizin barış ve birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde aynı çatı altında, aynı bayrak altında, kardeşse, dostsa, birlik beraberlikse o statlarda ay yıldızı formamıza sahip çıkalım ve diğer takımların da maçlarını izleyerek ülke adına yararlı işler yapalım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet.
Gecenin ben bu saatine katıldığınız için. Özellikle bu tavrınıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz Rize, Taykur Rize'yi bir proje olarak görüyoruz. Bu şehir için çok önemli. Böyle bir fırsat da elimize geçti. Dünya şampiyonasını gerçekleştirmek. Onun için Rize'yi iyi temsil edelim. Onun için de bütün taraftarları Yenişehir Stadyumumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Tweetler geliyor sevgili seyirciler. Şimdi diyor ki. Tweet okumadım, bir şey söyleyeceğim sana. Biz bazen, siz de katılırsınız belki veya katılmazsınız. Benim fikrimi söyleyeyim. Kendi öz eleştirimizi yapacağız kardeşim. Bunu halk bizden istiyor. Ben Rize Çalınbay'a bağladım sana. Ben Aykut'u bağlamam. Niye bağlayayım? Ya adam hoca anlatıyor. Şey hocanın hocanın bildiğini bilmiyor adam ya. Böyle bir şey olur mu? Kim niye bilmiyor? Kardeşim hoca diyor ki Uçakalı Debizleme devam edecek. Aykut bunu bilmiyor. Ya bilmez olur mu ya? Belki söylemek istemiyor. Söyleme. O zaman bağlamayacaksın. Sen nedir? Sen birinci hocadır. Hoca sana eğer... Abi basın sözcüsü olarak... Abicim bağlamayacaksın. Basın sözcüyse sana gerekeni verecek. Abi sen... Ya bir dakika ben seyredenler için öz eleştirimi yapıyorum. Anladım. Anlamada ilgi yok. Yani ben hocaya bağlayacağım Ali. Hoca bana adanızı her şeyi anlatacağım. Tamam. Anlatacak. Birinci ağız. Evet. Arayacağım Aykut'u, Aykut bana anlatacak. Ha şöyle Aykut'u bağlarım. Ya Aykut yönetim bazında anlatıyor kardeşim. Aykut'u şöyle ya. Bağlarım. Hocayı bağlamam, Aykut'u bağlarım. Ya Aykut yönetim bazında bir teknik bazda anlatıyor abi ya. Hangi yönetim bazda teknik bazda anlatıyor ben ya? Ben sana bir şey söyleyeyim ya. Sen ne şimdi, alakası var ya? Sen şimdi kendi kendine şey bitiriyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum kendi başıma. Bir dakika. Şimdi sen Rıza Çalınbay'a sen bütçeye ne kadar dış transfere para biliyorum arkadaş sorsan, Aykut söyledi ya. Aykut bir öte söylemiyor ya kalacağını. 20 milyon dolar dedi. Ya bak Aykut. Ya bak şimdi. Ya bir dakika abi ya. Ya sen şimdi sip öne çıkmak için abi ortaya bir şey atıyorsun ya. Ya Ali'ciğim sen bu işe anlayan bir adamsın. Ya 20 milyon dolar. Bir hoca. Ballıyor değil mi? Ballanıyor. Her şeyi anlatıyor. Uçanın kalacağını değil mi? Söylüyor. Ne alaka ya? Ben bunu söylemeyeyim. Ya teknik direktör olan ben şimdi basın sözcüsü yöneticiye aynı soruları soramam ki. Ben abi soruyu sordun. Ya abi sen 20 milyon kaç dolar para harcadınız? Onu veya... sorabilirsin. Onu ben Rıza Çalınbay'a... Uça konusunda hala daha... Ya imza atmamış adam ama. İmza atmamış ama. O zaman ama. Rıza Çalınbay bunu söylemeyecek kardeşim. Allah Allah ya. Sen abi bu iş mi arıyor ya? İş mi arıyor? Ben doğruyu söylüyorum ya. Şimdi halkımız bunu bizden istiyor. Şimdi Ali sana şey geldi. Bir tweetler geliyor. Onları okuyayım. Ali Kulaksız hocam gibi insanların Rize Spor'un altyapısına gelmesini bekliyoruz ve istiyoruz diyor. Ön görüştüğü bir kardeşimiz saygı ve sevgiler gönderiyor ve Ali Kulaksız hocamızı daha iyi yerlerde bekliyoruz diye bir tweet geldi. Bir başka tweette de aynen şöyle diyor. Ali Kulaksız Rize Spor'a oynaması olmadı ama diyor, gittiği takımlarda hep başarı grafiği her zaman yüksek olan öngörüşlü bir kardeşimiz ve ondan daha iyi şeyler bekliyoruz. Önü açık olsun diye bir tweet geldi. Bir başka tweete Sayın Sinan Mete'ye geldi. Sayın Mete diyor, bildiğini konuşuyor ama diyor, bu akşam biraz diyor, daha sesli gür sesini patlatmaya çalışıyor diyor. Zannedersen büyük tiyoları çok kuvvetli aldı diyor. Ne alakası var? Hangi tiyodan aldım ya? Ben doğruyu söylüyorum ya. Ben böyle konuşmasayım bilmem. Canım kardeşim ben yanlış mı söylüyorum? Ya doğru söylüyorum. Ben Çaykur Rizespor hocasını bağladıktan sonra tamam. O akşam Aykut Ferah'a bağlamam. Hocayı bağlamam, Aykut'u bağlarım. Tamam. Hocanın verdiği fikirleri Aykut alıyor, Aykut bize aktarıyor. Tamam, yanlış mı bu? Doğru. Şimdi yanlış desek ya futbol ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz. Ya tamam kardeşim ya. Tamam doğru diyorsun ya. Ya tamam doğru diyorsun dedik, bırakma gene bırak. Hadi şu şeye değinelim. Pazarspor'a Malatya'ya gittin sen. Özel davetli olarak. Malatya seni çağırdı ve playoff müsabakalarını orada izledin. Öncelikle şunu soracağım. Pazarspor'da sen futbol oynadın diye değil. Hem onların konuğu oldun hem bir pazarda kariyerin çünkü parlanmıştı. Orada çok iyi bir kariyer sahibiydin. O yüzden mi? Bir de tabii kişiliğin, efendiliğin ön plana çıktığı için. Şöyle bir şey diyeyim. Yani niye Ali Kulaksız da bir başkası değil? Malatya'da 2,5 sene. Orada kalmanı... Yönetim bazında da tanındığımız için şöyle bir durum var. Yani Malatya'yı bilen birisi olarak. Bir durum var. Pazarspor 21 senedir birlikte birinciliklerde oynuyor ve 150'ye yakın Rize'den futbolunu geçmiş. Bunların çoğu liglerde, süper lig, Ankara'da oynamış. Ben Pazarspor'u biraz pozitif ayrımcılığın kenarına atılmış görüyorum. Yani ben hoşuma gitmeyen bazı tavırlar var Rize'yle ilgili. Pazarspor olmasa ben belki İstanbul'da bir takıma gidecektim. Ankara'da bir takıma gidecek.
bulduğum bir ihtimalin belki %10 olacak. Hani şimdi mikrofon tuşuna bir basabilir miyim kırmızıya, üstteki kırmızıya? Evet. Şimdi Pazarspor'da... Geliyor mu ses arkadaş? Pazar, tamam geliyor, evet. Pazarspor hepimiz için çok önemli bir meclisi var. Çünkü Pazar'da Rize'den bütün futbolcuların orada gidip staj görüp futbolcu olma durumları ve basamak olarak gitmişlerdir. Pazarspor'u kenara atmadan Rizespor'un da lige çıktığında 2B'ye çıkan Pazarspor'a çok destek olması lazım. Doğru. Burada bir örnek vereyim. 18 yaşında Hacı Şükrü diye bir çocuk oynuyor. Pazara maça gittik. 2-3 arkadaş. Yanımdakiler dedi ki... İkinci gol atan çocuğu diyorsun. Evet. Karagümrük'ü yendiğimiz maçta programa çıktı burada. Burada evet iki, evet. Iki ne kadar ne kadar Alaaddin abi biz de çocukken ne kadar mütevazi. Öyle bir şey olamaz ya. Hatta ben bağlandım dedim ki kıpkırmızı. Bence çocuk futbol değil de jon falan olsa da vallahi yakışıyor. Ya ben yüzünden yani. Okudum dedim. Çocuk çok, çok nurlu bir çocuk. Çok Alaaddin abi bizim çocukluğumuzu da bilirsin. Ben yanımdaki Fevzi Hoca var ya handball hocası. Çok beyefendi bir çocuk ya. Fevzi Hoca. Tolga eski futbolcu. Evet. Senin gençliğin dediler. Vallahi topu alıp gidiyor ve orada ilk maç biraz tutuk oynadı. Teknik ekip ikinci maç. Genç çocuk tabii. Tabii tabii. İkinci maç, ikinci yarıda herhalde farklı ama şeyler düşündü. Müthiş bir gol attı ama değil mi? Ünlü stadında dolaşıyoruz ya. İkinci maç. Maça var 1,5 saat. Hadi Şükrü dedim. Şu maçta 90 dakika oynasan, takım yenilse mutlu olur musun? Olmam dedi. İnan ki sana teknik ekip, yönetim, takım arkadaşlarım ve ben kendi adıma diyeyim. Veliahtım da diyorum sana. Sen çok yönlü bir topçusun. Benim 27 yaşına geldiğim yere sen 20 yaşında da gelebilecek bir konumdasın. Hepimiz de arkandayız. Lütfen tarih yazmak senin elinde. Bir de böyle kafasını okşadık. İnanılmayacak bir mütevazilik, bir utangaçlık sonradan var. Sonradan girdi değil mi oyuna? Sonradan girdi, gol attı, takımı bu duruma getirdi. Maçı etmedin mi? Ya maç izledim, sonradan girdi mi? Yani Alaaddin abi, kaleci Fethi. Müthiş bir gol attı ya. Kaleci Fethi. İnanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı. Abi böyle bir şey olamaz ya. Stoper Erdinç. Diğer stoper arkadaşımız sol taraftaki sağ tarafta ya anlatılmaz ki bu yani ben tribünde ses mi kapanıyor arkadaşlar ikide bir ikaz ediyorlar beni. Şimdi valla Pazarspor için evet. Ne yapılması lazım? Pazarspor'un yeri neresidir? Şimdi, Rizespor Pazarspor ne kadar destek verecek? Şimdi Pazarspor Rize'yi kendine yakın görüyor mu? Şöyle bir şey diyebilirim. Bu arada bir konuşalım mı? Sinan abi şöyle bir şey diyebilirim. Ben sorayım yani. Ben şu açıdan bir şey diyeceğim. Tam yatıralım masaya şimdi. Alaaddin abi. Açtınız tam yatıralım. Gerçekleri yaşamış bir insan. Evet. Sene 95 Pazarspor'un sahası çimleniyor. 96 senesi çimleniyor. Biz Rize Atatürk Stadı'nda oynadık. Maçları Alaaddin abi yayınladı. Televizyonda sunuculuk yaptı. Evet. 3 maç orada 7-8 futbolcu ve 2-3 tanesi genciz. Selçuk, Önder, ben, bazı arkadaşlarımız. Ben bir gol atıp 2-0 yendik. Şevki abi attı, ben attım. Çok iyi maçlar oynadık ama inanın Rizespor bir gün önce oynuyordu, biz bir gün sonra. Bizi yönetim yine görmemişti. Ben diyorum ki burada çok güzel çocuklar var. Çok güzel çocuklar var. Bütün maçlarını atıyordu, çekim yapıyordu. Ve ben neden bir Rizeli olarak o da davet edilerek gittim. Benim burada futbol okulum var, işim var, gücüm var. Yardımcı, beraber çalıştığım hocayı bırakıp gittim. O da fedakarlık yaptı. Ben orada tek Rizeli olarak ne basın var, ne televizyon var, ne Rize'den bir belediye başkanı var, yörelerden de olsun, ne bir vali var. Yani ne bir gazeteci var, hiç kimse yok. Bu benim için çok büyük bir üzüntü. Ama Malatya'da bize yöneticilik yapanın eşi Şengül ablam kızını getirdi. Doktorun çocuğunu getirdi. Pazarspor forması giydirdi. 7-8 tane Malatyalı arkadaşımız yanımızda oturdu. Gol sevinci yaptı. Neden Rize Pazarspor'a gereken değeri vermiyor? Neden Rize... Ben açıklayayım onu sana. Söyle. Bak. Gerek Ekrem Cengiz abilerin yönetimi zamanında. Gerek Abdülkadir Çakır yönetimi zamanında ben TUSİ'nin başkanını çok iyi tanırım. O da beni tanır. Birebir sohbetlerimize kesinlikle Çaykur ve siz et ve tırnaksınız diye söyledim. Kendim ticaretle uğraştığım için de pazarda yaşayan Rizeliler ve Rizeli olan Rizelileri birlik için çok mücadele ettim. Bunu Pazarspor'da olan sayın yönetici Doğan arkadaşımız falan, o da çok yetişen futbolcu arkadaşım benim, evet. O da falan bilir. Bağlazlık o. Ben çok mutlu ettim. Şimdi biraz Hatay'ı kendilerimiz arayacağız. Rize'de yaşayan Rize'yi de arayacaktır. Pazar'da yaşayan Rize'yi de arayacaktır Ali. Bak ben her bölgeye gittiğim için söylüyorum. Rize Pazar'a uzak kaldı. Olabilir. Rize Spor'dan bahsediyorum. Pazar Spor'da Rize Spor'a hiç yaklaşmadı. Hüseyin abi çok beyefendi bir insandır. Çok adam gibi bir adamdı. Ben tanırım kendisini. Pazarspor'u seven. Ama böyle sanki şey rejimi gibi
Bildiğim bildik, astığım astık değil bu işler. Bakın geçen hafta ona bir ben bak ben bugün Palaspor maçına gidiyorum ha. Yani pazarlıyım, izleyeyim diye ayrım yok. Ben geçen hafta programı seyrettim. Mesaj geldi. Dedi ki taraftarın biri ya Rizeli bir tanesi mesaj çekti Rizeli. Pazar Rize'ye ait değil mi? Rize de pazara aittir. Evet. Ben Rizeli olarak, yaşayan olarak merkezde pazar için tweet yazabilirim, atabilirim veya mesaj atabilirim. Pazarspor benim. Rize Pazarspor ismi koyuyor. Onu mu diyorsun? Çaykur Rizespor bir taraftar yazıyor diyor ki Rize pazar olsa ne olur? Ya ne olur? Ya ne olur? Neden tepkili açıklama veriyorsun? Yok ben Pazarspor olmasından yanayım. Ne olsa Rize pazar ne olacak? Şimdi bir dakika. Bak, veya pazar bak, Rize olsa ne olacak? Ben bir şey diyeyim mi? Ya ben bitireyim şimdi, önce de bitireyim. Hadi evet, tamam bitir ama biz için işin içindeyiz ben birazcık. Ben işin içindeyim yani. Kardeşim. Burada suçu tamamen ben ne pazarda yaşayan Rizeliler bak iyi dinle. Pazarda yaşayan Rizeliler diyorum. Pazarlar demiyorum. Ne de Rizeliler yaşayan Rizeliler bağlamıyorum. Ben şahsım olarak arama atıyorum 4-5 kişiyi. Pazarın maçlarına gidiyorum. Yöneticilerin birçoğu beni tanır. Çok samimi sevdiğim Doğan kardeşim de orada yönetici. As Başkanı Ahmet Bey de çok sevdiğim bir abim. Kulüp başkanı da çok. Ben şimdi doğruyu konuşuyorum. Geçmişte ne yapıldı yapıldı kardeşim. Şimdi ne yapacağız Rizeli olarak? Kulüp başkanı Metin Kalkavan'la sayın kulüp başkanımız Hüseyin Bey yumruk olacak. Çaykur Rizespor, Pazarspor'u pilot takım görmek zorunda. Anlatabildim mi? Eğer sen görmezsen sen bir yere çıkamazsın. Altta bir tane Rizeli yok. Bugüne kadar kulübü yaşatan insanlar pazar şehri olarak da biraz daha mütevazı olup onlara da saygı duymak lazım. Daha bitirmedim. Şöyle da geleyim. Pazardan da Rizeli kardeşlerimiz Rizespor'un maçına gelecektir. Ve ben pazara gittirdim Alaaddin Bey. Bir taraftar bana geldi. Abi öpeceğim seni dedi bana. İsmini unuttum. Bir araba dedi şahsım olarak tutuyorum dedi ben götürüyorum şeye. Keşke öyle 10 tane 20 tane pazarda yaşayan taraftar olsun. Güzel diyorsun ya. Rize'de yaşayan, şehirde yaşayan Rizeliler de tamam mı? Harbi olacak. Pazar takımının yerini bilecek. Alacak otobüsleri binecek kardeşim. Hep birlikte maça gideceğiz. Bu birlik beraber olmadıktan sonra bu iş gitmez. Şimdi, ama bunu kim yapacak biliyor musun Ali? Metin Kalkavan beyefendi ile Hüseyin beyefendi yapacak. Alt tapanın işi değil bu. Şimdi Rize Spor'da yörelerde yemek yemeye gidiyor değil mi? Bir İyidere'ye gidiyor. Bir Güneş yoluna gidiyor. Pazarspor'la da bir yemek yenilebilir. Ben bir şey diyeyim mi? Ben neyin sırrını biliyorum? Katılıyorum. Ben neyin sırrını biliyorum? Rize'deki hangi köy olursa olsun Rize Spor'un maçına gelme şeklini biliyorum. Yöntemini de biliyorum. Fındıklı'dan da biliyorum. Bir şimdi Pazarspor'un maçı kaç kişi Rize'de altyapı hocalar demek istemiyor mu? Şöyle diyorum yani. Rize'de antrenör Scott ekibi olarak kaç kişi izlemiştir? Dijitürk'ten izlemek önemli değil. Televizyonda izlemek farklıdır, olayı izlemek daha farklıdır canlı. Yani şimdi burada ne var biliyor musun? Burada çözüm odaklı hareketler yapıp bir an önce bu Şevki Hoca'nın yükselişi, Taşkın Hoca'nın yükselişi, Rize Spor'un lige çıkışı, başbakanın bürokrasisi olması. Şehrimiz çok önemli süreçlerden geçiyor. Spor Akademisi kanunu çıktı, yer aranıyor. Ekrem Orhun stadı kalkacak. Altyapıdaki Rize Spor altyapısı tesislerin orada soyunuyor, orada idman yapıyor. Elektrikler kesildi. Kalkacak ama AŞ Taşır'ın firmaya verdi. Ne olduğu belli değil. O soyunma odası olan Atatürk Stadı'ndaki bütün çocuklar akşama idmana kaldı mı mum ışığında yıkanıyorlar. Soğuk su belli değil. Elektrik kesilmiş. Bütün kulüplerde sular kesilmiş. Gençlik Spor'dan bir açıklama yok. İtfaiyenin oradaki tesisten ilgili. Ben diyorum ki benim davam biz bu yollardan geçtik. Çok sıkıntılar yaşadık. Neden çocuklarımız en iyi şartlarda yaşayıp en iyi şartlarda bir tesis kazanmasın. Dediğine katılıyorum. Ben de davamı ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Bak biz diyorum ya bazen kendimize özel işler yapacağız. Bu ermiştir kardeşim. Ben en çok sevdiğim insandır kendisi. Hayatımda bir parçadır. Bak konuşuyorum yani. Hep insanlar görüyor. Ben böyle bir insanım. Kardeşim hata bizde. Biz Çaykur Rizespor'a bir sıra hata veriyorsak 20 dakikada Pazarspor'a ayıracağız kardeşim. Gerek Çay TV gerek Kaçkar TV. Neden kendimizi aramıyoruz? Biz eğer bunu yaparsak, Pazarspor'u on tarafa çıkarırsak bir adım, pazardan inanıyorum ki 6 tane, 7 tane seni de bolca alır Çaykur Rizespor takımı. Bak bir şey daha diyeyim. Hor bakmayacak kardeşim. Evet bak bir şey daha var Sinan abi. Hor bakmayacak derken, başkan falan hor bakmıyor. Evet. Hüseyin Başkan da son zamanlarda tamam mı? Olan samimiyetten dolayı. Acaba. Tamam mı? Şimdi maçlara falan geliyor. Daha iyi gelecektir. Şimdi o fit gerekirse Çaykur Rizespor'da
Pazartesi Boz'da bir araya gelecek. Hüseyin Başkan öyle bir şey doğru yapıyor ya diyemeyiz ama tek başına kalmış mı? Bir de şöyle bir şey var. Gelenek göreneklerimiz var. Alattin abi, Pazar Spor bizden örtüşen bir gelenek. Çünkü bizim Rize Spor altyapısından, amatör takımdan üst yapıya çıkmayan herkes Pazar Spor'a futbolculuk şansı başka deneyip altyapımız kalmadı gelmiştir. Ya, evet. Ben şunu hadi diyorum. Başka bir altyapımız son kalmadı alalım arkadaşlar. Son şunu diyelim. Bu Pazar Spor'a, Pazar Spor'u yürekten kutluyoruz. Ben de kutluyorum. Her zaman Rize'mizin bir parçasıdır. Bunu da unut. Hiç kimse unutmasın. Her zaman. Şevki hocamızın ve çocukların yaptığı güzeldir. Orada altyapıdan oynayan çocuklarımız var. Taşkın hocanın yükselişi de güzeldir. Buradan Ekrem Orhun'la ilgili konuşmak istiyorum tekrar. Adına sanına yakışan bir Ekrem Orhun stat yapmış. Adına sanına yakışan da Rize'de şu an bürokrasi yapan insanlar ransseverlik ve menfaatperestliği bırakıp gelecek nesilleri 14 yaşında okul bırakan bir gelecek nesil, 15'te sigara içen bir gençlik var. Birazcık çocukları sportif anlamda, eğitimsel anlamda bir yerlere getirecek projeler çıksın. Biri, eğer birisi bir makamda oturuyorsa Alaaddin abi, bu dayımızın oğlu partinin adamı onun adama oturmasın, bilgisi birikimi olsun. Biz de bilelim, biz de evde oturalım, neyin ne olduğunu bilelim, diyelim ki bu olsun bu olmasın. Sen bir tarafta Ekrem Orhun stadın yıkması kararı alıyorsa öbür tarafta hiçbir şey yapmadan o kararı çıkartıyorsun, elektrikleri kesiyorsun değil mi, suyu kesiyorsun. Yani bu son derece yanlış. Yani, bize de bu şekilde ondan sonra ne bekliyorsun? Milli takım futbolu mu bekliyorsun? Yani bekliyorsun. Bir de şu var. U20 burada oluyor. Acaba Feyyaz Uçar biliyor mu bu davaları? Şimdi son sözü de ben söyleyeceğim ve programı kapatacağız. Son sözümde Sayın Mete buradan Çaykur Genel Müdürümüze. Çaykur Genel Müdürümüze evet. Niye? Sayın Çaykur Genel Müdürümüz kendisi de bu stüdyoda program çıkışında ben programa girerken kendisi canlı yayına çıkıyordu. Sayın Müdürüm dedim, eğer 3 dakikanız müsaade ederseniz 3 dakikanızı alacağım dedim. Buyur dedi. Dedim ki biz yıllardan beri Rize Spor'un ve Rize'nin haklarını koruyan bir televizyon kuruluşu olarak yıllardan beri maalesef Çaykur işte çok büyük paralar vererek reklam ettirdiği televizyonlarda maalesef çok büyük paraları resmen dökerek. Ama dedim iki televizyon var Rize'de. İkisi de uydudan yan yapan televizyon kanalı olmasına rağmen. Hiç yanında yok. Bize hiçbir zaman yanımızda yoksunuz dedik. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ki biz reklam işlerini dedi. Doğru diyorsun Alaaddin Bey. Reklam işlerini biz ajanslara verdik dedi. Onları ajanslar hallediyor dedi. Biz artık reklam işlerine karışmıyoruz saygılı olarak. Şimdi bana, şimdi bana şunu soruyorum. İşlerine geldikleri zaman bu şekilde konuşan Sayın Genel Müdürümüz bir akşama harcanan parayı ana sponsor adı altında yapsınlar, yaptılar diye ben kızmıyorum. Ana sponsor işte platin sponsor, gümüş sponsor, bronz sponsor adı altında sponsorluk veren iş adamları başta Çaykur olmak üzere neden bu televizyon kuruluşlarına Rize'ye ve Rize Spor'a sahip çıkan hatta hiç unutmam Hayri Ülgen abimin kulakları çınlasın. Hayri Ülgen abi dedi ki yıllardır sizinle tanışırız. Bir abi kardeş dostumuz var. Bir programda benim için dedi Rize Spor için benimle kavga bile yaptınız dedi Rize Spor'u savunurken. Bana da söyledi. Şimdi bunu söyledi. Ben şimdi bir açıkçası yapayım da. Ya vereceğim tamam, sözü. Ben de geldim. Ben şimdi, doldurdum beni şimdi. Sayın Çaykur Genel Müdürümüz buradan sesleniyorum. Bize Futbol Federasyonu tarafından verilen bir görev sebebiyle biz haftalardır burada FIFA U20 Dünya Kupası'na ülkemiz adına seyirci toplayalım diye ev sahipliği yaptığımız bu ülkenin bu turnuvadan sonuçta başarıyla çıkalım diye programlarımıza hiçbir sponsorluk almadan, hiçbir maddi menfaat sağlamadan programlara devam ediyoruz. Şimdi ey Çaykur Genel Müdürüm, sana sesleniyorum. Rize'nin on binlerce insanın alın terinin verildiği ve karşılığında tabii ki parasını aldığı bir kurum olarak, Rize'nin değil Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesi olan Çaykur'un neden bu iki televizyona yeterli derecede destek çıkmadığı, özellikle bu programa neden yıllardan beri bu kadar Çaykur Genel Müdürü geldi geçti, istememize rağmen, dil dökmemize rağmen hiçbir zaman bize bir sponsorluk, onlara verdikleri bir gecedeki paranın onda birini bize bir yılda verme taraftarı olmazlar. Ben bunu merak ediyorum ve Sayın Çaykur Genel Müdürümüzün de bir akşamda verdiği ana sponsorluk adı altında paranın onda birini, bakın bir akşamda verdiği ana sponsorluk adı altında verdiği paranın onda birini biz bir yılda istiyoruz. Bir yılda bir akşamda verdiğini. Ben bunu anlamış değilim.
Şimdi Sayın Sarko Genel Müdürümüz işine geldikleri zaman biz bu işi ajansa verdik diyorlar. Ama işine geldikleri zaman ajansa, yani hangi ajansa veriyorsunuz ve ajans bu reklamları verirken ne gibi şartlar arıyor? Yani ajansın bu Çaykur'un reklamını verebilmesi için karşı tarafta ne gibi farklar arıyor? Ne gibi şartlar arıyor? Mesela Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Müslüm Gürses en iyi çay Çaykur çayıdır dedi. 400 milyar para aldı. Abi 400 milyar lira şu sözlüklere para veren Çaykur, onda biri 40 milyar yapar. Ya bir yıl boyunca şurada Çaykur'un reklamını yapalım, ulusal kanalız biz. Anlattın abi. Ya o şimdi reklamın bir de kardeşim. Bak benim, bana bir söz hakkı ver de bari verdim ben konuşayım. Verdim sana söz hakkı. Verdim sana söz hakkı. Orada beni dolduruyorsun, dolduruyorsun. Ondan sonra beni saldırttırıyorsun. Ya bir dinle. Tamam, Allah verdim. Allah. Şimdi ben bir kere bu ekibin içerisinde olmakta gurur duyuyorum. Kaşgar TV gibi bir televizyonda çalışmaktan veya yorum yapmaktan gurur duyuyorum. Tamam mı? Ayrıca bir ayrı gururum da 6-7 tane Karadeniz'de TV var. Geliyor FIFA tarafından, Pedro Santamuz tarafından 6-7'den TV'den bir tanesi olan Kaskar TV'ye bu sponsorluk veya bu maçların izlemiş yorumları veriliyor. Sponsor yani ücretsiz. Bundan ücretsiz. Bundan büyük Ali var ya, onur alıcı hiçbir şey yok. Doğru. Ben şahsım olarak, ben ticarette uğraşan bir insanım, tamam mı? Tatlime de gideceğim, gezmeme de gideceğim ama ne oldu? Ali Hattin'i böyle bir devam edelim dedik. Sağ olsun vekilimiz de bizleri aradı. Federasyonun adamları geldi. Oturduk, muhabbet ettik. Devam edeceğiz diye söyledik. Bak şimdi. Güzel. Bunu gören Türkiye'de yaşayan o insanlar görüyor da bunu Kaşgar TV'yi onurlandırıyor da, ya ben arkadaş bu insanlar için abi gözlük mü takayım ya? Ha böyle gözlük vereyim ha. Başka bir şey değil. Ha böyle. Ha böyle gözlük vereyim ya. Böyle bir şey olur mu? Geleceksin abi, Kaşgar TV'nin yetkilisi sahibi kim? Kim bu yorum yapıyor? Alaaddin Bey mi? Ulan bir arayacaksın, ne yapacaksın biliyor musun? Bir teşekkür edeceksin ya. Ya bu çok fazla bir şey mi Ali? Can alıcı. Ya bu çok noktalar. Büyük bir şey mi ya? Ama ben bir şey daha diyeceğim. Yani Çaykur'la ben Rize'den, ilgili. Bak Rize'den mükemmel insanlarımız var. Gerçekten gurur duyuyorum Rize'li oluşumdan. Ama gerçekten şu tepede olanlar var ya, bu yabancılar, buna hepsi dahil. Yani mülk amiri de dahil, belediye başkanı da dahil, Çaykur Genel Müdürü de dahil, Memkim de, hepsi içerisinde. Ulan adam arar, ne yapar biliyor musun ya? Ya bir teşekkür eder ya. Şimdi, ya şimdi beni Federasyon'a arayacaklar. Beni Sinan Mete olarak teşekkür edecekler bana. Ama Rize'mden kimse yok. Şimdi. Abi o zaman ben ne yapacağım, kusura bakmayın. Şöyle bir at gözlükleri var ya, böyle at. At şimdi, ha böyle. Biraz ha böyle, daha ha böyle. Sakin o olalım. O alacağım biraz abi. Biraz daha sakin olalım. Ya. Şöyle bir şey diyeyim ben Alaaddin abi. Dijitürk'te Çaykur reklamı geçmiyor mu? Geçiyor değil mi? Ben şöyle bir şey diyeyim. Neden Çaykur altyapısı? Rize Spor değil. Bak Çaykur'un kendi altyapısı var ya. Çocukların tişörtleri, formaları, halı sahada idman yaptığı kent tesisleri ne kadar modern veya ne kadar değer veriyor? Şu tarafa geliyorum. Ziraat Çay Bahçesi. Bütün futbol oynadığım dönem içerisinde hep arkadaşlarım, dostlarımı getirdim. Gidiyoruz. Şu an ne ayı? Haziran ayı değil mi? Sezon açıldı. Çay içeceğiz. Orada küçük bir kulübe yapmışlar. 80 tane masaya çay verecek kulübe, şöyle küçük bir depo. Orada da yalandan bir tamirat çalışması. Bu niye devam ediyor? Ödenek yeni çıkmış. Peki Mart Nisan ayında niye bu conta sesleri yok? Bu vıdı vıdı ses. Bir şey diyeyim mi abi? Tam sezon açılışına. 80 tane masaya çay veren bir kuruluşta depo gibi çay ocağı koymuşlar. Ve o büfe açılmıyor. Ve gelen misafirimiz diyor ki, Ali Hoca diyor, burada niye bu sezonda çalışılıyor? Neden bir şeyler ters gidiyor? Çaykur Kurumu gerçekten bir yere geliyor mu? Son bir şey daha diyorum Alaaddin abi. Rize Çayeli Spor ve Kalkandere Spor'daki bazı şovmen yönetici abilerimiz var. Maçlarda birbirine girdiler. Üçüncü olan Düzyurt'u şampiyon ettiler. Onları çok tebrik ediyorum. Kendi menfaatleri, kendi egoları var ya. Orada bir takım şampiyon olsa 25 tane Rizeli oynayacak, 3 tane teknik hoca, malzemeci Mars 30 kişiye hizmet verecekti şoförüyle. Onlar da şovmenliğe atlamışlar. Bazı o mesaj gitmiştir. Kendini son zamanlarda çok fenomen bir yönetici havalarına sürmüşler. Rize'de ne kadar farklı spor için insanlar varsa da çok dürüst bu işi yapmaya çalışan insanlar da var. Bu takımın çıkmamasına da engel olanlar yıllar önce Rize Spor'un yöneticiliğini yapıp da altyapı
futbolcuları maçlara gitmese federasyon ceza mı yer, Fuzuli Bilik diyen insanlar da bugün sokakta dolaşıyor, 55-60 yaşına gelmişler. Yüzüne bakan merhaba demeyen insanlar da var. Onun için herkes keser döner sap döner bir gün dönecek. Mesela basmışlar söyleyeceğim. Alaaddin Mete bu işe şahittir. Bak iyi dinle. Bak şimdi. Adam İstanbul'dan kim? Selahattin Bakır. Tamam, turizm işletmecinin sahibi. Büyük bir Rize sporlu. Adam var ya, şu kadar menfaati yok ya Rize Spor'dan ya. Ne menfaat, tanıyorsun da? Yok. Adam 60 kişiyi götürüyor Rize'ye. Bak iyi dinle. 60 kişiyi Rize'ye götürüyor Alaaddin Bey. Uçak paralarını veriyor. Konaklama paralarını veriyor. Onu veriyor, bunu veriyor. Bu adama kaç kişi teşekkür ediyor ya? Ya bana çıksın biri söylesin ya. Jenerik maçlarını biliyorsun da. Ben çocukluğumda gazeteci Bahattinler, Mahattinler falan gördüm, gözlerim yaşardı. Ya çocukluğumu hatırladım ya. Doğru. Bu adam kendi başına İstanbul'dan bütün imkanlarını zorluyor. 20-30 bin lira şey parası veriyor, sen söyle. Uçak parası veriyor. Bir de birebir de ilgilenmek zorunda. Bir de birebir. Çünkü ilgilenen yok. Ulan bak şunu söyleyeyim. Rize'den bir Allah'ın kulu, birkaç kişi haricinde, birkaç kişi, ismini vermeyeceğim reklam olmasın. Yok ya. Böyle bir şey olur mu Ali? Çok ya enteresan. Biz var ya kendi kendimizi zavallı yapıyoruz, zavallı. Şimdi Sinan anladın abi, mı? Sinan abi. Rizeli uyanmazsa birlik, beraberlik durumuna gelmediği takdirde Pazarspor'da düşer bu takımlıktan. Çaykur Spor'da düşer kardeşim. Ha, bir kelime herkes daha diyorum. Herkes birlik olacak. Bir kelime daha deyip son içim rahatlasın Alaaddin abi. Evet. Eğer ben Gençlik Spor'dan bir açıklama bekliyorum. TÜFAT'tan, ASAKEFE'den. Bu Ekrem Orhan'la ilgili eğer olmazsa bazı hoca arkadaşlarımızdan çocukları vali veya belediye bir farklı yürüyüş düşünüyoruz yani. Evet, son sözü de ben bir kez daha şöyle belirteceğim sevgili seyirciler. İşin gerçeği bu. Bizim gayemiz üzüm yemek, bazıyı dövmek değil. Hiçbir bir işimiz yok ya. Sayın Sinan Mete, Sayın Ali Kulaksız, kulakları çınlasın Selman Kutlu kardeşim. Programları bitirmiştik lig bittiğinde ama Futbol Federasyonu'na gelen yetkililer bize programlarımızın ne kadar izlendiğini ifade ettiler. İçerilerinde bayan arkadaşlarımız da vardı. Futbol Federasyonu'nda basın sözcüsü olan Futbol Federasyonu yetkili arkadaşlar geldiler. Bir saat oturduk, konuştuk. Dediler ki bu programlara devam eder misiniz? Bizim Futbol Federasyonu'ndan Kaskar TV ailesi olarak isteğimiz budur. Hay hay dedik. Hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir şey istemeden Futbol Federasyonu'nun emri olur dedik. Kaskar TV ekranlarından biz bu FIFA U20 Dünya Kupası bitene kadar görevinizdeyiz dedik. Ve programlara devam edeceğiz sözünü verdik ve ediyoruz. Ama enteresandır hakikaten. Bana son derece dokunan benim onurumu kıran, şefkimi kıran, bana yıllardan beri müthiş derecede azap çektiren bir konu. Yani insanların bazılarının kapılarına gittiğimiz de oldu. Kimseye el açmadık şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra Allah kimseye el açtırmaz. Kimseyi Allah el açtırmasın. Çünkü çok acıklı bir durum da. Hani bir iş yapıyorsunuz. Burası niyetine bir kurum. Burada onlarca insan ekmek yiyor. Bir sürü masraf olan bir yer. Ulusal uydudan yan yapan bir televizyon kuruluşu. Şunu da göster. Bugün şunu da göster. De ki Türkiye'de kaç televizyonda var? Çek. Göster bunu var. Göster. Bahadır. Kaç televizyonda şu var arkadaşlar yani, gördünüz? Yani bu FIFA'dan gelendir. Kilometreler kadar uzaktan gelendir bu. Şu aynen yapmadığıyla çocuk şeyliğine dükkanlar satıp alıp gelinmedi bu. Arkamızdaki FIFA'dan. Onun için var ya insan FIFA'dan, bir plaket verir be. FIFA'dan ama bundan sonra ben seni de almam biliyor musun? FIFA'dan gelen arkadaşlar bizi böyle bir şey talep etti. Biz de kırmadık. Anlamadığım bir şey var. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani yıllardan beri anlayamıyorum. Çaykur'da bir sürü genel müdür geldi geçti değişti. İnsanların şahsiyetiyle ilgili hiçbir şey söylemem. Şahsiyet ayrı şey, yaptığı iş ayrı şeydir. Ama Çaykur Genel Müdürlüğü 2 trilyon lira TRT'ye verir. 1.2 trilyon lirasını orada yorum yapan arkadaş alır. Gider Lig TV'ye dünyanın parasını verir. Efendim ağzından 3 kelime çıkan adama 400 bin lira para verir. Rize'den uydudan yan yapan 2 televizyon, bak diğer televizyonla ayırmıyorum. Bu iki televizyon kuruluşuna Rize'nin çayın menba olan yerden üreticinin ve Çaykur'un haklarını savunan, onlara ilgili her gün haber yapan, iyi gününde kötü gününde üreticinin ve Çaykur'un yanında olan insanların televizyon sahiplerine, ekranlardaki biz
bu işi yapan insanlarımıza neden Çaykur destek çıkmaz? Anlamak mümkün değil. Ağzımızda istedik ya resmen. Çaykur Genel Müdürümüze dedi ki, Sayın Müdürüm, ya bu programın niyetinde bir masraf karşılığında yapılıyor. Bu televizyon ayakta durabilmesi için bizim de bu programımıza sponsorluğa ihtiyacımız var dediğimizde Sayın Genel Müdürümüz bizi yayıncı, daha doğrusu ajansa yönlendirdi. Ajans kimdir, nedir, ne değildir, kime verir, hangi özellikleri arıyor ajans? Bu ajans Çaykur'un reklamlarını verirken verdiği reklamlardaki insanlara ne gibi özellikler arıyor? Demek ki bizde o özellikler yok ki bizim televizyonumuza ve bizim, ben televizyon adına konuşmuyorum, bu program adına konuşuyorum. Televizyon şahsımın değil. Ben bu televizyonun bu program yapımcısı olarak neden bize Çaykur bu iyiliği göstermez? Onlara bir akşamda masraf ettiği paranın bize yılda onda birini diyorum ya. Bir akşamda masraf yaptığınızın bize yılda onda birini diyorum ya. Bu büyük bir meblağ değil. Ha bundan sonra Çaykur'un da reklamını falan yapacak değiliz. Yani onların da gitsinler abi. Devletten, yetkililerden, yetkili mercilerden emir alıyorlar. Çünkü onlar emirler karşılığında bu işi yapıyorlar. Şahıslarla işimiz yok. Sadece kurumların ve koltukların da oturdukları insanların, o mevkilerdeki insanlarla işimiz var. Yani yanlış yapılıyor. Yanlış yapıldığının farkında olmaları gerekiyor. Bu iki televizyona sahip çıkılması gerekiyor. Bakın bugün Trabzon'la ulusal yayın yapan bir televizyon kuruluşu yok. Trabzon'u tek geçtiğimiz konu şu ulusal yayıncılık hayatında iki televizyonumuz var Rize'de. İkisi de Uygu'dan yayın yapan. Bu onur verici bir şey değil mi? Türkiye'de ya. Kaç tane, kaç ilde, yani 81 ilden kaç tane televizyon yayıncı kuruluşu var ki Uygu'dan yayın yapıyor arkadaşlar? Peki mesela bir şey soracağım şimdi. Türkiye'de herhangi bir televizyona bunu demiş olsaydı gelirdiler değil mi buraya? Kesinlikle. Ya, bak şimdi, bunu Rize'ye geliyor. Ya bunu var ya Ali, gerçekten şey ben bazen var ya kızıyorum. Bu akşam, bu akşam Mete ne oldu biliyor musun? Vallahi billahi. Bunu sana, bunu sana diyeyim Ali, sana şahit ol. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ufuk Özerten programa katılmadan önce, yayına girmeden önce bir kez daha aradım kendisini. Yayın alacağımız saati bildirdim. Ve her programımızın veteresini Futbol Federasyonu istiyor bizden. Arkadaşlar gönderiyorlar. Ve inanılmaz yani derecede... Karar aşamasında verelim benim bilim diye. Evet, yani geçiyor bir kararım öyle veriliyor yani. İnanılmaz, inanılmaz dereceden Futbol Federasyonu, inanılmaz derecede Futbol Federasyonu'ndan vallahi de billahi yeminle söylüyorum gecenin bu saatinde övgü dolu sözler alıyoruz. Adam anlattı. Ama kendi ağzından canlı anlattı. Işte, canlı girme anlattı. Girip anlattı. Ve kendi insanımızdan bırakın bize bir sponsorluk işte vermeyi, oradan bahsediyorum, bir teşekkür vermeyi bile burada, fazla gören insanlarımıza bizim burada, lafımız fazla burada, etmez gerekiyor. Burada, 3 haftadır bu Ali barbara bağırılıyor. Kardeşim Rize'ye gelen bir ödülün, mükafatın, tamam mı? Bunun sahibi mülk amirimiz Sayın Valimizdir. İyiyim de beni. Rize'de katkı yapılan her şeyden bobülenecek kişi, tamam mı? Sayın Valimizdir. Sayın Valimiz ne yapacak? Tamam mı? Gelecek abi Kaskar TV sahip birine veya şu programı Zonlara veya valinin vekili, vali beyin vekili birisi gelecek. Ya şurada canlı yayında bak, iyi dinle beni. Şu canlı yayın yapılırken bir plaket verilmesi lazım. Ha bunu yapmıyorsun. Milli bir gururu Rize'mize taşınıyor. Rize'mize karar veriliyor. Evet. Bu karar da Kaskar TV Telekuz ekibine veriliyor. Ali bir teşekkür yok. Bir de sinem. Bundan sonra en kralı gelse de kardeşim elinde tutmam. Bana ödül verse de almam abi. Sinan, bir de şu bu kadar var, basit. Bir de Sinan şu var. Şunu diyeyim sana. Bizim sadece yaptığımız program Rize için değil. Çünkü bu ulusal bir kanal olduğu için Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon. Yani bütün bu illere sesleniyoruz bu programda, evet, değil mi? Evet, hepsi seyrediyor. Ne diyoruz? Diyoruz ki milli takımımıza destek edecek. Verin. Bu maçlara destek verin. Şunu da anlatayım ben, halkımız evet bilsin. Milli maçlarımız tamamen tweetlerle, internetlerle falan hepsi elimizde, tam teknolojinin son çağıyla izleyeceğiz bu maçları. Belki de işimize, gücümüze gitmeyeceğiz. Bu bütün takımların bozlarının isimlerini tek tek ezberleyeceğiz. İngiliz, Alman falan neyse. Ondan sonra geleceğiz buraya, yorumumuzu yapacağız. Bu basit bir iş değildir. Basit bir görev almadık biz. Bu görevi alan Kaskar TV ve ekibine bence Rize'nin 10 degen isimlerinin tarafından bir teşekkür edilmesi gerekiyordu. Ama bu saatten sonra ben Sinan Mete olarak onların elinde almayacağım bu konu için. Almayacağım.
Elbette büyüğüm der başka konularda. Almayacağım ve teşekkürünü de kabul etmeyeceğim. Hatta ödüllerini de almayacağım bile. Yani gerçekten. Ama federasyonu da kapatalım. Federasyonun ben federasyona çok teşekkür ediyorum yine Alaaddin Bey. Gerçekten onlar bizi gördü ama bizimkilere bir at gözlüğü var ya böyle, onu vermemiz lazım. Evet sevgili seyirciler, FIFA U20 Dünya Kupası şampiyonasında gol kralları olan futbolcular var. 1977 tarihine başlamış ve 2013 yılında tekrar devam ediliyor. 1972 yıl arayla yapılıyor FIFA U20 Dünya Kupası. İşte burada Sergio Agüero, Dominic Adiah Ganalı, Henrique Brasilia, Lionel Messi, Arjantin, Eddie Johnson. Bunlar hep gol kralı olmuşlar U20 Dünya Kupası'nda Ali. Javier Saviola, Pablo İspanya, Adelton Brasilia, Josebe İspanya, Henry Zambrano Kolombiya, Sergio Serbakov Sovyetler Birliği, Oleg Serenko yine Sovyetler Birliği'nden, Marcel Vitesek Batı Almanya, Sebastian Losada İspanya, Giovanni Brasilia, Marcosis Avustralya, Ramon Diaz Arjantin ve ilk gol kralı olan Cunha Brasilia milli takımında. Ali'cim bak sana, bak işte bu insanlar adama evet. İngilizce nasıl öğretir. Bak Alaaddin nasıl İngilizce öğrenecek. Ev sahibi yapılan ülkelerde bakalım. 1977'de Tunus, 79'da Japonya, 81'de Avustralya, 83'te Meksika, 85'te Sovyetler Birliği, 87'de Şili, 89'da Suudi Arabistan, 91'de Portekiz, 93'te Avustralya, 95'te Katar, 97'de Malezya, 99'da Nijerya, 2001'de Arjantin, 2003'te Bahreyn, 2005'te Hollanda, 2007'de Kanada, 2009'da Mısır, 2011'de Kolombiya ve 2013'te Türkiye. Evet. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta pazartesi günü akşamı yine Rize Spor'daki gelişmelerle birlikte ve de FIFA U20 Dünya Kupası'na kaldığımız yerden devam etmek kaydıyla yine telefon bağlantılarıyla hem Çaykur Rizespor hem de FIFA U20 Dünya Kupası'nın kalbini, nabzını burada tutmaya çalışacağız. Bu akşam görüşlerinden dolayı hem Sinan Mete kardeşime çok teşekkür ediyorum, hem de eski futbolcumuz antrenörlük hayatına başarı dileyeceğim Ali Kulaksız kardeşime teşekkür ediyorum. Ve haftaya pazartesi günü akşamı saat 22'de Çaykur Rizespor'la ve de FIFA U20 Dünya Kupası ile ilgili tekrar burada beraber olmak dileğiyle yine telefon konuklarımız olacak. Yine dop dolu bir program sizlere izlettirme sözünü vererek herkese iyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Yıllık tecrübesiyle gözlük sektörünün öncü kuruluşlarından olan Deva Optik, Lacoste, Ray-Ban, Tapten, Ose, Versace, Dolce Gabbana, Sarar, Levi's gibi birçok markanın Rize'deki tek yetkili satıcısı Deva Optik. Ayrıca göz dinlendirici antrefile camlar, ışığa ve güneşe karşı duyarlı kolormatik camlar, süper inceltilmiş Japon Einoa camlar, numaralı güneş gözlükleri, yakın ve uzağa aynı anda gösteren camlara çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 4 ayrı şubesiyle Deva Optik, SSK, Memur, tüm resmi ve özel kurumların gözlüklerini 2 yıl garanti ve 12 aya varan taksit imkanlarıyla sunuyor. Kavurmada 1938'den beri gelen mükemmel lezzet üç el kavurma. Karadeniz'in yaylalarından özel seçilmiş hayvanların hijyenik ortamda kesilerek işlendikten sonra sofranıza gelen kavurması üç el kavurma. Üç el kavurma Karadeniz'in tüm seçkin marketlerinde. Kavurmada gelinen son nokta üç el kavurma, Meteoğulları'yla sizlerle. Meteoğulları Limited şirketi, Menderes Bulvarı, Sanayi Girişi, Engindere, Rize'de. Telefon 0464 214 70 00.